Hepinize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Şimdi bu akşam Tarafsız Bölgede iki ana konumuz var. Birisi Afrin, e, Afrin'de olup bitenler, yeni gelişmeler ve yeni açıklamalar. Diğeri ise siyasette işte ittifak ve onun doğurduğu tartışmalar, e, kavga dövüş meclisten geçen e, seçimle ilgili düzenleme, ittifak düzenlemesi... Onları konuşacağız. Onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya attığı İstiklal Marşı'nın bestesi değişebilir mi? Dil devrimi neden yapıldı? Meseleleri de var. Onları da konuşacağız, tartışacağız. Ama esaslı iki konumuz var. Biri Afrin, biri de dediğim gibi seçimle ilgili, seçim ittifakı ile ilgili düzenleme. Konuklarımızı tanıtmak istiyorum öncelikle. Şimdi Yaşar Hacısalioğlu bizlerle hoş geldiniz, merhaba. merhaba. Ee, Remzi Çayır. Hoş geldiniz Remzi Bey Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Teşekkürler. Ee, Cüneyt Toraman hoş geldiniz Cüneyt Şurada. Bey siz de hukukçu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hoş geldiniz Muharrem Bey. Hoş bulduk. Bey. Ee, Elif 4. Aydemir siyaset stratejileri uzmanı hoş geldiniz. Ve gazeteci Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı Orhan Bey siz de hoş geldiniz merhaba. Şişt, önce Afrin'le başlayalım. Eee Muharrem ile başlayalım. Siz, sizin genel başkanınız yani Afrin'in merkezine girilmemeli tehlike var dedi ama sonuçta girildi ve öyle büyük bir tehlike olmadığı da ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle tabii Çanakkale milletvekili olarak e, paylaşmak istediğim bir husus var. Onu çok kısaca paylaşayım. Dün 18 Mart'ta Çanakkale zaferinin 103. yılını ...büyük bir gururla e, kutladık. Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı bir şehir. Ve Çanakkale ruhu çok önemli. Çanakkale savaşları da tarihi aynı zamanda centilmenler savaşı olarak da geçmiştir. O yaralı anzak askerini taşıyan Mehmetçik... ...1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya verdiği barış mesajı... ...dünya tarihinin en önemli barış mesajıdır o topraklarda savaşan ve o topraklarda ölen yabancı askerleri evladı olarak kabul ettiğini söylediği barış mesajı. Ee, tabii 18 Mart'ta Çanakkale halkını ve bizleri e, derinden üzen gelişmeler de oldu. İlk defa Çanakkale halkının temsilcisi, e, Çanakkale Belediye Başkanı'nın katılmadığı bir tören gerçekleşti. Niye katılmadı? Çünkü talimat öyleydi. Çanakkale Valiliğine verilen talimat, e, törenlere katılmayacak, konuşturulmayacak diye. Biz sabah çelenk koyma törenine katıldık ve o gerekçe neymiş? Peki gerekçe neymiş? Gerekçe belediye meclisinde yaşanan bir tartışma. Gerekçe ne olursa olsun, e, Çanakkale halkının temsilcisi bir belediye başkanının 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin törenlerinde olması gerekir. Bizim birlik, beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu şekilde bir ayrışma doğru değildir. O törenlerde Çanakkale Boğaz Komutanı konuşuyor, Çanakkale Valisi konuşuyor, Çanakkale Belediye Başkanı yok. Yine Gelibolu'da 1915 köprüsünün Gelibolu ayağın ilk temel atma töreninde dün yine, ölden sonra bu kez Gelibolu Belediye Başkanı törenleri alınmadı. Bunlar olmamalı. Bunlar hem yerel demokrasiye vurulan haksız darbelerdir, hem de e, halkın iradesine e, bir saygısızlıktır. Peki bir virgül atın. Sorumun cevabına geçmeden bu konuda siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani ben e, bir yasaklama mı getirildi? Ne oldu bilmiyorum ama evet, bunu Evet. Sorun ve ne oldu? Talimat <laughs> yani <bir> talimat <laughs> verildi. Talimat mi verildi. Tabii Çanakkale valine talimat verildi. Protokolü Ama ve benim törenleri Çanakkale valisi Benim için Benim hatırladığım kadarıyla olay şöyle gelişti. Eee Belediye başkanı, hı hı. belediye meclisinde ki kadın üyeyi azarlar şekilde konuştuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen o olayın ardından bir konuşma yaptı. Dedi ki e, belediye başkanını sert bir dille eleştirdi. Bundan sonraki Çanakkale törenlerinde de bu belediye başkanı konuşturulmayacak dedi. Yalnız Ö onu konuyu şöyle aydınlatayım. Ben konuyu detaylı Öyle, böyle olmadı mı? Için. Hayır, tamam. Hayır öyle oldu Beledi ama öyle oldu ama bakın belediye meclislerinde tartışmalar olabilir. Bu farklı 18 Mart Çanakkale Zaferi Çanakkale ruhu çok farklı ki o belediye meclisteki tartışmada e, videonun tamamı izlendiğinde gerçek görülecek ki belediye başkanının müdahalesi arka sıralardan kalkan bir beyefendi. Evet orada bir belediye meclis üyeleri bir tartışma oldu gündeme davetle ilgili. Bu gerekçe yapılamaz 18 Mart törenlerinde. Çanakkale'nin ve Türkiye'nin en önemli e, günlerinden biridir. Tarihimizin en önemli günlerinden biridir. E, Çanakkale halkının temsilcisi orada olmalıdır. Yine Gelibolu'da, Gelibolu mücadele alanı içerisinde gerçekleştirilen bir törende Gelibolu Belediye Başkanı olmalıdır. Bir şey söyleyebilir miyim? Olay şu yani Gelibolu için bilmiyorum yani nedir gerekçeleri ama e, siz eğer, bu sizin için bir sürpriz olmamalı, sürpriz olmamalıydı. Çünkü Cumhurbaşkanı kamu önünde bunu söyledi. İşte bundan sonra olmasın istiyoruz ki dün Fener Alayı'nda da Çanakkale'de 10 binlerin 10 binin üzerinde e, hemşerimizle yürüdük, zaferimizi kutladık. Bundan sonra bu tip şeyler yaşanmamalı. Bizim derdimiz o. Çanakkale ruhuna uygun Peki. bir şekilde bu törenler kutlanmalı. Şey törenler istiyar. hiçbir siyasi partinin, hiç kimsenin töreni değil, Türkiye'nin bizim tarihi yani şu, ben bir şey söyleyeyim çünkü tür şeyler genellikle Türkiye'de iktidar ve muhalefet ilişkileri biraz tam ne yazık ki dönem dönem farklılık arz etse de başından beri bir türlü oturtamadık. Yani demokratik bir zemine oturtamadık. Gerginlik hep var. Evet, yani herkes ona göre siyaset usulü ve uslubu seçiyor. Halbuki e, tabii sizin de o konuda böyle değildi, böyle değildiğinizi sizin çıkıp açıklamanız lazım. Yanlış anlaşıldığınızı kamuoyunda söylemeniz lazım. Ben duymadım onu. E, dolayısıyla da eğer böyle bir yanlışlık varsa bu yanlışlığın giderilmesi lazım. Yerel yöneticisinin de, genel yöneticisinin de bu milli günde herkesin bir, bir beraber olmasına yarar var. Hepimiz. Eyvallah. Peki, teşekkürler. Son Şimdi bir şey söyleyeyim. Yine e, Çanakkale milletvekili olduğum için. Mesela e, Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet Çanakkale Zaferi hutbesi yayınlıyor ki yayınlamalı ama içinde Mustafa Kemal Atatürk bir kere bile geçmiyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de olmasaydı Çanakkale Çanakkale geçilmez olur muydu? O zafer olur muydu? Diyanet olur muydu? Yani e, onun için Sayın bence Sayın Cumhurbaşkanı orada ama konuşmasında çokça dile getirdi onu. Bir kere konuşmasının sonunda bir kere dile Mustafa getirdi. Kemal'den, Geçmişte ben. dile getirilmiyordu. O da önemli bir gelişmedir. <laughs> bir kere dile getirildi ama Diyanet'in hutbesinde, Çanakkale Zaferi hutbesinde Anafartalar Kahramanı... E, ...ki Çanakkale kara savaşlarının e, da Mustafa Kemal'in askeri dehası olmasaydı Çanakkale geçilecekti. E, Çanak, Mustafa Atatürk'ü de bir kez bile olsun anmak gerekir diye bunu da vurgulayayım efendim. Peki. E, sorunuza, gündeminize geçelim. Ben Türkiye'de e, çok cüzi bir azınlığın Atatürk'le ilgili problemin olduğunu düşünüyorum. Ee, hele AK Parti, MHP, Büyük bir, Büyük ve benzeri partili tabanlı Atatürk'ü sevdiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Elbette ki zaman zaman bazı gruplar Peki, olabilir. Niye Diyanet mesela? Yani, yani Çanakkale bence, zaten. Bence bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Buradaki yine yazıcılardan Onası bilinç... birisi. Bir bilin, yazı, yazı yani kalem alanlardan birisi. Bence bu benim tabii özel düşüncem. Yani insan yani yani tişleri yani başkanı Çanakkale hutbesi yazıyor, okutuyor. Başkanlığı Başkanlığı ve orada Atatürk'ün adı anılmıyor. Yani burada Atatürk bizim tesadüfen değerimiz. Bizim <laughs> Çanakkale Hütbesiz savaşlarında şey düşmanının mı? dahi Biz Çanakkale savaşlarında şey bakın çok önemli. Çanakkale savaşlarında düşmanının dahi büyük saygısını kazanmış bir liderdir Atatürk. Ya bu çok önemlidir. Onun için neyse. Bunu ben vurgulamak istedim. Paylaşmak İlk Hanım da istedim. bir şey söyleyecek. Bir nefes tabii. aldı. Evet, siz artık <laughs> anlıyorsunuz bakıştan. E, efendim, e, toplumun bu kadar kutuplaştığı bir dönemde ortak değerler üzerinden siyasetin kaşınması bizim saha çalışmalarında da gördüğümüz üzere seçmen üzerinde de iyi bir etki yapmıyor. Şimdi e, bu tip e, Atatürk e, gözden kaçmış gibi bir yaklaşım, gayri ciddi bir yaklaşım tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı ya da ee, Diyanet İşleri Başkanı öyle bir açıklama yaptı Kendisinden Gözden öyle bir açıklaması yok ama eleştirilere dolaylı olarak böyle bir cevap vermiş. E dolayısıyla şimdi düşündüğünüz zaman 18 Mart Çanakkale Zaferi bizim ortak değerimiz. Afrin'de e, yaşanan ve elde edilen zafer bizim ortak değerimiz. Bunların e, siyasileştirilmesi, siyasi rant aracına dönüştürülmesi, işte bir partinin e, temsilcilerinin alınıp diğer partilerin temsilcilerinin alınmaması gibi durumlar ortak milli beraberlik duygusuna son derece zarar vermektedir. Bunun amacı sandıksa bile yanlış bir stratejidir. Seçmen buna son derece ters bir tepki Peki. vermektedir. Gelelim konumuza Afrin. Şimdi, Soruma gelelim. Tabii. Siz Sizin e, tekrar etmek istiyorum. Genel Başkanınız dedi ki Afrin kent merkezi tehlikelidir. Girilmemelidir. Ya da girilecekse bile düşünülmelidir. Şimdi Tam hatırlamıyorum ama Genel meali bu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, Afrin Harekatı'nın başından beri ...çok net bir şekilde destekliyor ana muhalefet olarak. Çünkü bu e, Afrin bir siyasette iç malzeme hiçbir zaman yapılmamalı. Bu bizim mücadelemiz, Türkiye'nin mücadelesi. Şunu da vurgulamak istiyorum. E, aslında e, hükümetin, AK Parti hükümetlerinin çok uzun yıllardır... ...bence iflas etmiş dış politikasına ve yanlış Suriye politikasına... ...aslında bir yerde silahlı kuvvetlerimiz... Ee, bir yön verdi. Yani devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz bu harekatı yapmak zorunda kaldı. Ee, kent merkezine girerken düşünülmeli duyarlılığı orada yaşayan e, insanlar var. Oranın kadim halkı var, masum insanlar var ve terör unsurları bunları kullanıyorlar. Ee, ona vurgu yapmaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti ...bölgenin en güçlü, en saygın devletidir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti devletini... ...bu bölgede bölmeye, parçalamaya... ...hiç kimsenin gücü yetmez. Biz her şeyi gereğinde, gereken zamanda yaparız. Ve Afrin'de... ...genel başkanımız... ...şanlı ordumuzun... ...gereğini yaptığını da... ...vurgulamıştır. Terör unsurlarının çekilmesi de... E, ...hepimizi rahatlatmıştır. Çünkü... Biz de şehitler verebilirdik, şehit sayımız artabilirdi, masum insanlar ölebilirdi. Sonuçta çünkü bir savaş, ee, bu şekilde Afrin'in alınması ve şu anda bütün unsurlarından temizlenmesi e, önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti bu Afrin Harekatı ile birlikte bundan sonra masada çok daha güçlü olacaktır. Yalnız Genel Başkanımız çok önemli bir noktaya vurgu yaptı. Biz bu bölgede emperyalizmin oyunlarını bertaraf etmeliyiz. Biz bu bölgede Türkiye, İran, Irak, Suriye birlikte bu terör yapılanmalarına karşı ortak mücadele etmeliyiz. Peki. bakın görüyorsunuz. Konuşacağız. Ee, Muharrem evet. Bey yani onun artık e, benim sorduğum sorun <laughs> netti Verdiniz cevabı. Tamam. Ne diyorsunuz bu cevap sizin açınızdan tatmin edici? Yani <laughs> Bu noktaya gelinmiş olmasını kuşkusuz mutlulukla karşılıyorum. Ama o süreç içerisinde harekat başlar başlamaz birçok açıdan Ana muhalefet Partisi'nin birçok sözcüsünün önce ÖSÖ'yü bir terörist grup olarak nitelendirmeleri, sonra çok ısrarla Genel Başkan'ın Afrin Şehir Merkezi'ne girilmemesi gerektiği konusundaki ısrarı, bunun bir istihbarat bilgisine dayalı... TSK'nın ya da Türkiye istihbaratının ulaşamadığı bir bilgiye dayalı çok önemli bir mahsus mah, bir e, sakınca üretiyorsa bunun kuşkusuz paylaşılması gerekirdi ama bu söylem bir siyasi nitelik taşıyordu hiç kuşkusuz. Sonuçta bir siyasi kimlikten çıkıyordu. O dönemde bunu çok tartıştık, çok eleştirdik, bunun doğru olmadığını. Asıl terörün kuluçka merkezinin bu tür merkezler olduğunu ve dolayısıyla bu e, sürecin bir kararlılık istediğini sadece Afrinle de sınırlı olmadığını bunun bütün e, Suriye'nin kuzeyini bir oldu bittiye getirilen o terör kuşağının temizlenene kadar bu kararlılığın, bu inancın direnci sürmesi gerektiğini altını çiziyorduk. Dolayısıyla yadırgadığımız bir açıklamaydı. Ama şimdi bu noktada bir değerlendirme yapılıyor olması kıymetlidir. Esas olan Türkiye'nin iç cephesinin bu konudaki hiçbir gedik vermeden Hiçbir ayrımsız bir tunç halinin oluşması gerekir. Bunu her zaman söylüyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşkusuz böyle zamanlarda bu ülkenin ihtiyacıdır, önemlidir. Doğru, emperyalizme karşı bir mücadele veriliyor. Yani oradaki o piyonlar, <laughs> arkalarındaki güç kimse, Türkiye onunla savaşıyor. Peki, Net. peki e, gelelim esas konuya. Evet. Hiç direnme göstermeden çekip gitmeleri arkalarına bile bakmadan çekip şaşırtıcı mı sizce? Yani, yani öyle, çünkü hep anlatılan e. hikaye bütün analizciler yani aslında hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu şimdi bugün e, uyarısını yadırgıyoruz ama sonuçta bütün analizciler Afrin şehir merkezine girmenin aslında çok tehlikeli olabileceğini kayıplar verebileceğimizi söylüyorlardı yani söylemiyorlar. Mı? Bir şey, bir şey söyleyebilir miyim? Meskun mahal çatışması çok geri çekilecek. Efendim, bir şey ekleyebilir miyim? Bakın genel başkanımızın ve bütün hepimizin duyarlılığı Hani bir tek Mehmetçinin bile burnunun kanamaması. Ama tabii bu mümkün değil. Bir hareket yapıyorsunuz ve genel başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı o kadar net bir duruşu var ki biz terörle mücadeleyle ilgili hükümetin getirdiği her düzenlemeye mecliste destek verdik. Her düzenleme. Ve ben cevap mi? Evet. evet. Şimdi Siz eleştiriniz neye yani onu? Şu e, ee bir risk taşıyor olmasını kim göz ardı edebilir? Bu bu girmemek anlamına gelmez. Mutlaka girilecekti. Öyle ya da böyle. Sonuçta o hendek terörünün bir benzerini, daha kapsamlısını, üstelik arkasındaki gücün açık istihbarat desteğiyle, lojistik desteğiyle, stratejik aklıyla, belki daha büyük bir direncin olabileceğini söylene, söylenmesi akla yatkın bir şeydi. Ama bu girilmesin anlamına gelebilecek bir şey değildi. Dolayısıyla girilecekti. Buna göre tedbirlerini alacak Türk Silahlı Kuvvetleri. Ona göre jandarmanın e, ve e, emniyetin özel kuvvetleri bu iş için çok önemli ya, peki, ölçüde mevzilenmiş. Bir ana muhalefet liderinin e, endişe <laughs> mahiyetinde bir beyanda bulunmasının ne sakıncası olabilir? Bunun ancak e, TSK e, bunun hesabını yapabilecek durumdadır. Onunla paylaşabilir bilmediği bir istihbarat varsa. Ama bunu söylediği andan itibaren bu bir güvenlik endişesinden öte bir siyasi e, e, kimlikten çıktığı için bu oradaki direnci kararlılığı olumsuz etkiler. En çok bunu eleştiriyor. Ona dikkat edilmesi, edilmesi gerekiyor. Eleştiri yapılacaksa eleştiri yapılacaksa eğer e, geçmişte çok yakın zamanda yakın zamanda havuz medyası olarak nitelediğimiz medyanın attığı manşetler vardı kardeşlik koridoru diye. Kardeşlik projesi adı altında yürütülen süreçte kimlerle ne diyaloglar kuruldu? Kimlerle ne masalara oturuldu? Bu bunun ayrıntılarına girmiş. Kobani'deki şeyi mi söylüyorsun? Kobani'de sınırlarımız açıldı Türkiye üzerinden. Kobani'de mücadele eden YPG'ye <laughs> destek imkanı sağlandı <laughs> çözüm Zeyrek sürecinde. Oslo'da, İbralı'da, Kandil'deki yürütülen süreçler <laughs> o zaman kardeşlik projesi deniyordu. Şunu demek istiyorum. Yani bir yanlış dış politika ve öngörüsü siyaset. Türkiye'yi bu noktaya getirdi ama şimdi birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında duruyoruz, durmalıyız. <laughs> Genel Başkanımız da bugünkü açıklamasında Şanlı ordumuz gereğini yapmıştır. Gururumuz olmuştur dedi. Biz her zaman ordumuza güvendik, ordumuzun yanında olduk. Peki, ama o, o çözüm sürecini de sekteye uğratan Suriye'deki gelişmelerdir. Çok açık. Sonuçta bu ülkenin evlatları oturup bu akan kanı durdurmaları kadar tabi bir şey olamazdı. Arkalarındaki bütün emperyalist güçleri bo boşa çıkartıp bu işi çözmeleri gerekirdi hiç kuşkusuz. Efendim. Ama bu ama bu, ama bu ama bu ama bu süreç ama bu süreç bunu çok açık Demirtaş çok açık ortaya koydu bir röportajında. Dedi ki yani ortada bir statü sorunu var dedi. Yoksa demokrasi falan <laughs> ve Suriye'deki o kantonları işaretledi. Benzeri bu hendek sürecinde denendi. Durum buydu ve oradaki Peki, o neyse bunlar O el bunu dağıttı. Arttı. O arttı. Ben, bugüne, ben bugüne gelmek istiyorum. Geçmişe e, girildi de o yüzden. Tamam. Şimdi ben bugüne evet. ilişkin şunu da söylemek isterim. Hani çok mu e, çekilmeleri konusunda dediniz ya? Hayır, size sürpriz geldi mi mesela? Şöyle yani, yani çünkü bir direnç bekleniyordu galiba. Şimdi bu bir süreçti. O süreç boyunca çok yakın takibi gerektiriyordu burada bir sürprize karşılık karşılıp karşılamama durumunu. Kırsaldan başlayan bu mücadeleleri çok fazla kayıp verdikleri açık. <laughs> Handil'den yeteri destek alamadıkları açık. Şam yönetimiyle çok sıkı fıkı bir flörte girmek konusunda hamleler yaptılar. Önce bir hafif bir meyletme oldu. oldu. Oradan istedikleri desteği alamadılar. Rusya'nın uçak düşürülmesi meselesini <laughs> esas alarak bir uçağa düşmüş duvara hava sahasını kapadı. Bunun süreklilik taşıyacağına ilişkin bir yatırım yaptılar. Buradan da sonuç alınamadı. Sonuçta Amerika'nın baştan beri esas itibariyle menbiç ve gerisini tutabilme e, refleksi daha baskın hale geldi ve yepe ve, ve kaçmak zorunda kaçmak kaldırdı. zorunda kaldılar. Çünkü o kadar büyük mühimmatı falan sizin bırakarak. Sizin açınızdan sürpriz miydi bu kaçış? Ya sürprizdi tabii. <laughs> ya yani siz bir direni kaç direnç, direnç gösterme tabii şimdi. imkan her şey yani siz demin söylediniz bütün askeri analiz uzmanlar, analistler vesaire falan Afrin'de büyük bir şehir savaşının yaşanacağı, yaşanacağı konusunda en belirttiler. Yani biz de ayrıca da böyle şeyler bekledik. Hatta şundan söylendi. Yani 6 ay bu Fırat Kalkanı operasyonu 6 ay sürdü. 72 şehit verildi. Yani Afrin'le kıyasladığımız zaman orası dümdüz düz yol olarak kabul edilebilir. Afrin ise dağlık bir bölge vesaire falan. İlk baştaki dirençleri düşünelim. Hemen sızlarımızın ötesinde Afrin'in başlangıç noktalarında ...dört bir kolda çok büyük dirençler vardı ve kayıplarda esas olarak da oralarda verildi. Şimdi e, fakat olay cin Derisi'ne gelince cin Derisi'nin terk edildiğini gördük. Orada da askeri yorumcular şunu söyledi. ...Afrin'e esas olarak çekildiler." çekildiler şeklinde. Çünkü, tamamen şehir savaşı yapacaklar. Tamamen şehir savaşına dönüne. Bir de dendi. Dendi. Başka bir şey daha var. Amerikalıların açıklamasını hatırlayalım. <laughs> Bizim onaylamadığımız 3-4 bin Fırat'ın doğusundan ve hatta işte Membiş'ten 3-4 bin PKK'lı, PYD'li Afrin'e doğru yola çıktı. Biz bunu onaylamıyoruz şeklinde bir açıklaması var. Bu da aslında Afrin'de şehir savaşının çok güçlü. Yani PKK orada, PYD orada direnme hattı Kuracak ve orayı kolay kolay teslim etmedik. Dolayısıyla şaşırdık diyorsunuz. Şaş orada şaşırdı fakat nasıl ne oldu? Şey ne oldu ne peki oldu? Ne, nasıl yani, izah oldu. ediyorsunuz? Şu oldu yani e, Amerikalılarla görüşmeler var. Ben şu soruyorum şimdi. Amerikalılar. Kiminle kim arasında? Yani, Türkiye ile işte, mi? Türkiye ile Amerika arasında bir görüşmeler başladı. Bu Tillerson geldi şimdi gerçi e, görevinden alındı ama. Bir çalışma grubu kuruldu. Martta bu grup gerçekten de çalışmaya başladı. Bazı ilerlemeler kaydedildi. E, Çavuşoğlu o konuda açıklamalar yaptı bazı konularda ve Çavuşoğlu'nun şu sözü aslında bir e, yapılan anlaşmaya da bir e, işaretti. Dedi ki biz Mayıs'tan önce Afrin Kent merkezini ele geçiririz dedi. Bu belli ki bir anlaşma. O Amerika, ile, sağ... Türkiye Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma Peki. sağlandı. Orhan Bey bir, bir virgül atın. Ee, yani siz bir benim için şaşırtıcıydı diyorsunuz. İki ama şimdi bugün baktığımda e, Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma sonucu bu çekilmenin gerçekleştiğini fark ediyorum diyorsunuz. Reklama gitmem gerekiyor. Tamam. E, bunu tartışalım isterseniz ama reklamdan sonra. Tekrar birlikteyiz. Bu çekilmeyi konuşuyoruz. Orhan Bursalı ilginç bir yaklaşım sergiledi. Dedi ki, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmaya bağlı olarak YPG'li teröristler Afrin'i <laughs> terk ettiler, Afrika'dan kaçtılar, kaçmış olabilirler. E, dedi. Tabii o Koridor açık bırakıldı biliyorsunuz zaten Ama siviller için şey. bırakılmıştı Siviller ama o koridorun herkes kullanabilir O koridoru yani teröristler de kullanıyor. PYD PKK Muhakkak o koridoru nereye, koridoru nereye uç, uçmadıklarına göre bir koridordan Hayır, yani Ben de onların e, Şimdi yukarıda e, İHA'lar var Yani insansız hava araçları var Orada bölgede bölgenin üzerinde uçuyorlar Sivillerin Komik arasına de. karışmış olabilirler Hem o ben onun ötesinde Başka bir şey söyleyeceğim ben PKK ve PYD'lilerin oradan çekilmesinden, terk etmesine e, bizim e, iktidarın hem siyasi onayıyla birlikte askerin göz yumduğu iddiasında bildiğim bulunabilirim. Çünkü <laughs> bu e, bizim işimize gelen Türk Silahlı Kuvveti'nin işine gelen bir şey. Öbür taraftan kent e, savaşlarına gireceksin ki orada o uzun sürebilir. Çünkü hatırlayın daha önce. Yani kendi savaş 3 yıllık bir e, savaş olmasından bahsediyor. İşte bir, bunu konuşabilir miyiz? Bir izin verin. Tabi. Cüneyt Bey siz katılıyor musunuz? Yani bir anlaşma sonucu teröristlerin orayı terk ettikleri tezi. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani böyle bir anlaşma olabileceğine. Bir defa harekatın başlamasına konseptine bakmak gerekir. Türkiye'nin güneyinde ve e, batısından bir hilal harekatı olarak aşağıya inmeye başladı. Türkiye'nin amacı ...kuşatıp e, tamamen imha edelim... ...böyle bir şeyi yok. Yani e, hiçbir zaman olmadı. E, terörle mücadeleye... ...başladığı andan itibaren... ...böyle bir yaklaşımı olmadı. Dolayısıyla tabii ki... ...güney kısmında bir koridor var. Hilal şeklinde harekata başlarsanız... ...aşağıda mutlaka bir koridor olacak demektir. Bu siviller için olabilir. Peki siz nasıl izah ediyorsunuz o zaman... Ve, ...çekilmeyi? yani Herkes, bütün stratejistler... ...askeri analistler orada... Bir meskun mahal çatışması beklerken, bir e, teröristlerin direnç gösterme ihtimalinden söz ederken hiçbir direnç olmamasını nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi bir defa Türkiye, e, Bursa'ya ve dağını 48 saat içerisinde aldı. Gördük ki dağların içerisinde çok tahkim edilmiş e, tüneller kilometrelerce tüneller ve çok büyük cephanelikler ortaya çıktı. Dolayısıyla... E, sanki oranın gerçekte ikinci bir kandil gibi inşa edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu hazırlıklara bakarak bunların el sıkışıp gidebileceklerini düşünmek akla zarar bir yorum. Yani e, bu hazırlıklarına baktıktan sonra demek ki böyle bir e, kararlılıkları vardı sonuna kadar. Hem şehir içinde hem de daha şehirlere niye direnmediler ve test ettiler. Yani Türk ordusunun kararlılığını test Heh, ettiler. Kararlılığı Beğilir. test ettiler. Kesinlikle evet onu gördüler. E, aksi takdirde Amerika dedi biz 30 bin tane işte PYD asker eğittik yetiştirdik o zaman Hodri Meydan Türkiye'ye girdi çünkü. Yani biz dedi bu görevimiz bitene kadar devam edeceğiz ve e, koridor bırakmasını da ben doğru buluyorum. Yani Türkiye'nin doğrudan doğruya bir savaş içerisine değil terörle mücadele kapsamında girdiğini söylüyor zaten. Türkiye'nin hedefine 30 kilometrelik bir... E, şeridi bandı terörden arındırmak. Yani kendi sınırlarına yönelik, Türkiye'nin içine yönelik saldırıları yani, önlemek. Siz şunu mu diyorsunuz? Terörist Türk ordusunun kararlılığını, Türkiye'nin kararlılığını gördü, savaşa girme riskine göze alamadı ve kaçtı. kaçtı. Ama kaçtı. orada bir zayıf nokta yok bu şey. Nedir? Yani terör Türk Türk ordusunun kararlılığını gördü. Yani baştan ha harekat başlandı ve e, üç koldan bütün çevrelendi Afrin şehir merkezine doğru gidiyor. Yani bunun kararlılığını görmesi gerekmiyor. Zaten girdiği anla itibaren yaptığı açıklamaları da bakacak olursak yani Afrin'i alacağız. Afrin şehir merkezine gireceğiz, savaşacağız şeklinde bir kararlılık var. Yani girdikten sonra acaba neyi test edeceklerdi? Çok merak ediyorum burada. Yani ordu harekete geçtikten sonra onu öyle durdurmak Hayır, öyle bakın. kolay değil. Amerika'nın Irak'a girdiği anın bir hatırlanmasını istiyorum ben. Sadece bomba yağdırdı. Amerika girdiği zaman taş üstünde taş bırakmadı. Her şeyi imha etti. Ama Orhan Bey. Ama Türkiye nasıl girdi? Ama Orhan Bey'in söylediği şey şu: Sizin diyorsunuz ya adamlar Türk ordusunun Türkiye'nin kararlılığını gördükleri için bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Diyorsunuz ya. Orhan Bey de diyor ki ya Türk ordusunun kararlılığını görmesi için. ...ta son güne kadar beklemeleri gerekmiyordu ki en baştan belliydi kararlılığı diyor. Bakın harekat başladığında eğer, eğer sivil ölümleri olsaydı hem millet arası hukuk nezdinde Türkiye zor durumda kalacaktı... ...hem de iç kamuoyu açısından bir de e, Kürt unsurların propagandası açısından çok zor durumda kalacaktı. Ama karıştıkları halde sivil halkın arasına karıştıkları <laughs> halde tek tek ayıklandı. Bu harekatın bu kadar uzun sürmesinin temelinde de bu var zaten... Bunu görünce amaçlarına ulaşamadılar. Eğer sivil ölümler olmuş olsaydı tam tersine dönebilirdi bu harekat. Çok kararlılıkla, çok titiz, çok dikkatli bir şekilde Türkiye bunun tecrübesini dakika, cümle de cümle. bu hende kazma olaylarında yaşadı zaten. Türkiye. Orhan Bey sizin tezinizde de şöyle bir problem yok mu? E, bugün biz e, ana haberde, kanalde haberde de yayınladık. Koskocaman bir cephanelik. Bırakıp kaçmışlar. Bir sürü silah var içeride. Yani... Şimdi bir çekilme söz konusu olsa, bilinçli bir çekilme söz konusu olsa o silahları alıp giderlerdi. Oysa adamlar silah milah almadan ama o kadar büyük bir çekilme ama şeyi bilmiyoruz. Mesela bizim bilmediğimiz, açıklanmayan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamadığı olaylar var. Bunu ancak biz fikir yürüterek nedir diye sorabiliriz. Mahiyetini buradan. bilemediğimiz tam olarak. Tabii diyorsunuz. ki. Tabii ki biz şimdi ...görünüşteki bir takım şeylerden yola verilerden, verilerden yola çıkıyor. Yani siz de öyle. Arkada Cüneyt Bey de öyle. Tabii ki arkadaki veri büyük veriyi görmüyoruz. Bir fotoğrafı görmüyoruz. Peki, bir yani ki, ben son anlayamıyorum açıkçası ya. Yani bu örgüt soru. başarısız oldu ve kaçmak zorunda kaldı. Bu kadar açık ya. Tamam ama yani niye burada hangi hangi veriye dayanarak siz bir anlaşma yapıldınız. Çılırsın kendini kurtaramadı. Ben, ben şurası, Buradan aldığı ben, kararların ben, ben, 19'undaki buluşma Türkleri gerçekleşemedi. Aldı, Şimdi bütün her şey Membiçe ilişkindi. Şimdi göreceğiz. Bakalım bak, Membiç'te alınan kararlar uygulanacak. mı? Bir dakika. dakika. Öyle şey olur mu ya? Yanlış burada bir algı yaratmayalım. Ben şunu söylemiyorum. Siz yaratıyorsunuz. Hayır, evet. Siz yaratıyorsunuz. Niye çok mu, mu zor? Şey Pkk burada başarısız oldu ve çekildi demek. Kaçtı demek yani. Evet. Çok mu zor? Ben şunu söylüyorum, çok PKK... daha açık böyle oldu. Şüphesiz <laughs> ki başarısız oldu. Evet. Yani bunu tartışacak bir tarafı yok. Ben başka bir açıdan bakıyorum meseleye. Niye direnmediler diye temel bir sorun var. Direnemedi, direnemedi. Bu kadar açık. Ben de şöyle söylüyorum, burada. E, Bilmediğimiz bir nokta Benim şöyle bir şey, bir şey var. Bunlar mi? görüşümü söyleyeyim. Ben gördüm. Bitirsin ya, bir, Orhan ya, Bey. Bir cümle, cümlenizi bitirin. Ya yani Amerika ile bir masaya oturuldu. Amerika evet. ile Türkiye arasında zorunlu bir anlaşma olduğu konusunda ben bir e, kanal sahibiyim. Evet. Bu şu. Ya sen oradasın. Biz de burayı artık yani çok kararlı Amerikalılar bunu vazgeç, Şey yaptılar. Da PKK'lılara... Orayı terk edin. PKK Ama Orhan Bey bir, bir, bir dakika. Türk Remzile. Silahlı Kuvvetleri Pekalılarla oturdu anlaştı demiyorum. Bakın şöyle Amerikalı, bir durum var. Abi, biz Amerikalıların açıklaması var. Daha az önce yapıldı. Akşamüstü geldi bu açıklama. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması. Bir, ABD Afrin'den gelen haberlerden derin kaygı duyuyor. Nüfusunun çoğunluğunun Kürt olduğu şehrin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin <laughs> desteklediği güçlerin yani ÖSO'yu kastediyor, saldırı tehdidi nedeniyle boşaltıldığı görülüyor. Bu insanların acil barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardıma ihtiyacı var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklaması bu. Afrin'deki yağma haberlerinden kaygılıyız. Türkiye, Rusya ve rejim dahil tüm aktörleri insani yardım kuruluşlarına geçiş sağlamaya ve şiddet nedeniyle yerlerinden olanlara acilen insani yardım ulaştırmasını sağlamaya davet ediyoruz. Burası önemli. NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını dikkate alma hususuna bağlıyız. Aynı zamanda DH karşılığı kampanyaya ve ortağımız SDG'ye de bağlıyız. Yani ortağımız SDG dediği, e, içinde PYD'nin de ağırlıkta olduğu bir çatı. kuruyor. <laughs> evet. yani. SGD dediği eşittir PKK'sı. Doğru. Şimdi bir yandan da hani... Amerika ile anlaşılıyorsunuz ama Amerika'da bu açıklamayı yapıyor. Evet. E. Şimdi bu arada çok özür dileyerek müdahale ediyorum. Eee Tillerson'ın ayrılıp yerine Mike Pompeo'nun geldiği Münbiç konusunda da Tillerson'ın anlaştığı söylenen konuları inkar edip bambaşka <laughs> bir siyaset izlemeye başladığını da göz önünde bulunduralım. Ama ben bu, bu açıklamayı açıklama yere... Pompeo dönemi açıklaması Tillerson açıklaması Anladım, değil. Yani. Hiçbir çelişki yok. Başından beri Amerika'nın tarzında evet. Afin evet. hareketine ilişkin unutmayın bileşmetler kararını ısrarla Türkiye'nin de uyuması gerektiği konusunda yorumladı. Evet şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bir takım hadiseler komplo teorilerle veya bilmediğimiz şeyleri bilinmeyenle izah etmeye gerek yok. Gördüklerimiz var, tecrübelerimiz var. Efendim. Ne diyor mesela gördüklerimiz ve tecrübeler? Şunu gösteriyor. Türkiye ilk kez terörle mücadelede çok büyük bir kararlılık gösterdi. Herkes bir şeye çekebilir. Siyasi bir takım ee, şeyler söyleyebilir, yorumlar edebilir ama sonuç itibariyle 40 yıllık terörle mücadelede bunu bir altını çizelim. Türkiye ilk kez akılla coğrafyanın gerekçeleri ve gerçekleriyle hareket etti ve terörle nasıl mücadele edileceğini fiziki olarak gösterdi. Gösterdi Fiziki olarak. Şimdi peki bugüne kadar Remzi Bey, size bir şey soracağım. Hayır. Herkesin aklına gelen soru Çanakkale Zaferinin yıl dönümüne denk geldi mi, getirildi mi? Kesinlikle geldi. Yani geldi. Geldi. Tesadüfi yani, bir, bir şey. Tesadüfi. Allah'ın bir, e, bir Tevafuki, tevafuki diyebiliriz. O. Dolayısıyla da öyle şeyler, yani her şeyi böyle arka bir takım karanlık şeylerle izah etmeye gerek yok. Yani bu kadar da değil. Yani adamlar e, halkı tutmak istediler şeyde Afrin'de. Halkla beraber kalmak istediler Halkın önünü kestiler Bunu e, günlerce orada gördük Biz gösteriyoruz e, abi <laughs> Dolayısıyla halkın orayı terk etmemesi için her şeyi yaptılar Ama halk gitmek istedi terk etti. Ve birilerinin iddia ettiği gibi de Oradaki nüfusun çoğunluğu Kürt falan değil Bakın Koban'ın Yani Koban işgal edilmeden önceki Kürt nüfusu %10.2 Afrin'inki 16 küsür Burada Araplar var Süryaniler var, Türkmenler var, farklı gruplar var. Yani e, DAEŞ'le mücadele adı altında Amerikan'ın da desteği ve öngörüsüyle buralar, e, e, oradaki PKK'lılara teslim edildi. İlk kez Türkiye'de, bak ilk kez söylüyorum, rahmetli genel başkan 1900'lerde, 1900'lerde Muhsin Yazıcıoğlu, yazıoğlu, e, burada rahmetle anıyorum ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Afrin'de de, Çanakkale'de de bu ülke için can verenler, kan verenleri rahmetle anmamız lazım, unutmamamız lazım. Derdi ki, Türkiye bekleyerek terörü önleyemez ve terörle mücadele edemez. Türk hükümetleri ne yazık ki 40 yıldır bekleyerek, yani bir de çok böyle alengirli bir laf vardı. Gece karanlığından teröristler bilmem ne yapmışlar, kaçmışlar. Yaralanarak. Yaralanarak kaçmışlar. Yıllarca bunu dinledik. İlk kez Türkiye akılla, izanla ve dünyadaki gerçekleri de göz önüne alarak tuttu. Sınırın ötesine geçerek kendisine güvenlik oluşturmak zorundaydı. Bir güvenli alan oluşturmak zorundaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ni dinleyin. Akıl sahiplerini, onlara akıl üretenleri dinleyin. Bir sürü okuyoruz. Görüyorum ben bizzat ilgileniyorum bazen. Adam oturuyor kendi toplumu için, kendi geleceğini ve istikbali için cihazsız bir İslam rüyası ve senaryosu uyguluyor. Bunun içinde geliyor Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Suriye'de bunun parçalarını yerleştiriyor. Bugün PKK'yı kullanma sebebi ne biliyor musunuz? Kendi güvenliği için. PKK'yı Türkleri, Türkleri çok sevdiği için değil. Bu başka bir şey. konu Şimdi, Peki ee, bir Amerika ile niye çekildiler mesela? Evet, ben Ama o konuda sizin izleyiniz. Şöyle halkı yanında bulmayınca. Yalnız kalacaklarını düşündükleri için, yenileceklerini de düşündükleri için büyük zayiat vereceklerini ve geriye çekilerek kendi oturmuşlar, konuşmuşlar. Ee, bazı arkadaşlar tesis konuşmalarından bahsetti. Bana tam bilgi gelmedi ama sonuç itibariyle e, halkı, halkın boşalttığı Afrin'de e, e, tecrübeli özel harekatçılarla ve e, ve Türk güçleriyle e, bu, şu veya bu şekilde başa gelmek mümkün değildi. Karşı karşıya gelmek, gelmek istemediler, istemediler ve kaçtılar. Ve zayiat vermek yani büyük bir yani bitecekler de orada. Kobane'ye de geçseler, Mümmüçe'ye geçseler yani e, geriye çekilseler dahi e, biteceklerini bildikleri için biraz daha güç toplamak üzere geriye çekildiler ama bitecekler. Türkiye şu an doğru devam bir yolda edeceğiz. Da, daha tartışmamız bitmedi. devam etmeli. Anladım. Evet, <laughs> öncelikle bizi seyrediyorlar şu anda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Bizi tekrar gururlandırdılar. Jandarma özel harekata, polis özel harekata. Özellikle bu kadar hassas bir operasyon gerçekleştirdikleri için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben Afrin'in birinci gününden itibaren ne kadar Türkiye'nin sınır güvenliği için hayati önemi olduğunu belirtiyordum. Ee, yavaş bir ilerleme oldu. Yavaş ilerleme olmasının en önemli sebebi sivil hayatın e, minimumda tutulması hatta hiç olmamasıydı ki bu anlamda çok başarılıdır. Şimdi sorunuza gelirsek eğer Afrin'den çekilmeyi e, benim dışarıdan gördüğüm ve e, bilgilerimden birleştirdiğim kadarıyla e, ilk e, strateji olarak e, buradaki YPGP'de. Ee, sivil halkı orada kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak istedi. Temiz Bey de aynı şey, e, e, Aynı fikirdeyiz o konuda. E, fakat halk bunu bir bölümü göçmek suretiyle ve buna bayağı şiddetle karşılaşarak e, şehirden çıkarak karşı durdu. Bir bölümü de bunların merkezini yaktı. Geçtiğimiz günlerde evet. hatırlarsınız. Hani bu çok ciddi bir mesaj. Dolayısıyla e, kendilerine büyük güçler e, maşa olarak tutan kişilerin verdiği tavsiye burada birinci derecede işlemedi. İkinci olarak baktığınızda... Yani, ki, sivilleri kalkan olarak kullanamadılar. Kullanalım ve şehir savaşını sürdürelim istediler. Ama bunu Bak, yapamadılar. Bunu yapamadılar. Evet. ikinci mesele ne? Ee, i̇kinci mesele e, TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehir savaşında çok ciddi bir tecrübesi var biliyorsunuz. Bunu biliyor bu, olmaları. Bunu biliyorlar. Ve e, YPG'nin her ne kadar PKK'dan unsurları kendi içerlerinde barındırsalar da e, şimdi e, büyük destekçilerinden aldığı eğitim bunu böyle kısa sürede verilebilecek bir eğitim değil bunu e, kendi başlarına siviller olmadan sürdürme imkanları da yok. O yüzden çekilmeyi ve siyasi pazarlıklara, diplomatik pazarlıklara devretmeyi planladılar. Birinci seçenekleri. İkinci seçenekleri bunu daha kirli bir savaşa çevirip, işte bugün Ceylanpınarı bombaladılar biliyorsunuz. Buna benzer ataklarla, terörist unsurlarla Türkiye topraklarında veya sınır bölümünde sürdürmeyi de düşünmüş olabilirler ki önümüzdeki günlerde eminim ki Türk Silahlı Kuvvetleri buna da bir hazırlık yapacaktır. Ama bundan sonra ilerlenecek nokta çok önemli yani siz e, YPG'nin yani şimdi şunu da açıklayalım önce hani niye savaşmadılar niye çekildiler şimdi biz anlama çabası içindeyiz yoksa hani Eee keşke direnselerdi filan. Hayır iyi ki çekildiler. Çekildiler. Bu, Bizim hakikaten hayatımız yani. az olarak oraya gitti. Ayrıca Hakikaten korkup kaçmış. Korkup kaçmış da olabilirler. Bunu da tartışabiliriz. Yani korkup ortadayken bu bunu öne çıkarmayıp bir anlaşma yapıldı da böyle çekildiler deme. Yani. Yani bakarsanız bu bir tuzakları değil kurmuşlar. Çekilir. Amerika'nın tavsiyesi olmuş bu. Planlı orada. bir şekilde. Tabii tabii. Aynı Aksine Amerika, Amerika için burası derin cepteydi. Amerika için bu. korkarak Amerika için. için çekildi. Tamam. Amerika her için korkmuşlar. Amerika için bu hep beraber konuşmayalım. Bir dakika. Her yani, bir, her bir dakika önce korkmuşlar. bir Amerika'nın tavsiyesi olmuştur. Diplomatik alana bunu biraz zamana yayalım. Biliyorsunuz bu Amerika'nın çok sevdiği bir projedir. Yani YPG'lilere mi? Evet. Şimdi siz yani, sıcak çatışmaya girmeyin. Bu bucaksız çatışma. Olabilir mi? Çıkmıyorsunuz. Bakın, tartışalım. Ee, olabilir mi bu? Hayır. Burada da yine bir mantık hatası var. Ben Amerika'nın bu işi zamana yayması gereke, e, düşüneceğini, bunu isteyeceğini kesinlikle inanıyorum. E o zaman? O değil ama. Bunun için, tam da bunun için Afrin'de olabildiğince direnmelerini isteyecekti. Hayır. Asıl, asıl ne tehlike dediğiniz neresi? Dediğiniz kendi içerisinde. Asıl tehlike neresi? Membiş'te karşı karşıya gelmeleri. Türk ordusuyla. Burası Amerika için ileri cepheydi. Burada yeterince zaten başından beri çok fazla askeri varlığı yoktu burada. Başta bir oyunda oynadı. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalıştı. Buraya Rusya karışır dedi. Ben burayla ilgilenmiyorum dedi. Oysa politik, atlı, stratejik atlı yine burada da PYD'nin üzerinde. O onundu patronajı. Zaten Ama sonuçta sonuçta değil. burayı e, bize karşı burayı koruyamayıp edeceğini bilerek böyle bir burayı şey koruyamayıp Membiçe çekilip bir, bir Elif Hanım bir şey söyle. şunu söyleyeyim de son cümle olarak çekilip bütün mesele pazarlıksa müzakereyse, çatışmaysa Membiç, de Membiç ve asıl Fırat'ın doğusudur. Çekilirken yani. E, bu bir tuzakları haince kurdu. Önce halkı sivil halkı kullanmaya çalıştı. İşte o mühimmatı da alıp kaçabilecek zamanı yoktu bu strateji değişikliğinde. Orada bırakabildiklerini ama taşıyabildiklerini taşıdılar bırakabildiklerini bıraktılar. Şimdi asıl mesele Mimbiç ve Minnak Havanı'na doğru e, nasıl bir strateji gelecek? Tabii ki şehirde karsalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, gene olduğu gibi e, bu şekilde üstünlük sağlayacağı açık seçik ortada güç dengesi arasında büyük bir tecrübe farkı ve şey de var güç farkı. Peki var. Korkup kaçma söz konusu mu? E, baş edemezler şehrin içerisinde buna da mantık. Dolayısıyla korkup kaç yani, diyebiliriz. Onu şöyle de diyebiliriz yani. Ama kaç... ilk planları bu değildi. Ya değildi yok onu herkes söylüyor. Değildi tabii ben. canım. Bunu yani. söylüyorsun. Şu, Şu da var ama orada düşünüyor. yani güç kaybı. Biz burada kayıp vereceğimiz açık. Hepimiz bütün bunlar, hepimizi bunlar yok edebilirler büyük kayıp vereceğiz zaten verdik işte Tam bunun Türk falan. diline tercümesi evet, korkup, korkup kaçma mı? diyoruz yani, işte. yani. kendi aramızda. <laughs> kendi planlı olmadığı yani, nereden biliyoruz biliyor, içinde, biliyor musunuz onu da söyleyeyim. Bir, Klam... bir dakika Orhan Bey'in cümlesini tamamlasın. 50 200 civarında direnç hala orada direnmeye çalışan PKK'lılar var. Nerede? Adada silah sesleri geliyor zaten. Afri yani Afri, 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 Afri şehir merkezi merkez o ilk ilk, ülke o ülke ilk, ilk girişte. Girişte. değil var var bir 150 200 kişilik bir grup var doğru. Doğru. Planlı olsa, Amerika'nın sözünü uymuş olsalar veya birileriyle anlaşmış olsalar, bunlar, bu unsurların da olmaması şehrin... Başı bozuk unsurlar vardır. olabilir onlar. 150 kişi. Değil <laughs> öyle. O, o işin tabii başka bir tarafı ama sonuçlarla... 7-8 bin kişiden ben, bahsediliyordu. 7-8 bin. E, o e, kadar e, sayı yok zaten. 3 bin PKK küsür, küsür PKK'lı e, kırsal e, şeyde öldürüldü. Dolayısıyla sizin 7 bin 8 bin dediğiniz oran o kadar değil. Ben Kicisi söyledim. De, Onu bütün gazeteler ve yani tamam asker uzmanlarının hepsi bakın, söyledi. Bakın Amerika Birleşik Devletleri onlara elbette ki tavsiyelerde bulunmuş olabilir. Çünkü orta Şu an PKK'yı besliyor. PKK'yı orada ben büyütüyor. Şüphesiz. Bunu bunu bütün dünya biliyor. Rusya, Rusya da biliyor. Türkiye besliyor. biliyor. Herkes biliyor. Rusya kendi teröristini besliyor. Amerika <laughs> kendi teröristini besliyor. Ve dolayısıyla olan bölgeye oluyor. Peki. Biz Türkiye olarak elbette ki geleceğimize ilgili karar vermek zorundayız. Hem de kararlılıkla şu an doğru gitmektedir. Şimdi şey bir saptama yapalım. Ee, bir kere Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü karşısında, kararlılığı karşısında zaten orada durmaları mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değildi. Bu bir gerçek. Çekilmeleri de iyi oldu. <laughs> bu da bir gerçek. Bu da bir gerçek. Bu da bir gerçek. Yalnız bir gerçek daha var. Mesela Tillerson'la Cumhurbaşkanı Şu, Sarayı'nda tamam, bir yapılan Muharrem şöyle görüşme, yapalım. O, Bildiğimiz o... kadarıyla kayıt altına alınmadı. Onu onu bir bir virgül atar mısınız? Biliyorsunuz ki çekilmeleri iyi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü karşısında başka başka bir şansları da yok. Şansları da yok. Peki. Bir virgül atın. Reklama döneceğim. Evet. Ee, sonra sizinle başlayalım. Evet. Tillerson'la ilgili ne söyleyecekseniz orada söyleyin. Bölmemiş olurum hem tezinizi anlatırken sizi kısa bir ara tekrar birlikte olacağız. Peki. Devam ediyoruz. Muharrem Bey sizde kalmıştık. Siz Afrin Olayında gelinen son noktayı değerlendirirken dediniz ki bir, Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılığını göstermiştir. İki, teröristler için orayı terk etmekten başka şans kalmamıştır. Tabii ki. Ve üç diyerek devam ettiniz, Amerikan Tabii meselesini an anlatacaktınız. Şimdi, e, Amerika zaten e, Afrin harekatı başladıktan sonra Afrin'in kendileri için çok önemli olmadığını vurguluyorlardı. Belki bir taktik gereği, belki başka amaçlarla ve Tillerson'la yapılan uzun görüşme, sarayda yapılan uzun görüşme e, devlet teamüllerine uygun olmayan bir şekilde bize göre tutanak altına alınmadı. Orada tercümanlığı da e, Dışişleri Bakanı yaptı. Orada üç buçuk saatte bir ne görüşüldü açıkçası bilmiyoruz. bu Adam konuda. da gitti bu arada. Adam da alındı. gitti. E, ama sonuçta devletlerde süreklilik esastır. Heyetler görüşüyorlar, çalışıyorlar. Bu konuda meclis de bilgilendirilmiyor. Neyse tabii. Onun için ne görüşüldü? Neler konuşuldu? Peki onu Afrin'le nasıl bağlantılılandırıyorsunuz? Yani şu anda Afrin tartışırken Amerika, neden bu konuyu? Amerika için bölgede hepimizin bildiği gibi çok önemli iki konu var. Bir, tabii hepimizin bildiği petrol enerji. İkisi de ikincisi de İsrail'in güvenliği. Amerika için Fırat'ın doğusu çok önemli. <laughs> ee, o yüzden bu konuda belli taktikler güdülüyor olabilir. Ama Afrin'den e, terör unsurlarının çekilmesinin temel sebebi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin kararlılığıdır. Peki duruşudur. Amerika Amerika'nın da bu konuda bir rolü parmağı olmuş mudur? Olabilir de olmayabilir de zaman içerisinde öğreneceğiz onlar. Bilmiyoruz diyor. Zaman içerisinde öğreneceğiz. Yalnız bizim dikkat etmemiz gereken nokta Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması yalnızca bizi değil İran'ı, Irak'ı da tehdit edecek. Suriye'nin de, Suriye'de bir parçalanması e, için. Peki Amerika Amerika esas Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına mı destek veriyor? E tabii ki Fırat'ın doğusundaki yapılanmayı çok önemsiyor. İsrail'in güvenliği için. E, Türkiye'nin burada bundan sonraki süreci, şimdi biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı ve Afrin Harekatı'nı Münferi'den götürdük. Kararlı bir şekilde götürdük. Bundan sonra diplomasiyi de yine sonuna kadar iyi kullanıp ve bölgedeki ülkelerle e, diyalog içerisinde olmamız da çok çok önemli. Peki. Bugün bakın Rusya bırakın YPG'yi PKK'yı bile terör örgütü olarak görmüyor. Rusya. Ve çıkan silahlarda işte Rus yapımı da çıkıyor, Amerikan yapımı da çıkıyor. O Amerikalılar satmış bu şeyden, Balkanlardan eski Sovyet silahları onlar. Olabilir. Ee, olabilir. Teorilerden yani bir tanesi o. Ve Rusya Biz ve Amerika kapalı kapılar arasında başka pazarlıklar da yapıyor olabilir. Onun için Bölgede, Bizim bölge ülkeleri Bölge diyoruz. ülkeleri birlikte çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü bölgedeki terör yapılanmaları hepimizi vurur. Peki. Yani o konuda de... farklı bir şey var ortada. Yani Amerika ile Rusya'nın Rusya ortaklaşa o konuda e, bir takım plan ve program içinde oldu bu görüşü ben katılmam mümkün değil. Buradaki, evet Amerika'nın bu e, Fırat'ın doğusundaki PKK yapılanmasını, savunmasının temel şeyi, temel amacı bir Suriye'yi bölmek. Tabii ki İsrail arkada, İsrail güvenliği vesaire falan onları geçersek Suriye'yi bölmek. Suriye o güne kadar yani on, e, buradan 7-8 yıl önceye kadar tamamen Rusya'nın e, kontrolünde demeyeyim ama Rusya'nın müttefiki müttefik olduğu bir yapılanmaydı orada. Amerika burayı parçalıyor. Amerika burayı niye parçalıyor? Suriye niye parçalıyor? Birincisi Rusya ile bir orada egemenlik savaşı Orta Doğu'da söz konusu. Orada tutulması lazım Amerika'nın. İkincisi Amerika orayla İran'ı aynı zamanda tehdit ediyor o, o şekilde. Üçüncüsü Amerika'nın orada bulunmasını temel nedenlerinden yani enerji vesaire onları bir tarafa bırakalım. Bu enerjiyi zaten bu PKK'ya falan bırakmış durumda hepsi oradaki evet, Suriye şeylerine. Burada İslam <laughs> e, dünyasını bir bakın Son 10 yıl içinde yaşadıklarımıza bakın. İslam dünyasını parçalayacak her şeyi yapıyor Amerika. Savaş, silah satışı. 1.7 600 milyar dolarlık silah satıldı. 2016-2017'de. Sadece bölge ülkelerinde oradan. Hem silah satışı var orada. Arka planda tabii ben Suudi Arabistan'a satılan silahlardan falan bahsetmiyorum. Hem de e, oradaki etnisite ve mezhep ayrılıklarını körükleyen ve birbirine düşüren İslam dünyasını sürekli parça almış <laughs> ve birbirine savaşan kimliklere dönüştürme <laughs> mücadelesi. Bunun için de o orada tutunması şart olarak yani görünüyor ve şeyine, sonunda politikalar. şu anda neyi anla, o. Şu, neyi anlatıyorsunuz şeyi mi? Yani e, Amerika'nın neden Fırat'ın doğusuna önem tabii, verdiğini mi? Tabii, tabii. Yani bizim ne yapıp edip Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü ...korumamız lazım. Şimdi Katılıyor bu, musunuz? Şöyle e, Hiç kuşkusuz esas olan Suriye'nin... ...toprak bütünlüğü. Tamam. Yalnız yani toprakların... ...yüzde otuzu bir terör örgütünün eline geçiyor. Çok büyük bir... ...kaynak ülkesi değil Suriye ama... ...ne kadar zengin kaynağı varsa tamamı bu... E, ...terör örgütünün... ...işgaline uğruyor bugüne kadar. Tek başına bir şey yapamayabilir şu an rejim... ...hiç kuşkusuz. Ama Rusya ile birlikte... ...benim için esas olan... Türkiye ile düşmanlık meselem değildir. Benim topraklarımdır ve bunların e, bu işgalden arındırılmasıdır. Bugüne kadar bu tavrı görmedik. Bundan sonra görürüz inşallah. Dolayısıyla esas olarak onların toprağı. Bu önemli. Ben şeye çok katılmıyorum. Yani Amerika için esas olan Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusunda kuşkusuz işte sayısı 13'ü falan geçmeye başladı. Askeri üsleriyle, yığınayla. Ama bu süreç ki oraya da bir anda gelinmedi. <laughs> Aynı Larap, Kobani denilen yer ...ve Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyiyle hiç benzemezdi ki geriye sarın bütün bu oluşumlar olmadan önceye. Daha heterojen bir dağılım vardı etnik açıdan. Ama bu bölgede Kürdü, Türkü, e, Arabı iç içe yaşıyordu. Ama bu örgüt eliyle burası bir süpürme harekatına dönüştürülerek devamı istendi. Denize çıkışı olmayan, burada bir parçalanmış Suriye'nin Amerika açısından çok işine gelmez... Dolayısıyla Afrin'in olması gerekiyordu. Gerekiyordu. Şimdi Ama bu, bu ilk Fırat kalkanı ile bu hamle durduruldu, durduruldu. İlk hamle ile. Şimdi ile ikinci. Evet. Peki Fırat'ın doğusu Amerika için önemlidir tezine neden katılmıyorsunuz? Sadece orası... Değil burada önemliydi. Değil önemli. önemliydi. Burada önemli. Tabi burada tabi Amerika ile Ama... Rusya'nın bir karşı karşıya gelme durumu vardı. Rusya'nın da e, Esad'ın en sıkışmış anında gelip burayı tahkim etmesinin asıl sebebi bakın jeopolitik hatlarına nereyi o da tahkim, doğu, nereyi tahkim etti. Suriye'de e, daha çok Doğu Akdeniz çıkışını tuttu Rusya'da. Onu gördü. Yani o denizde çıkışı, ilerleyişi sonuçta bir Amerikan kontrolünde bir e, kuşağın olması onun da içine gelmedi. Dolayısıyla buradaki asıl üzerindeki bu küresel ve bölgesel düğümler böyle yürüdü Suriye'nin. Peki. Şimdi o açıdan e, hiç kuşkusuz bunun için yapmak istiyor Amerika. Niye ısrarlı bu konuda? Amerika'nın derdi bir an evvel Pasifik'le uğraşmak. Burada ikinci bir İsrail'in bir kardeşe ihtiyacı var. Bir garnizon devletçiye ihtiyaç var. Orhan Bey güzel söyledi. Bütün bu Peki. silah satışları için İran'ın şey da ortadan kalkmasına da çok gerek yok. Peki o zaman e, Amerika mı yenildi Afrin'de? E tabii. E, çok, bir, açık. De, de, çok açık. Bana politikası öyle kabul edilmez. Şu anda PKK'nın ve PYD'nin arkasında duran Amerika... Afrin'de yenildi. İşin doğrusu bu. Şu anda demin e, işte açıklamayı okuduğunuzda orada e, büyük bir e, öfke de gizleniyor. Yenilgi öfkesi. Öfkesi işte. var orada. Yani düşünebiliyor musunuz? Hala işte oradaki sivillerin bilmem nesinden bahsediyor. Siviller bir şekilde koridor açılmış ve sivillere yol açılmış. Burada gerçekten Türkiye bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi. Gerçekten büyük Fakat Amerika'nın yine de o bölgeyi <laughs> Afrin bölgesini e, gözden Türkiye'nin bastırması halinde gözden çıkarılabileceği ve savunmayacağı yani. bir yerdi orası. Şimdi, şimdi Ama e, Yaşar İnce Hoca'nın mi? dediği şöyle bir durum var. Bir, bir dakika Remzi Bey. Yani orada eğer bir devletçik ya da bir devlet kurulmasına Amerika e, onay veriyorsa istiyorsa, talep ediyorsa mutlaka onun denize e, Tabii. nazır olması, denize açık bir tarafının olması şarttı. Yani. Afrin'de onu sağlayacaktı. E ee, dolayısıyla ama ama Amerika'nın Amerika oraya çok yoktu biliyorsun. Ne yok? Amerikalılar Afrin'de yoktu. Onlar Amerikalılar hep öbür tarafta. Amerikallar... Oradalar yep, yep yani PKK'ya ve onlara ön verdi. İyi dilekleri ve hani, silahları vardı. vardı. İyi dilekleri ve silahları vardı. Para evet. askerleri Var. de vardı yani, yani, yani öyle yani. şöyle değil. Yani sadece Siz yoktu demek yanlış olur. <laughs> vardı. Sadece şunu bilmemiz gerekir. Yani bu ülkede bu coğrafyada yaşayan devletlerin artık kafalarını biraz kaldırmaları lazım. İki evet. tane süper güce hala hala iki tane süper gücü bağımlı. Ya bu nedir yani? Gerçekten insan üzülüyor. Yani şöyle biraz kendinizi geriye çekip şöyle bir manzaraya baktığınızda. Yani şimdi tamam hep Esad'la anlaşması mı gerekir Türkiye? Yani söyleyeceğim onu. Söyleyin. Hani evet, evet. şöyle şöyle. İlk soru bu Yani şimdi bakın Anlaşma bölge devletleri yani. dediğinizde bir, Esad, tabii. Türkiye. Müs ben ee, bu Suriye'nin bütünlüğünün Türkiye'nin bütünlüğü olduğunu zaten herkes söylüyor. Akıl sahiplerinin herkes söylüyor. Ama şimdi bak dolayısıyla bir, şey, bir, bir dakika ezbere gitmeyelim. Şimdi siz Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle aynı olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Aynı Doğru. şiddette. Yani daha doğrusu komşumuzun toprak bütünlüğü elbette ki bizim niye bu kadar beni ortadan... de tehdit eder diyorsunuz. Evet. Peki biz şimdi Afrin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde. Evet. Ne yapacağız şimdi Afrin'i? Esad'a mı teslim ettik? Niye Esad'a? Orada sahiplerine teslim ediliyor. Oradan Türkiye göç eden muhacirler var. Bu muhacirler nereye gidecek? dakika. <laughs> muhacirler oraya gerisin geri kendi yani, bu... evlerine varacak. Bir dakika bir sorum şu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden kasıt ne yani? Suriye'nin toprak Eğer de... siz ben orayı Esad'a teslim etmem, orayı Esad yönetimi altına vermem derseniz... O zaman ayrı bir devletçik olacak orada yani ÖSO. ÖSO devleti Şimdi Bizim olacak. gördüğümüz şu Suriye ile ilgili. Esad zaten bazı gözden bölgeler, çıkarmış. Sadece Şam ve çevresinde kendi devletiyle mutlu bir şekilde devam etmek istiyor. O zaman parçalanmış demek. Bunun yanında da parça, zaten şu anda parçalanmış bir o Suriye'den O zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunup hem de yani Afrin'i Esad'a teslim etmemek ya da şöyle ama zalim Esad'a teslim etmemek lazım. Ben şimdi iki 3 kez gittim Hale ve Şam'a gittim. Gördüğüm şuydu. Bütün Suriye vatandaşları insan korkar mı? Yürürken gölgesinden korkar mı? E, gözaltına alınan bir insanın 30 gün sonra nerede olacağı bilinmez <laughs> mi? Düşünebiliyor musunuz? Bir tarih öğretmeni geldi. Türkmen yanıma. Dedi ki... Ya şimdi bana Esad'ın zalimliğini ben... anlatma. Evet, Biliyorum evet, yani. yani. Bileyecek Bileyecek ya. Ahmet Bey belirleyecek olan... Evet. E, sahadaki e, son tablonun masadaki kararlılığıdır. Bunu belirleyecek ya olan. Türkiye. Saflar saflar şöyledir Suriye'de. O yüzden diyorum ki Rusya'nın ve e, hamisi durumunda olduğu Sam, e, Şam rejiminin net bir tavır koyması gerekiyor artık. O o onunla yüzleşmek. Nasıl gerekiyor. bir tavır koymak? O da şu Suriyenin toprak bütünlüğünden yani olacaklar mı? Yoksa kendileri için bir butik devletçik daha güven ona razı mı evet. olacaklar şimdi Peki, Türkiye toprak bütünlüğünden yanayım derse Türkiye tabii bu tarihi adımla aslında bununla da yüzleştirdi aktörleri şimdi esas itibariyle Rusya'da, Şam yönetimi de ben tamamıyla bu toprakların bütün emanetçi işgalci terör örgütlerinden arınmasını istiyorum dedikten sonra sonunda da çekirdeği sonuçta Suriye ordusudur Ondan ayrılan muhalif gruptur Bir çekirdeği. cümle ekleyeyim. Dolayısıyla hepsinin bir araya gelip diplomatik sürece, yani o masadaki ilerleyişe katkı sunmaları gerekecek. Bir cümle bu eyvallah, eyvallah. Afrin İtirazı başarısı yok. Afrin başarısı ve zafer gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde, Suriye'nde ve bölgedeki birçok ülkede, İran'da hesaplarını şu veya bu şekilde değiştirmiştir. Bunu göz ardı <laughs> etmemek lazım. Şu an hesaplar yeniden yapılıyor. Kartlar yeniden mi karılıyor? Kesinlikle. Yani şu 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 vardı. Yani Afrin'de büyük bir kargaşa olacak. Büyük sivil zayiatı olacak. Büyük bir işte uzun süreli bir bütün dünyanın gözü önünde işte orada insanlar işte şu ya bu şekilde kötü durum manzaralar ve resimler oluşacak. Türkiye zor durumda kalacak. Dolayısıyla Türkiye geri çekilecek. Bu vardı. Yani kayıp da olsa planın şey, bir tarafında var. Beklenen vardı. şey buydu vardı. adamların beklediği. Ama tersi olunca. Yüce Allah da yardım etti. Türk askeri de çok şükürler olsun ki orada büyük bir başarı elde ettik. Hep beraber. Türkiye kendi güvenliğini artık kendi sınırlar içerisinde almak durumda değildir. Türkiye dünyadaki bir aktörüm dedi. Bak çok önemli bir şey. Ben artık kural koyucuların sizin kural koymanızı e, tanımıyorum dedi. Mesela beşten büyüktürün bu aslında bir tezahürü. Bizim e, kabul edelim, edelim, eleştirebiliriz, beğenebiliriz, beğenmeyebiliriz. Bizim gençlik söylemimiz de o. Dünya beşten büyüktür. Niye? Dünya beş tane size kim bu hakkı verdi? Size bu bölüşüm hakkını, kural bizim koyma derken, hakkını... Ha? Bizim, bizim derken, derken ben devrimcilerinde, ülkücülerinde, o dönemdeki idealizm bağımsız Türkiye ne demek? Kimseye boyun eğmemek demektir. Dolayısıyla da ben o dünya beşten büyüktür, herkesin çok mühim istediğini ve bu geldiğimiz sonucunda bunun bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir konu var çok önemli. Yaklaşık yanılmıyorsam bir hafta önce bizim dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımız çok önemli bir uyarıda bulundu. Dedi ki bizim e, biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Meşruiyetimizi uluslararası platformda güçlendirmek için yarın öbür gün Afrin'i kontrol altına alacağız. Oranın kadim halkıyla yerel unsurlarıyla bir kent meclisi ya da yerel meclis oluşturulmalı. Onunla beraber Afrin'in denetimi, yönetimi sağlanmalı diye Cumhuriyet Halk Partisi olarak önemli bir tespit ve uyarıda bulunmuştu ki o adımı da atıldı. Çok güzel. Yanılmıyorsam bir toplantı gerçekleşti. Böyle bir adı yerel meclis olur, adı kent meclisi olur. Orada yaşayan insanlarla işte Araplarla, Kürtlerle, Türkmenlerle kim varsa kadim halkı orada oluşturulacak kent meclisiyle birlikte eee Afrin süreci, yönetimi, Afrin yönetimini oluşturup ve ondan sonraki e, süreci o şekilde götürmekte ciddi fayda var. Evet. Yani biz ortak akılla her türlü sorunumuzu çözeriz. Evet, dünya beşten büyüktür, ama Türkiye'de birden büyüktür. Ortak akıl, ortak irade, meclis, bunlar çok çok önemli. Bakın, i̇ç siyaseti konuşabiliriz. Şu anda konumuz dış siyaset olduğu için. Ama ben dışarıdaki. Bakın bu, bir de şunu söyleyeyim, özür dileyerek. Doğru politikalarla ilgili. Bu dünyadaki çok daha bütün olurdu. bir türlü problemi ve e, acının dışına çıkamadı bu Müslümanlar. Hep ama işte, şimdi konuyu dağıttık yani. ama çok içimde kaldı sizin <laughs> Özür dilerim. Ya hep dışarıda arıyoruz. Hep dışarıdakiler Pardon. bahane dışarıda. Bahane. Ya bir de kendinizde arayın. Evet. Siz niye değiştirmiyorsunuz halinizi? Siz niye değiştirmiyorsunuz halinizi diyesim geliyor. Ya yani artık yeter. Sen ya. kendini değiştirmezsen zaten zaten evet, değiştirmeyecek. Evet. Yeter artık yani. Şimdi e, bir yanlış anlamaya da sebebiyet vermemek lazım. Türk ordusu e, güney sınırımızdan elini kolunu sallaya sallaya gelmedi. Kora kor çatışa çatışa Tabii, geldi. Şehitler vererek. Yani şehitler vererek ve Peki, 3500'den o... fazla PKK'lı eşitsiz İş... hale getirildi. Yani yalnız biz işin o kısmını değil, Afrin'e giriş kısmını konuşuyoruz. Elbette yani onu günlerdir görüyoruz zaten. Evet. Yani e, dolayısıyla bir de Biraz önce Yaşar Bey dile getirdi. Amerika Senatosu'nda da defalarca dile getirildi. Hem DAEŞ'in hem de PKK'nın arkasında Amerika'nın olduğuna dair çok hararetli tartışmalar oldu Amerikan Senatosu'nda. Dolayısıyla DAEŞ'te tek kurşun atmadan çekildi. Boşalttığı alana PKK'lılar yerleştirildi. Dolayısıyla her ikisinin arkasında da yani hem DAEŞ'in hem PKK'nın arkasında Amerika var. Şu anda Türkiye Görünürde bir terör örgütüyle mücadele ediyormuş, savaşıyormuş gibi gözüküyor ama... Amerikan senatosunda Amerika DAEŞ'i destekliyor tartışması mı yapılıyor? Aynen, aynen. Çok yani. demokratik bir tartışma o zaman. Bayağı <laughs> yani. yani Amerika'da, Amerikan Tabii senatosunda... Destek verilmemesi yönünde... Yani güzel yani, yazılar, bayağı demokrasi gelişmiş Amerika'da yani. Bayağı evet. senatosunda adamlar bakın, yani bizim ülkemiz evet. DAEŞ'e destek veriyor, bunu yapmasın diye tartışıyorlar yani. Şimdi böyle bir Amerika'da tartışma yaşanırken diğer tarafta da 70 ülkeden bir blok oluşturuluyor. Kime karşı? Daesh'e karşı. Ya yani birkaç saatlik işi var yani o DAEŞ'in. Türkiye diyor ki bütün terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan hep birlikte mücadele edelim. Ama nedense bu 70 tane ülke baş edemiyor yani bu terör örgütüyle. Bir gecede birdenbire buhar olup kayboluyor ve yerine de PKK yerleştiriliyor. Dolayısıyla şu ortada DEAŞ anda... kalmadı. Hala Amerika'nın DEAŞ karşıtı kampanyaya şey. iki yerde e, var. Bu yapması. Iki yerde Nerede var? var? Ee, şimdi harita var. yok orada ama Burada kontrol altında tutuyor Ve isterlerse bakın anında Afganistan'a gönderildi. Daylarca, Afganistan'da çatışmalar Daylarca başladı yani evet. Amerika şunu söylüyor. Türkiye'nin yani son bir ay içinde Türkiye'nin bu Afrin harekatı DAEŞ'le ilgili mücadeleyi baltalıyor ve hatta eee <laughs> akameti uğratıyor falan. İki iki şey yerde DEAŞ'ı tutmasının <laughs> nedeni bu cümleyi sarf etmek için. Ya, tabii ki burada fakat isterse girdi. isterse Amerika ya PKK ve Amerika oradaki niye gidip e, temizlemiyorlar iki bölgeyi. Aylardır onlar orada duruyor. Bu cümleyi söylemek Bunun neden mi? sadece o değil. Bunun arkasında bir de Suriye'nin e deaş e DH demek orada Suriye'nin parçalanması e, için bir unsur demektir orada. Yani eee gelecek ne olacak? Suriye Şam rejimi Ruslarla birlikte, İran'larla birlikte gidip onları temizleyecek en sonundası. Olacak tabii. olan budur. Amerikalıların temizlebilmesi için daeşin varlığına ihtiyaç var. İşte bu. Şimdi olan bu de, doğru. hep evet, bir ara ben araç de onu söylüyorum. Evet, tabii tespit doğru. Ama bakın Türkiye o gerekçeyle de mücadele etti. Yani, yani günde, 3 bin o Fırat Kalkanı operasyonu doğrudan DAEŞ'e hedef almıştı. 3000 bin DAEŞ teröristi etkisiz hale getirilmiş. Günde günde yani güçlü bir faktör değil. Yani siyasi bir ağırlığı yok. Onun için... Esed'in desteklenmesi gerekmiyor Suriye'nin bütünlüğü için Çok güçlü bir muhalefet var Suriye'nin her tarafında olağanüstü bir tepki var Zaten Rusya'da gözden çıkarmış durumda Bir de şunun da altını çizmek gerekiyor yani, Bir dakika Rusya Esad'ı gözden çıkarttı mı? Şimdi burada ben Kesinlikle birkaç gün Hatta bir fotoğraf paylaşılmıştı ederim. Yani bir buçuk ay önce falan Hiç yüzüne bile bakmadı Ama adamı yani, arkasına almış Beraber denetliyorlar şey. Yok bu yanlış yok. bir şey Şeyin, yok. Bir Esed, yok. Üzerinden, Esed üzerinden yani, yok. mümkün değil Böyle bir plan yapmaları ee, ya Rusya, bir de benim gördüğüm, hayır bir dakika şu yani bir aramızda nasıl böyle bir ihtilaf olabilir? Be, benim gördüğüm, herhalde siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim, <laughs> ama biraz daha uzun söyleyeceğim. E, tabii size vereceğim söz ama yani Esad'ın arkasında ya Esad'ı ayakta tutan tek güç Rusya. Rusya desteği çekti mi? Esad diye bir şey kalmaz. Evet. Herkesin analizi bu. Siz diyorsunuz ki çekti kesinlikle bir de şu, şu var yani. Ama bunu bir tartışalım bir elin arkasında sadece sadece Amerika'da yok. Rusya'nın da çok sıkı ilişkileri var. Doğru. yani, yani Esat meselesini tam, tam Esad, dengede ee... denge siyaseti e, üretmesi bu başarıda da çok önemli payı var diye düşünüyorum biliyorsunuz Esat meselesinde Türkiye'nin yaptığı dış politika yanlışları 6 ayda indireceğiz meselesi bizi bugüne getirdi. Sınırımızın güvenliği konusunu elzem kırdı Türk Silahlı Kuvvetleri için müdahaleyi. Gene bu yanlışı sürdürmemek lazım. Çünkü bu yanlışın bedelini tüm millet e, ve hepimiz ödüyoruz. Dolayısıyla şunu ilan etmek durumundayız ki Esat gittikçe güçlenmektedir. Ee, İran da bunun arkasındadır. Çin'de destek vermektedir zaman zaman ve aynı zamanda <laughs> Rusya'nın da en önemli müttefiklerinden bir tanesidir. Şimdi e, Guta'daki e, olaydan sonra biliyorsunuz artık burası temizleniyor. Şimdi biz e, Bugün Esat çıktı piyasaya. Tabii görüntülerini çıktı. Gö gayet güzel gösterdi, arabalar kullandı. Kendisi araba kullandı ee, Guta'ya, Guta gitti. Hı. Orada tam böyle bir şov yaptı. Bir tankın üstüne çıktı askerleriyle falan Doğu Guta hani böyle neredeyse teslim alınmıştır imajı vermeye çalıştı. Esad devleti elbette ki Rusya'nın bir uydu devletidir ama kendi içerisinde son 6 yılda olduğunun en kuvvetli haline gelmiştir. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bu arada Amerikalılar Türk... da kabul etti. Yani Tabii. Esad Suriye'yi hakimdir artık diye geçenlerde açıklamaları vardı. Şimdi e, baktığımız zaman bu Gutanın temizlenmesi, hakim e, İdlib hakim, operasyonu, <laughs> Rusya'nın İdlib'e girme ve Eşsat bir birlikte birlikte. Şimdi ben anlamadım yüzde Esat, e, yüzde e, Suriye hakimdir diyor da Allah aşkına yüzde 40 50si nerede hakimdir. Nasıl da hakimdir? <laughs> Şimdi yani hakim Esas, yerlerde, onun hakim olası olarak değerlendirmeyin. Iı, Amerika'da Esad bir savaşı kazanmıştır dedi. Yani <laughs> kazanmıştır, yani, kazanmıştır. Elif Hanım'a bir dinleyelim <laughs> değerli konuklar. Efendim burası bir vesayet savaşının alanı olduğu için evet. e, Esad'ın gücünü kendi Esad gücü ya da PYD'nin gücünü YPG'nin gücünü kendi başına bir güç. Türkiye ile olan çatışmasını sadece ikili ilişkiler açısından incelemek son derece vahim hatalara götürür. <laughs> ne demek istediğiniz? Şunu Anlamadım. demek istiyorum. Ee, şimdi Guta temizlendi. Ee, İdlib'e her an bir operasyon tekrar gerçekleşebilir. Afrin'e bizim yaptığımız operasyonu Rusya'nın verdiği hava desteğiyle birlikte ancak e, tabii bu gerçekleşebildi. Bunu unutmamamız da lazım. Ee, dolayısıyla buranın İdlib'e yapılacak Rus Esad operasyonundan kaçan sivillere de bir boşluk alan oluşturacağı kesindir. Bizim sınırlarımızı daha güvence altına alır. Siz niye anlatıyorsunuz? Ee, şimdi yavaş yavaş Rusya Esad'ın toprak bütünlüğünü sağlamaya başlıyor. Kendi edindiği askeri üslerle birlikte. Peki yüzde otuza hakim, yüzde kırkına hakim birisi daha nasıl farklı. güçlü diyorsunuz? Daha güçleniyor şu anda. Olduğundan daha güçlü bir hale geldi. Yani Esad'ın gücünü, gücünü e, iş, elinde tuttuğu topraklara bakarak değil de e, siyasi rolüne Yanına bakarak... Yanına çektiği mı? siyasi aktörlerin gücüyle değerlendirilmek. Onu diyorsunuz siz. Bunu diyorum. Ama... E, Ayrıca da diyorsunuz de, toprağa da sahip olmaya başladı. Başladı ve şimdi de göreceğiz önümüzdeki günlerde muhtemelen İdlib'de bir operasyon yapıp Afrin'e bir göç dalgası e, ve buraya bir nüfus yerleştirilmesi olacaktır. Şimdi bundan sonra Türkiye'nin önünde çok ciddi diplomasi sınavları var. Bak. Bu diplomasi sınavları Rusya Amerika Birleşik Devletleri, İran, Suudi Arabistan, İsrail gibi çoklu aktörleri kapsamakta ki buradaki çıkarlarının sınırı boyunca garantine altına alabilsin. Ama tabii bunu tekrar etmek zorundayım. Bu eski e, AKP hükümetlerinin siyasi hatalarının sonucudur ve şimdi gelinen noktada bu hataları düzeltmeye başlamıştır ve bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri düzeltmektedir. Şimdi Bunu çok yanlış e, yani. Türk Silahlı Kuvvetleri ile siyasi Şimdi başka bir, bir daha ayırıp, da geçmek istiyorum. Türk Silahlı istiyorum. Kuvvetleri bu ABD düzeltiyor ile demek Rusya doğru bir şey mi? Bu? Anlaşma Tartışmaya doğru, mu? Şunu bitireyim ondan sonra ona cevap veririm. Ee, ABD ile e, şey arasında Rusya arasında yani, görüşme yani. olmadığını, konuşma olmadığını düşünmek de saf dilliktir. Bunlar öncelikle sahada uçaklarının vesaire askeri birliklerinin çakışmasını engellemek için belki en üst düzeyde değil ama alt düzeyde mutlaka e, bilgi alışverişi ve bir araya gelme Afrin'le ilgili mi? Afrin'le de ilgili mi? Bir şeyle ilgili, diğer bölgelerle de ilgili Şimdi, ama Afrin konuşuyoruz. Şimdi Afrin'de Peki. de böyle bir şey olmuştur mutlaka diye tahmin ediyoruz. Sizin Şimdi itirazınız biraz önce neydi? Soruyu. Bir daha sorar mısınız? Anlamadım. Söyler misiniz? Yani AK Parti'nin yaptığı hatayı Türk Silahlı Kuvvetleri düzeltmiştir. Cümle buydu. Evet. Şimdi siyasi iradenin burada kararlı olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri üstelik 15 Temmuz sonrası içine düştüğü o buhrandan çekip çıkaracak şekilde bir bütünleşme hali olmasa başarılı olabilir miydi bu hareket? Yani, Yalnız Yaşar Bey bazı şimdi gelelim, de gelelim var. Gelelim bir başka şeye. Silahlı yani, kuvvetlere kurulan kumpasları unutmayalım. 7-8 tane aktörden... 7, 8, efendim sekiz, Ergenekon balyoz operasyonlarından sekiz, başlayalım bunu anlatmaya. 7, 8, e, ama cevap versin sonra ona söyleyeyim. Ama ben bu ama anlatayım bir saniye. Yani, Ergenekon başlayalım. Lütfen dinleyin. Takip edilmemesi. E, sordunuz söyleyeyim, cevap verin. Ben verim, bir şey ona. A, Biraz önce sordunuz değil. ben cevap vereceğim. 7-8 tane aktörün, başka bir şeyinize daha itiraz edeceğim. 7-8 tane i̇tiraz aktörün... İtiraz ettiğiniz birinci konuya cevap versin sonra ikinciyi söyleyin. Böyle tartış. Şimdi az önce ben hanımefendiyi uyardım dedim ki bakın Yaşar Aa, Bey... olacak ikisi Olmuyor birlikte. bütünlüklü Bak, işte bütünlüklü o zaman. Evet olacak. buyurun. 7-8 tane aktörün e, adını anacağız Suriye ile ilgili. O onunla iş tutuyor, öbürü öbürüyle iş tutuyor. Bütün mesele, bütün hatalar, her şey Türkiye'den kaynaklanıyor Suriye ile ilgili. Türkiye Suriye'de iç savaşı çıkartan temel aktör. Suriye Türkiye istedi Şam'a topraklarının bir bölümünü bu işi de teslim et. Bir tarafını Rakka'yı elinle teslim et. Orada rafineri işlesin. Dünyanın en zengin terör örgütü olsun. Öteki tarafta PKK gelsin bu toprakları işgal etsin. Bu mudur yani? Buyur. Bu mu analiz? Bittiyse cevap vereyim. Bitti mi? Bitti. Rahatladınız mı? <laughs> tamam. Peki. Ee, şimdi öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri e, AKP hükümetlerinin ilk dönemi boyunca ciddi bir e, haksızlığa uğradı biliyorsunuz Ergenekon baryoz operasyonlarında sahte delillerle üst kademenin çökertilmesi yerine işte Bunu bu Neden oldu. anlatıyorsunuz? E, şunu anlatıyorum çünkü bu aynı zamanda bu çözüm süreciydi vesaireydi e, Esad'ın e, yerinden edilmesi konuşmalarının da olduğu döneme denk geliyor. Bunların hepsi bir operasyonun parçaları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zayıflatılması üzerine yapılan operasyonlar. Nitekim zaten bu Ergenekon Balyosu esnasında görevlerinden alınanların yerlerine yerleştirilen FETÖ'cü e, kadronun da yaptıkları musibet ortadadır. E, dolayısıyla şu anda Türk Silahlı Kuvvet Kuvvetleri inanılmaz bir özveri göstererek bu operasyonda daha önceki siyasi hatalardan ve Suriye konusunda yapılan hatalardan dolayı oluşan bir e, sınır güvenliği boşluğunu fedakarca düzeltmektedir. Söylediği ve şeyin bir, ka bir karşılığı yok mu size? Siyasi iktidarın kararlılığı olmasa silahlı kuvvetleri bu kadar başarı elde edebilir mi e, sorusunun bir şey yok mu ya yani bir siyasi irade yok mu ortada? Yani? Elbette var. Siyasi irade hatasını düzelterek bugüne geliyor. Ama önceki hataların da müsebbibi onlar. Şimdi hatadan dönülmenin de müsebbibi onlar. Ve bunu bu muhalefetiyle herkes alkışlıyor zaten. Doğru çizgiye geri döndüğü için dış politika. Şu anda olması gereken yapılarak e, dış politikada e, sınır güvenliğimiz bu şekilde. Peki Bir sınır ikinci konu şu. Bir... Ama önceki hataların günahları ödenmiş değildir. Onu Peki. söylüyorum. Peki ikinci soru şu. Eee. O saydığınız birçok aktörün devletin, Suriye'nin bölünmesinde, Suriye'nin bu hale düşmesinde hiç mi payı yok da sadece sanki Türkiye'nin payı varmış gibi? Ben Türkiye değil mi? tarafından aynen. bunu yorumlamakla mükellefim, Türkiye'nin durumunu yorumlamakla mükellefim. <laughs> Ama dünya tarihinde böyle vesayet savaşlarının gerçekleştiği birçok zaman olmuştur. Yaşar Bey'in de uluslararası ilişkiler tarihinden hatırlayacağını umut ederim. Yugoslavya üzerinde oynanan oyunları, Suriye üzerinde oynanan oyunlara benzerliği üzerinde. Ama Yaşar ya hocam, doğal... de bir dakika, bir şey söyleyeceğim. E, Türkiye'nin Türkiye de bu Suriye politikası yanlıştı, değil mi? Yanlışlar yaptılar tabii. Ya, olur mu? Teşekkür ederim. Aynı noktaydı. ama buradaki top, top, top toptan hep bir Doğru mu? diyebilir misiniz? Yaşar hocam siz? kutlarım sizi. Yani İlk elbette. defa Ay, ya, duyuyorum ağzını. çok hocam daha çok memnun daha oldum önce, Daha önce, de, de söyledi. Allah çok Allah, dedi. ya. Niye böyle her Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Yok daha önce de bunu söyledi. Ben de Beraber katıldığımız programda. Buradaki ilk şeyde ilk Suriye politikası tabii ki tepeden tırnağa Emevi Şam'a gireceğiz. Sedat'ı, Esad'ı yıkacağız. Emevi camisinde namaz kılacağız. Türkiye'nin politikası buydu. Aynı zamanda NATO ile birlikte başladı aynı bir zamanda. Stratejik zamanlama da ortaya evet, koymuş bir şey vardı. Şimdi ben yani de diyorum ki Suriye'nin parçalanmasında tabii Bakın. ki sadece Türkiye değil. Yaşar Hoca bir dakika. Sanki Amerika Türkiye Amerikan değil. planıydı bu. Ya bu tabii Amerikan planıydı ayrıca da. Ama yani. Amerika şöyle i̇şte, bir dönüş, Irak, yaptı, dönüş yaptı. Biz yapamadık. <laughs> parçalanmasıyla başladı bu olay arkadaşlar. Irak'ı 3'e pa parçaladı. Oradaki birden biri hemen parçalandı. Ben orada şuna bakarım Orhan Bey yani e, bu böyle işte Türkiye körük örneği bir hata yaptı. Yani öyle bir konjöktür oluştu ki. Sonuçta tamam, NATO ülkesisiniz. Bir, bir, bir 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 ee, e, e, daha eş diye bir örgüt çıktı, peydahlandı, sahaya sürüldü. Türkiye'ye dendi ki ya buna bir tane kara gücü gerekiyor mücadele edecek. Bunu Türk ordusu yapsın. Hocam biz de biraz fazla iştahlı göründük. Evet. Tabii ah, tamam şu, tamam ama bak <laughs> Türkiye'de. biraz fazla böyle. Ama hatırlayın bak hatırladım. Türkiye'de dedik ya bununla ben tek başıma mücadele niye edeyim? Gelin hep beraber yapalım. Şimdi, evet. süreç böyle evet, işte. Herkesin üst üste bindirdiği hatalar. yakın tarihte <laughs> bu tip vesayet savaşlarının sonuçları kimleri etkileyeceği bölge aktörleri, uluslararası aktörler hesaplanabilen bir şeydir. O dönemde Türkiye dış politikasını. Bunu hesaplamadı. Bu doğru olarak hesaplayamadı. Tek taraflı olarak geldi. Şimdi tabii bunu Bunları, e, faturasını tekrar AKP üzerinden konuşmamızın tek nedeni hala 15 aynı iktidar farklı hükümetlerle şimdi, olması. Ama şu hükümetin şu anda uyguladığı dış politika doğru bir politikadır. Şu anda e, gel, geldiği yer destekir. tam da doğru değil. Yani Suriye'de gel, geldiği e, yer teslim yani, olmamaktır artık sürece. hala ilişki bu, bu, Bunu olsa. net saptayalım. Peki. Temel yani tes, teslim bir de, olmamak. Şimdi, bir dakika yavaş. Bunun bir de siyasi sorumluluğu olması lazım. Çünkü e, bizim Mehmetçiklerimiz bunun bedelini ödüyor. O zaman zamanki yanlış dış politikanın bedelini şimdi bizim Mehmetçiklerimiz orada kahramanlıkla ödemekte. Bu da yanlış işte. Da şimdi yanlış. Şöyle tabii dünyada tam, tam dünyada, bir tam bir hani, tam bir vesayet şey. Vesayet savaşlarını tam, olmaz. Bu, doğru bu, analiz bunu, edememenin bir şey olabilir, ve doğru yönetememenin şey sonucuydu yani. yani. Böyle bir şey. şimdi evet, Mehmetçik bunun bedelini ödüyor cümlesi ne anlama geliyor? E bu şu bu anlama geliyor söyle. Tam bir nifak anlamına O Böyle bir şey olabilir mi? Bu sizinliyorum ben. Böyle şey olabilir, olabilir, olabilir bir mi? Yani? Bir dakika, dünyada, bir bir dakika da, hep beraber konuşalım. Dünya'da neden siyasi iktidarlar? Remzi Bey bakın çok açıklayacak mide. Tartışmayı bitirelim. Ondan sonra bir süreç sonra... bir süreç yaşandı. Bu süreçte sayısız siyasi gelgitler, stratejik gelgitler yaşandı. Her ülke üst üste bu bedelini konuda... ödüyoruz ama şimdi bedelini herkes bir şekilde ödüyor. Ama ne yaptı Türkiye? Duruma el koydu. Amerika el koydu. Amerika Pozisyon aldı. Bir kararlılık gösterdi ve dedi ki arkanda hangi güç olursa olsun. Hangi güç olursa olsun o güç o güç bir e, NATO ülkesi ve küresel bir liderlik yapan ülke de olsa ben buradan geri adım atmayacağım. Doğru. Burada açık bir şekilde devletiyle milletiyle bütünleştiler. Mehmetçik de bu siyasi ideali ve güçlü liderliğin bütünleşmiş haliyle hareket etti. Bu arada ABD savunma son dakika gelişmesi olur. var bir. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama. Önceki Dışişleri Bakanlığındandı değil mi? Evet, Dışişleri Bakanlığı, şimdi de Savunma Bakanlığı yeni. Hı, -hı. Kuzeybatı Suriye'deki durumdan kaygılıyız. Afrin oluyor orası. Evet. Tüm tarafları dağaşla mücadeleye odaklanmaya <gülüyor> çağırıyoruz. <gülüyor> Artık gülüyorum ya. Ee, ve masum sivilleri korumaya çalışıyoruz. Çağırıyoruz. Afrin'de askerimiz yok ama Münbiş'ten çekilmiyoruz, çekilmeyeceğiz. Son açıklama bu. Burada şimdi savunma ne demek bakanlığı... Bu? Ne demek bu? Yani Benim gördüğüm, e, isterseniz özetleyeyim. Yani onun yani okumasına, yapılan o mutabakatın, mutabakatın bir önemi yok. diyor. Pompeo İki, aynısına yeni devam bir konseptten için. bahsediyor. İki, evet. Münbiş'te, yani Türkiye diyor ki Münbiş'e doğru gelme diyor. Ama ben Türkiye'nin çok bu konuda da kararlı bir davranış ortaya koyması gerektiğini, bunun devamının olması gerektiğini, kendi sınırlarımızın dışında güvenli bir çemberin mutlak Türkiye'nin bir, bir devamı sınırları... da var açıklamanın buyurun, Bey. Buyurun. Sizin sözlerinizi teyit eden şekilde evet. diyor ki bütün taraflara Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Münbiç'te olduğunu ve Münbişte kalmaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık. Evet. Yani diyor, e, sopa Bizim gösteriyor. Bizim çizgimiz budur yani diyor ama biz 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 Türk milleti olarak ve gerçekten kendi istikbalimizin, milletimizin huzuru ve güvenliği için ...burada ben hiçbir yapılan e, davranış veya atılan adımın işgal diye birilerinin dediği gibi işgal falan değil. Biz kendi güvenliği, Kendi toprağın, güvenliğimizi koruyoruz yani orada. bölgenin güvenliği ve Türkiye'nin güvenliği için oradayız. Bu, Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklaması şu anlama geliyor. Bu tarafa doğru gelme. Ben buradayım. Sen oradaysan senin yerin Amerika yet, 25 bin kilometre ötedesin. Burada senin e, Türkiye'nin kendi istikbali ve güvenliği için, huzuru için attığı adama karşımasın demek lazım Tabi diplomasi biz. diliyle ve akılla, izanla demek lazım. Şimdi oradaki yani bir şey işaret lazım. etmek istiyorum. Kimsin ben demek şimdi lazım. bakın. Oradaki bu Tillerson'ın gelip bu konuşmaları vesaire bu Membiç hikayesi üzerinde yapılan diye bir diyor, anlaşma biz şeklinde. Bu anlaşmanın çıktı. olmadığını Fakat, gösteriyor. Yani. Fakat buradaki e, bu Tillerson'ın gitmesinin temel nedeni de bu oldu zaten oradan. Çünkü Suriye meselesini Dışişleri Bakanı değil... Yani sivil bir dişleri Bakanı değil. doğulan dolayı Pentagon yönetiyor Suriye'deki. Sanki Şimdi savaş bir savaş ay kabinesi ayarlıyor gibi gözüküyor. Bir, bir ay ayarlıyor. önceki savaş kabinesi çıkarıyormuş evet. gibi bir hal var. Trump. Şimdi bir Trump ay önceki fotoğrafı diyeyim. hatırlatırım hani Biraz size. daha incelemek lazım ama. Bir ay önceki mümüşteki ve oradaki Fırat'ın doğusundaki PKK oradaki komutan. Amerikalı komutanın sözlerini hatırlatırım size. Biz buradayız. Burada gitmiyoruz. kalacağız diyordu Aynısı, ve Türk ordusu anlaşıldı. Orhan Bey anlaşıldı. Yani e, kardeşim Tillerson'ın tamam Münbiç'te Türkiye ile anlaştık meselesi bitmiştir. bitmiştir. Doğru. Yeni bir dönem Yeni, başlıyor. Evet. Amerika diyor ki biz, biz Münbiç'teyiz, Münbiç'ten çıkmıyoruz. Sizin Amerika şey Savaş Bakanlığı. Yani Amerika'da görüyor. göreve getirilen isimlere baktığımızda daha şahin politikalarla karşılaşacağımız anlaşılıyor. Yani şu andaki tablo o geleneksel olarak biliyorsunuz Cumhuriyetçilerin enerji sektörü ve savunma sanayi sektörü Peki, Bu Olurdu. Durumda, Şimdi bizzat askerler gelmeye başladı. Bu var. durumda Türkiye Münbiç konusunda kararlılığını ve dirayetini Remzi Bey'in <laughs> söylediği gibi bir dakika Remzi Bey sürdürmeli mi? Şimdi sınır güvenliği evet her şeyden önemli ama bunu yaparken Askeri opsiyonların yanı sıra diplomatik ve e, dolaylı taktikleri de kullanmaya devam etmeli ve çok daha ustaca yapmalı. Çünkü Rusya gibi bir aktör de var. Bakın burada Münbiç'teki ısrarı Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı pozisyon kaybetmemek üzerine evet. planlanmış. kurgulanmış. E, kurgulanmış. Şimdi Rusya'ya baktığınız zaman dün seçimleri vardı biliyorsunuz. Putin Stalin'den sonra en uzun dönem kalan kişi oldu. Dolayısıyla dış politika için vaatleri 2020 23 vaatlerinin ötesine geçmiş durumda ve bu bölgede bu vaatlerin merkezini oluşturuyor. Bu anlamda Putin'i doğru anlayarak Türkiye'nin Rus politikasını ve Suriye politikasını da şekillendirmesi lazım. Şimdi Suriye politikası sonuçlar üzerinden değerlendiriliyor. Yani 6 yıl süren bir süreçten bahsediyoruz. Bir iç savaştan bahsediyoruz. Ben Türkiye'nin Suriye politikasının başındaki tavrının doğru olduğunu düşünüyorum. Ya esedin yanında yer alacaktı veya halka destek verecekti. Muhalefete destek verdi. Şartlar değişiyor. Dış politikada dış politikanın matematiği yok. Mesela Barzani PKK'ya düşman olduğu için bizim dostumuzdu. Sonra PKK ile el sıkıştı, Türkiye'nin düşmanı haline geldi ve Amerika da Türkiye'nin müttefikiydi. 15 Temmuz'da da darbe teşebbüsünde destek verdiğini gördük. Dolayısıyla önemli olan bu politikalar, bu denklemler değiştiğinde doğru yerde durup durmadı. Şu anda Türkiye gereken yerde duruyor. Başlangıçta da doğru yerde durduğunu düşünüyorum. Yoksa stabil, sabit olarak aynı politikayı destekleyemezsiniz. Yani yarın da Rusya'nın nasıl bir tavır takınacağını veya Amerika'nın nasıl bir e, politika değişikliği yapacağını bilemiyoruz. Onun için sadece sonuçlar üzerinden okumanın ben yanıltıcı olacağını düşünüyorum. Bu konuda ben bir şey söyleyebilir miyim? Buradaki Suriye meselesi Batı ve Rus savaşının yani silahlı değil fakat siyaset savaşının odak noktası. Bunu bu görmek lazım. Burada İngiltere ile Rusya'nın kapışması bir çifte ajanın zehirlenmesi nedeniyle bahanesiyle çatışması boşuna değil. Şunu hatırlat hatırlayın. E, son 10 gün içinde Batı ülkeleri Fransa dahil Suriye'de Şam rejimine savaş açtılar orada. Şam'a Esad'a savaş açtılar orada. Amerika'nın politikasıyla bir bütünleşik bir ittifak orada söz konusu. Her ne kadar NATO Türkiye'yi anlayışlı vesaire falan karşılıyor olsa bile evet. Batı ile Türkiye arasında yani Avrupa ile Türkiye arasında daha yumuşak ilişkiler olsa bile fakat İngiltere, Amerika ve Fransa özellikle de bu konuda ortak bir politika izliyorlar. Buradaki bütün kapışma Suriye üzerinde. Yani Suriye ile Amerika, Suriye konusunda Amerika ile Rusya'nın anlaşması zaten mümkün değil. Burası bir güç mücadelesi yeri. Yani Ve ne demek istiyorsunuz? Şunu sonra demek sonra. istiyorum ben. Ee, Suriye e, çok önemli bir e, noktada. Amerikalılar bu Fırat'ın doğusunu, PKK bölgesini sonuna kadar koruma niyetindeler. Pentagon işe el koydu. O savunma dışişleri bakanı vesaire bütün onları bertaraf etti ve burada e, biz e, Türkiye'nin e, evet. Membiçe ve öbür tarafa doğru herhangi bir şekilde harekatına müsaade asla etmeyeceğini mesajlarını verdi. Bunu yani söylüyoruz iş, zaten evet. de diyorlar ki ona rağmen biz kararlılıkla tavrımızı Şurada koymalıyız biz, diyorlar. Biz askeri şeyi orada ne kadar gireriz bilmiyorum. Buradaki. Yani sizin bir... görüşünüz o ne yani? Benim görüşüm şu. Bir, ama bir cümleyle. Bu uzun, uzun uzun bir dönem bu. Uzun yıllar alacak bir süreç içindeyiz biz burada. Bunun için Türkiye'nin diplomasiyi ön plana alma, alması gerekiyor ve Suriye, İran, Irak'la birlikte hareket etmesi gerekiyor. gerekiyor. Çok açık. Muharrem Bey. Ee, son olarak bu geçecek. olarak şunu evet, söyleyeyim. Bir cümleyle söyleyeyim. Son olarak şunu söyleyeyim. Bakın Türk sağlık kuvvetlerine, ordumuza hepimiz müteşekkiriz. Çok yakın dönemde yaşadıkları ağır haksızlıklara FETÖ ile birlikte kurulan kumpaslara rağmen, birçok değerli subayının yıllar cezaevinde yatmasına rağmen, itibarsızlaştırma süreçlerine rağmen dimdik ayakta durdular ve bugün de gururumuz oldular. 15 Temmuz gecesi de kendi içlerine yerleştirilen Darbecilere karşı da silahlı kuvvetlerin büyük bölümü çok onurlu bir duruş gösterdi evet. ve bertaraf edildi. Yani o yüzden e, yönetenlerin, yöneten kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun hükümetlerin sorumlulukları vardır. Ve bu sorumluluklar siyasidir, hukukidir, vicdanidir. Ve onun için evet silahlı kuvvetler ve Türkiye'deki sağ sağduyulu tüm unsurlar hükümetin çok ağır hatalarını Türkiye'nin bekası için bertaraf etmiştir. Bu da bir gerçektir. Şimdi ben burada bir şey söylemek durumundayım. Ee, şimdi siyaset üretiyoruz bu başarıyı. Yok siyaset. Müsa yani, müsaade ederseniz. Siyaset değil. Çok açık. Abdullah, çok büyük haksızlıktan. Müsaade, müsaade yani, bir diliz bir türlü vardır. Öz eleştiri. Yani. Öz eleştiri ben yapmamız <gülüyor> <gülüyor> lazım. Hem <laughs> diyorsunuz ki ben... yanlıştı şimdi doğru. Hem de bu başarıda siyasi iradeye hiç değil. De... Hiç bir pay, hiçbir pay vermemek için çırpınıyorsunuz. Yaşar Şimdi Bey, Şimdi bakın yanlış hükümetler, yanlış. hükümetlerin Olmasa destek hükümetlerin, yönetenlerin yani. sorumluluğu vardır. Evet. olur mu? Yani Şimdi yapılan hatalar hep birlikte. Yap şey. Ayrıca teslim edelim <laughs> hakkını. MIT'in de geçmişle şey kıyaslanmayacak ölçüde. şey söyleyecektim. En çok sıkı Ya, olmadı. hem yerli bakın, ve milli karakteriyle bu. ve Balyoz davasında. Bir saniye. Yani e, çok bir şey açık bir şekilde e, çünkü teknik istihbaratıyla, yerel istihbaratıyla son derece güçlü ama bir mahsul. Demokrasi lazım. Söyleyeceğim bunu. Ve milli Peki. savunma sanayindeki... Abdullah Gül, <gül>, Gül, özür dilerim. <gül> Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı seçilmiş. Bakın dinleyin. Atatürk Kültür Merkezi alanında tören yapılıyor. Ne, neyi anlatıyor? Bir dakika ama yani bu o, o darbeciler, darbe kafası ordunun içerisinde hep vardı. O kahramanları, o güzel insanları ayrı tutarak söylüyorum seçilmiş ama, ama e, Tanımdaş, işte Ergene Ergenekon balyoz vardı. E, vardı yani. Da, onu kat, bak onu da, demiyorum. De, ben de, oraya, yani, darbeye karşı bir duruş Şunu demiyorum yani. e, Şubat şey, ne hoş yaptı. oldu demiyorum. Diyorum Demek ki kimler yaptı? Orada hep vardı. Sen yaptı. Kimler yaptı diyorum. Bakın. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bir tespit de yapacağım. Atatürk Kültür Merkezi'nde İkide Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı geliyor. Sonra Fethullah Gülen'de bir saygı yapıldı. Saygıdeğer kardeşim. Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı geliyor. Bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı geliyor. Ayağa kalkmadı bazı darbeci kafalar. Biliyor musunuz? Onları bu, biz eleştirdik. Bizim söylediğimiz yani bu o değil. Kafalar. Basum insanlar cezaevinde yaptı. Yani seçilmiş. Basum insanlar cezaevinde öldü. Ne demek? Kumpaslara rağmen ordumuz kim o, ayaktaysa ayrı, ayrı, ayrı silahlı diyorum. kuvvetlerin hepimizi bir AK Parti'ye kapatılsın Ayrıca diye kim başvurdu? Ya, Anayasa Mahkemesi'ne Recep, kim, kim başvurdu? Ya Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yakalan Bakın, demokrasi için Cumhuriyet Halk Partisi. Onu, onu tartışmıyoruz şu anda. AK Parti'nin kapatılması için kim başvurdu? Hangi parti başvurdu? Bakın 28 Şubat sürecini... Daha 28 Şubat'tan bahsetmiyoruz. Cumhuriyet yani. Halk Partisi 28 Şubat sürecinde bütün darbelere de, bütün darbelere de karşı duruşumuz hepimizin ortak. Onu konuşmuyoruz şu anda. Neyi konuşuyoruz? AK Parti hükümetleri döneminde orduya silahlı kuvvetleri yönetilen kumpas davalarını, haksızlıkları konuşuyoruz. Ya haksızlıklar oldu mu? Oldu. Ama ben de diyorum ki ordunun içerisinde hep kendisini bizim ağamız sanan, bizim sahibimiz sanan ve kendisini hak millet seçse de seçmese de sandığı iradeyi yok sayan bir kafa var mıydı? Var mıydı? Vardı. Ben de diyorum ki bunu ayrı tutarak demek ki bu itirazlarımızı ayrı tutarak yanlışlıkları ayrı tutarak diyorum ki bu kafa yok olmalı. Bırak siya siyasi Deniz Bey, sorun belki de şurada. Bu kafa demokrasiyi güçlendirerek yok olur. yok olur. kurarak yok olmaz. Aynen. söylemek istediğimiz o değil. o ne kadar karşı. Karşı. Bu demokrasiyle, kadar hukuk devletiyle daha yok daha olur. Gibi. O kafadan gerçekten kurtulunması gerekiyordu. Ama alavere, dalavere, Tabii, FETÖ, yani. FETÖ, FETÖ, FETÖ o sokuşturma, kumpas, kabul edilemez. İkisinin de patronu Amerika Ahmet Bey. İkisinin de patronu. Anladım da yani. da FETÖ'nün de. Hepsini Amerika'ya yükleyip. Çok şey yakın yapmıyorum yani kadar. yani şimdi kumpasla mumpasla demokrasi gelmez, gelmez. değil mi? Yani Demokras normal Demokras yollarla Demokras yani mücadele normal. edeceksin. Evet, evet, evet. O, o, kafayla mücadele ettik. Evet, ettik. Ama sonuçta yiğitçe etmedik. Hayır hayır. Kumpasla ettik. Kumpas ayrı onları ayrı tutuyorum. Onlar zaten yani ama, bakın yani bu, bu yanlış ortada. Askeri vesayetten bakın, böyle mi Kumpaslarla kullanıyor? demokrasiye bağlı subaylar cezaevlerine gönderildi. FETÖ'cülerin ya, yani darbecilerin gel. önü açıldı. Asıl, asıl, asıl darbecilerin. Asıl darbecilerin önü açıldı. Onu kumpası, vurgulamak istedim ben. kumpasını gerçekten yüz karasıdır ve Amerika'nın gerçekten bir oyunu. Bir de asıl darbeciler Kar. geldi. Evet. Yani. Hakikaten darbecinin hası kimmiş gördük 15 Temmuz'da. O, o kafada darbeci bu kafada darbeci. Ama esas Birbirine darbeci. yok. Ya çıktı tankını sokağa meclisi bombaladı Anladım mı? Öbürü de darbeci. Öbürü de bizi korkuttu 28 Şubat'ta. O da aynı kafa bu da aynı kafa. Aynı Birbirine kafa. Birbirinden farkı aynı, yok. Aynı de. kafa evet. Ancak FETÖ'cü daha zalim. Daha zalim. Ha, evet. o aynı kafa ama. <laughs> Burada fakat şunu söylemek Dar <laughs> lazım. Darbeciler <gülüyor> insanlık, Hayır, bir de, hükümetin insan, insanlık suçu işlerdi. İkincisinin kafasında hangisi? Ee, Kötü. FETÖ tamam. Fethi. beraber Kütüphardan değil miydi? <laughs> Muharrem Bey siz de <laughs> Tartışmayı yönetecek gibi bir haddi var ya. Yani. <laughs> Hayır mesajlar geliyor daha bu konu anlaşıldı Yok. lütfen yeni konulara geçin diye. Peki reklamdan sonra daha anlaşılmayan hususlar var diye. Reklam reklamdan sonra <laughs> yeni konuya geçecektik <laughs> zaten yeni konuya geçelim peki. Kalkması lazım. Evet, tekrar Boyun birlikteyiz <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz ee, yeni konumuz e, ittifaklar Büyük Birlik Partisi evet. AK Parti MHP ittifakının içinde yer alacak. 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 Büyük Birlik Partisi. Peki şey, şeyde yer alacak mı? Bununla Cumhur... ilgili açıklayacağım. Yani halkta bir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı içerisinde yer alacak. Şeyde yer alacak mı? Seçim pusulası. Onunla ilgili o yani seçim pusulasında kendi amblemi ve ismiyle mi? Yoksa yine ittifakın içerisindeki bir 16. madde gereği bir başka partiyle ortak liste mi kurarak seçime katılacak bununla ilgili kararımız yok ama ilke itibariyle böyle bir ittifakta yer alacağımız konusunda bir kararlılığımız var. MHP üçüncü parti olarak Büyük Birlik Partisi'ni istemeyiz diyormuş. Ondan sonradan değiştirdiler. Geçenlerde aynı sözün sahibi yanlış anlaşıldığını, böyle bir şeyi Şimdi, kalaycı diye bir milletvekili arkadaş Konya milletvekili böyle bir şey demek istemediğini yanlış anlaşıldığı ile ilgili beyanatı var. Dolayısıyla biz de ona bakmak zorundayız. Yani MHP'nin resmi görüşü değil bu. Değil. Yani ben oradan aldım. Benim eski arkadaşlarım sonuçti böyle hepsini tanımaktayız ve yani MHP diyormuş şey, ki ya iki ikisi ikisi olsun. AK Parti MHP olsun. Biz üçüncü bir e, parti istemiyoruz. Bunlar zaman zaman doğru mu değil mi anlamadım. Ben e, böyle bir şey söylediklerini ama bunun nihai bir sonuç olmadığını, e, Büyük Birlik Partisi'nin pekala bu, bu şeyde yer alabileceğini biz Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuları konuştuk bu konularla ilgili açık e, şeyle detaylı yani sorun yok eğer büyük birlik partisi ay, e, kendi kimliğiyle e, oy pusulasında yer almak isterse Sen alacak. Alabilir. yok başka yok. ortak bir listede de yer alabilecek bu konuda iki tane önünde seçenek var bunlardan birini kullanacaktır değerli henüz daha bir karar vermedi çünkü biz. şimdi e, şey e, yasa çıktı ama bundan sonra uyum yasaları devam edecek seçim ve e, siyasi anladım ilgili. ben onu sormuyorum ya siz parti içinde henüz bu iki seçenekten hangisini? Evet, karar vermedik. Karar vermedik. Daha bir buçuk sene var. Tamam. Konuşuyoruz Bu konuda. Evet konuşuyoruz. Yani değerlendiriyoruz. Doğrusu neyse bunu yapacağız. Şunu evet. söyleyeceğim. Türkiye'de ses, bu sistemin değişmesi bence çok doğru olmuştur. İsabetli olmuştur. Sebebi de şu. Yüzde on barajı evet darbe barajıydı. Darbenin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir takım tezahürleri vardı. Veyahut da kafası vardı. Bu kafa neticesinde yüzde onu istikrar açısından uygun gördü. Ama adalet, temsilde adaleti yok saydı %10 keşke yok edilseydi, sıfır baraj olsaydı olmadı. Şimdi Türkiye uzlaşmayı e, gerekli kılan ve mecbur kılan bir sisteme doğru gitti. Artık yürütme %50.01 almak zorunda. Bunun için de partiler birbirleriyle anlaşmak, işbirliği yapmak durumundalar. Böyle bir yol açtığı için yeni sistem. Bir sistem nedir? Şartlara, durumlara göre değişir. ...ve ihtiyaçlara göre de farklılık gösterir. Bunlar naz, bunlar değişmez. Bunları bilmem ne kabul etmemek lazım. Şar, şartlar değişir, ihtiyaçlar değişir. Bunlar değişebilir ve gerekli ve faydalı olmuştur. Muharrem Bey yeniden böyle bir hani yeni sistem faydalı mı olmuştur, faydasız mı olmuştur? Şey tartışmasına girmek istemiyorum ama hmm. herhalde siz ona da bir şeyler söyleyeceksiniz. Ben esas bu parlamentodan çıkan eee şeye, i̇ttifak yasasına. ittifak yasasına değinmek istiyorum oradan çıkan tartışmalara geçmek istiyorum. Ama eğer siz bir şey söyleyecekseniz söyleyin. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Bu ittifak yasasını anlayabilmek için tam olarak 16 Nisan 2017 referandumdaki anayasa değişikliğiyle birlikte değerlendirmek zorundayız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi savunulurken referandum sürecinde evet diyenler tarafından en temel gerekçe neydi? Artık bu sistemde istikrar sorunu bitecek. Çünkü hükümet meclisin dışından oluşacak, yüzde on barajı kalkacak ve artık koalisyonlar dönemi bitecek. Biz de diyorduk ki Türkiye'de çok partili bir yapı olduğu için aksine bu sistem koalisyonları mecbur diyorduk. Şimdi AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ittifakında bu ittifak başarılı olursa ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcılığı birilerine verilecek. Bakanlıkları bir kısmı MHP'ye bir kısmı Büyük Birlik Partisi'ne verilecek. Bunun adı koalisyondur. Bir kere bu sistemde koalisyonlar olmaz bir yalandı maalesef. Bu ortaya çıktı. Bir ikincisi asıl şimdi temsilde adalet yok ediliyor. Çünkü bu ittifaklar hem genel seçim için yapılıyor hem cumhurbaşkanlığı seçim için yapılıyor. Artık hükümet meclisin içinden çıkmayacağına göre Yüzde on barajı neden? Bunu birinin izah etmesi lazım. Evet, aslında doğru. Yüzde on barajı niye kaldırılmıyor? Seçim bu ittifak listesi yani, yani gelirken istikrar meselesi hallolmuşsa halloldu. Niye temsilde adalet yok? Niye temsilde adalet yok? Niye da, yok. Orada Şimdi, bir şey söyleyeceğim müsaade edersen buyurun. ben şeyi söyleyeyim de. Yani geçmişte biliyorsunuz hepimiz 70 yılları yaşadık. Yani o, ondan milletvekili çalar, o ondan bilmem vaatlerde bakan yapardı çaldıkları milletvekilleri ve çok gerçekten siyaset ayaklar altındaydı. Şu anda bu sistemde herkes aleni açık yüksek seçim kuruluna bildirmek üzere. Tamam, seçim öncesi koalisyon Bak, yapılıyor. Yani, yani gerek duymadan, 200'lüğe gerek duymadan siyaseti altlara indirmeden seviyeli bir şekilde kim kiminle işbirliği yapacak, kim kiminle geleceği öngörecek. Bununla ilgili bir ortaya bir tavır koyuyor. Anladım. Referandum sürecinde niçin iki, koalisyonlar olmayacak derdi. Onu ben iki, sorguluyorum. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde doğrudan hükümetin halk tarafından seçilmesi gerçekten e, artık gen soruyla veya benzeri şeyle düşürülmüyor. Dolayısıyla da orada e, koalisyon var. Yarın bir gün koalisyon bozulur. bilmem Hükümet düşer. Böyle bir şey yok. E, tek cumhurbaşkanı seçtiğinde kendi üyelerini cumhurbaşkanı seçiyor. Burada şey yok yani. Bakın, e, temayül olarak gelenek olarak ya yok Koalisyon yine yok. Koalisyon. yok. Yani işte olarak... Koalisyondur bunlar. Yani... Bakın, koalisyon ne zaman olacak? Nasıl ortaya... Yok diyorsunuz. Yok. Koalisyonu şimdi Cumhurbaşkanı diyelim ki seçildi. Hı -hı. Yani zor bir süreç yaşayacak. Ama diyelim ki mesela Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Atayacağı bakanlar vereceği dağıtacağı postlar. Onlara bakarsanız koalisyon olup olmadığını orada görürsünüz. Postlar, Bu kadar. postlar Onca, demek doğru değil. Şimdiden Bak, böyle, biraz hoş olmuyor. böyle ben, koalisyon e, yok mu demeyin. Şey değil, hükümet değil. ve o büyük yüksek <laughs> şeyleri de cumhurbaşkanı atacak bir türlü şey. Oraya bir bakacaksınız. Kimler var? Nereden geldiler? O zaman koalisyonu net bir şekilde göreceksiniz. Ya şimdi e, biz o dönemi çok tartıştık. E, savunduğumuz şeyi şimdi açıklayalım. Koalisyonlar Türkiye'nin geriye dönük siyasi pratiğinde ürettikleri üzerinden koalisyonların sıkıntılarının altını çiziyorduk. Neydi o? Parlamentoda hükümet kurma zorunluluğu olduğu için ve yönetimde istikrar adına temsilde adalet de çoğu zaman heba edildiği için o koalisyonlar zorlama, çoğu zaman siyaset dışı alanın rahatlıkla gelip oyun oynayabileceği, pazarlıklara dayalı, kısa ömürlü, cılız, ürkek bir tablo çıkıyordu. Türkiye'nin pratiği bu, gerçek buydu. Şimdi bu yeni sistemde doğrudan halkın seçtiği bir hükümet olacak. O yüzden koalisyon kurma gibi, hükümet kurmaya dayalı söylediğimiz şeydi bu. Bitireyim, 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 bitireyim bir dakika. Dolayısıyla şimdi üstelik 50 artı 1 gibi son derece doğal bir şekilde, olabildiğince her cenahtan, her kesimden, ...bir kucaklayıcı siyaset dilini de olgunlaştıracak bu yeni sistem diyorduk ki öyle olacak. O Cumhurbaşkanı adayı hükümet kuracak, yetki alacak, ekibiyle birlikte bunu e, halkın önüne çıkacak... ...bir beş yıl daha eğer başarılı olursa talip olacak, olamazsa seçilemeyecek. Bunu yaparken o siyaset dilindeki kucaklayıcılık ister istemez her cenahtan, her kesimden oy alabilmeyi isteyeceği için... ...mutlaka temsilde de ona karşılık bulacak. Bugün yapılan bu ittifak bunun kurumsallaşmış biçimi. Bunu bir kere saptayalım. İkincisi biz ısrarla ya bu sistemin bir yeni doğası var. Yeni terminolojisi var, yeni işleyişi var, fonksiyonları var. O eski sistemin kavramlarıyla ve pratiğiyle bu dönemi analiz edemezsiniz. O koalisyon denilen şey bizim bir pratiğimizdi. Keşke iyi olabilseydi. Keşke zayıf e, hükümetler yerine güçlü siyaset kurumunu güçlendiren bir geçmişi olsaydı bunun olmadı. Bak şimdi bu yeni sistemde bir başka var. kolaylık daha orada var. Bir şey var. başka bir iyilik daha var. Çünkü bu bir süreç, yeni başladı. Olgunlaşacak bu. Siyasi partileri yakınlaştırarak fikri düzeyde bir zorunluluk değil ama fikri düzeyde siyaseti fikir düzeyinde konsolide ederek parçalı yapıyı yani şahıslara dayalı, lidere küskünlüğüyle kurulmuş bir siyasi partiyi Artık etkili kılmayacak. Bu yeni sistem fikirleri yaklaştıracak. Bu da siyaset kurumunu güçlendirecek. Şimdi Yaşar Bey, yani Yaşar Bey buradaki, daha güçlü buradaki, iktidarlar olacak. Tamam, bunu, bunu net saplayalım. Geldiğimiz yöntem bu. Temel yaklaşımınızı bir tarafa teorik olarak konuşuyorsunuz. Pratikte bu koalisyonun bu ittifakları nasıl, niçin kurulduğunu gayet açık bir şekilde hepimiz biliyoruz. Bugün AKP tek başına, yani Cumhurbaşkanı tek başına yüzde elli, 2. Daha önce %58 gibi böyle bir şey o, oya kadar uzanmıştı. Yüzde evet. %50'nin üzerinde tek başına iktidarı alabileceğine görseydi, inansaydı bugün böyle bir ittifak. E Orhan Bey Gündeme, ne ist niye, istedi bunu? İttifak istedi meselesi bunu? ortaya çıkmazdı. %40 oluyordu. Oradan. Zoru neydi? Tek başına yani. girer ve Cumhurbaşkanlığı'nı alırdı. Hiç i̇şte MHP ile koalisyon vesaire falan konusunu gündeme bile getirmezdi. Bu, bu çok önemli bir şey. Bakın, Şimdi güzel. siyasi gerçekler yani sağdaki millet içinde yani AKP'nin %49'da kaldığı en son referandumda bile şaibeli bir %51'i bulduğu söylenen bir referandumda bile giderek Cumhurbaşkanı'nın tek başına girdiği takdirde bu oyu e, o, alamayacağı seçmenin büyük çoğunluğu evet, %50 alamayacağı ortaya çıkmıştı. Yeni sistem, Bunun yeni için, sistem, yeni, bir dakika, demokratik bir, bir takım tavırları bir zenginleştirdi. Tamam bir dakika. Bakın üstad bu uygun, siyasal bunu, bir sistem bunu, değil. Buna Bakın, bu uygun, siyasal bir sistem değil. Bir, bir dakika. Bu bir uygun. Uygun. Orhan Bey bir, bir dakika hep beraber konuşalım. Ama ama bir sonuca Demokratik herhangi başkanlık sistemi de değil. Bey, ben söyleyeceğim anlatamam. Orada Or Bey diyor. ne olursunuz? Cum Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanmak için böyle bir ittifak seçim yasasına konarak gerçekleştirildi. Ya, partiler zaten bu kazanmak bu anormal bir şey değil ki. Bakın anormal şey, olan şu. Adalet bu. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın anormal olan yani, şu. Eğer siz şimdi, eğer siz seçimlerde ittifaklar olabilir. Evet. Eğer siz seçime gidilen süreçte bir o hali kaldıracaksınız. iki yüzde on barajını kaldıracaksınız. E tamam bunlar. o zaman bu, kimse ittifaklar. bir şey demez. Yani. Şimdi, bunlara kimsenin bir şey dediği şimdi, şimdi bazı partiler ittifak yapabilir. Peki ittifak yapmayıp tek başına giren bir parti. Yüzde dokuz nokta dokuz da alsa. Ya ben kendime güveniyorum. Soka ben siyasette sonuç alacağım. Ben güçlüyüm deyip tek başına bu Bu adalet mi? Gitme mi diyelim? Hayır bu, Hayır, bu adalet adala, mi? mi? Önüne bir dakika. Tamam. Muharrem Bey İndi bir dakika. Nemzi Bey, Orhan Bey. Yüzde on barajı şantaj evet. olarak kullanılıyor burada. Siz yüzde on barajını savunuyor musunuz? Hayır. Miyorsunuz? Ben diyorum ki yüzde on barajı kalkmalıydı. Niye kalkmadı? E kalkmadı. O Biz gücümüz biz bir rapor Niye verdik, görüşümüzü söyledik ya Sayın Cumhurbaşkanı'na. Niye kalkmadığını ben size Onu söyleyeyim. Onu kendi takdirde bir şey diyemeyiz. Çünkü yüzde on barajı bu. maalesef bir ben demokrasi kalkmadım. ayıbı, 12 Eylül biz darbe kurduğu bir ürünü şantaj buydu. olarak kullanılıyor. Onu savunurken. Sen benim lazım. Cumhurbaşkanı seçilmem için desteğini ver, ben de seni meclise taşıyayım. Bu işin temelinde maalesef pazarlık. Başka bir nokta daha var orada. Ben e öyle görmüyorum. Istiyorum. Başka ben bir, bir şeyin nokta şeyin daha var. Yüzde on barajı niye kaldırılmadı? Bir ben dakika ben yeni, yeni bir açıklama getirmek istiyorum. Yüzde on barajı niye kaldırılmadı? Biraz, evet neden? Buradaki temel mesele Cumhurbaşkanı'nın bütün her şeyi meclis dahil kontrol etme isteğinden ileri gelen, o, gelen bir şey. Ve mecliste bu, de çoğunluğu bu, elde etmenin yolu olarak bu gördü bunu. Bu sizin görüşünüz, Benim gördüğüm, buradan gördüğüm şu. Yeni sistem kesinlikle uzlaşmayı teşvik ediyor. Uzlaşmayı teşvik ediyor. Birbirlerine yakın, aynı kulvarda olmasa bile farklı kulvarda ortak paydası birbirine benzeyen partileri bir işbirliğine davet ediyor. Sistemden bahsediyorum. Bu yine ben en çok bak göreceksiniz 2019 seçimlerinde en renkli, en çok temsil olan parlamento o olacak. ama burada yazın. 2019 seçimlerinde parlamento rengarenk olacaktır. Çok farklı görüşler O da kendisini temsil Edecekler. Dolayısıyla edecekler. Siz 7 Haziran seçimlerinden sonra millet uzlaşın söyleyeyim. dedi. AK Parti ile MHP uzlaşıp koysun. Ya o ayrı bir şey. Mıydı? Bakın biz sistemi tartışıyoruz siz başka bir sonucun şeyini tartışıyorsunuz. 7 Haziran'da hayır, hayır. bir sonuç çıkıyor. Bunlar niye ya, tartışmadılar? O sistem de uzlaşmayı mümkün kılıyordu. Şimdi siz CHP, olarak, CHP olarak mesela size kendinize benzeşen sosyal, sosyalist, sosyal demokrat farklı kurlarda yürüyen partilerle işbirliği yapabilir. Bunları e, birlikte meclise girebilirsiniz. Böyle bir imkan tanımış size. Siz de bunu yapın. Ne var bunda? Bizim yapın. meclise girmek gibi bir derdimiz yok. Bizim, Bizim derdimiz demiyorum. adalet. Farklı düşünceleri taşıyoruz. Rus Dam kaldırılıp. Ya farklı bu sistem getirilecek. Bu bunu da adalet oldu. Yasayla bunu dayatmanın anlamı ne? Da, 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 hayır, Hay dayatmıyor. Dayatmıyor ki. Yapmıy şey şeylerin... yapmayabilirsin dayatmıyor. Yok ki Hay, dayatıyor. Bak, şöyle bir problem var. Evet. Şimdi e, bir parti Mesela sizin partiniz yüzde kaç alıyor? Yüzde iki buçuk aldık biz. Tamam bir dakika güzel. Yüzde iki buçuk alan bir parti e, bu ittifakın içinde yer alarak meclise girebiliyor. Evet. Ama buna, buna karşın evet. herhangi bir ideolojik yakınlık bulamıyor, partner bulamıyor kendisine. Bir parti var yüzde dokuz virgül dokuz alıyor. Evet. Siz yüzde iki buçuk aldığınız halde girebileceksiniz burada. Ama, o parti giremeyecek. A, ada Vicdan esim, nerede? Bakın, Adalet burada nerede burada? Sistemin eksikliği olabilir. Ben sistem Ola mükemmeldir. Değil. Sistem her şeyle ama dört yani, dörtlük demiyorum. Çok zor olabilir. eksikleri olabilir. Ama Değilince, artıları daha fazla diyorum. Anladım ama bu eksikliği gidermenin yolu öyle çok karmaşık Biraz, bir şey değil ki. Yani yüzde ya, on barajını ya, kaldırdım bitti. Parti, <laughs> Sayın Genel Başkanımız gitti bir e, önerge sundu. Önergede yüzde on barajının mutlaka kalkması gerektiğini zira artık... E, yönetimde istikrarın bu sistemde elde edileceğini e, yine temsilde de adaletin bu şekilde sağlanması gerektiğini ısrar, yani. ısrar edildi <laughs> fakat sen Sayın Cumhurbaşkanının farklı e, yorumları, farklı düşünceler düşünceleri oldu. Elbette ki e, bizim söylemekle biz bizim vekilimiz Peki. yok mecliste. Peki. Yani, o yok. zaman yani e, ama şunu söyleyebilirim. Yeni sistem kesinlikle ve kesinlikle parlamentoya daha çok farklı görüşün katılmasını sağlayacak ve ist yönetimde istikrarı sağlayacak. Bu çok önemli bir ya şey. Yani yani Türkiye gibi zaten sağlanmış durumda. Ne zaman Durum sağlanmış? 50 artı 1 ile seçildi. 50 artı 1 ile yoktu. Hayır, hayır. Yeni sistem Seçildi diyorlar. mi? Hı. Bitecek olay. Diyor ki yeni sistem zaten yürütmede istikrarı getiriyor. Yüzde %10 kalkmalıydı. Şimdi onu diyor yani. kalkmalıydı. ama kalkmalıydı. Ya işte büyük adaletsizlik orada. E ne yapayım? Hala. Bakın şimdi. askeri idare askerler, siz askerlerden değil mi bu iktidar nefret ediyor. Hep darbeciler bilmem ne vesaire ben, falan. Ben bütün askerleri nefret ediyorum. Darbecilerin 1980 yılının darbecilerin koyduğu bu barajı, yük vesaire dahil olmak üzere hepsini parti alıyor, kullanıyor kendi yararını. İstediği gibi kullanıyor. Onları koruyor. Vesaire falan. Ne? CHP niye Ben şunu üzülüyorum. İktidar olanlar e, aklına getirmiyor %10 barajını, yükü şunu bunu. Ne zaman muhalefete düşerler, zayıflarlarsa aklına o geliyor. Bakın artık parlamenter sistem yok. Bu SHP geldi, bu CHP geldi, CHP geldi. Bu sistemde baraj olmamalı, hiç olmamalı. MHP geldi, neredeydi bunlar? Baraj, baraj biraz ihtiyaç var bence. Var Ama mı? Ama mesela tabii yani biz e, şu, yani en azından ben e, şunu savunuyordum. Yüzde beş diye bir e, karine olarak kabul ediyorduk yeni sistemde. Yüzde beş temsil imkanını yakalayabilmiş siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecekler bu yeni sistemde. En azından yüzde beşe inebileceğini hesap. Niye inmedi? yani bunun bu büyüklerimiz böyle en, yok. En eksik yanı budur. Evet. Ama bu <laughs> konudaki ısrarımızla, bu sürecin devamında da olgunlaşması anlamında bu ısrarımızdan hiç eksilmeden e, sürdürmeliyiz. Bu yapılmadı diye bu sistemi to, top yekün yani değişen bir şey var, bir ruhu var. Bir, bunu irdelememiz gerekiyor. Muhakkabı. Dolayısıyla bu ruh aynı zamanda bunu da kendi içinde de çok iyi kurumsallaşabilirse sistem yani şimdi, getirecek. Bundan kaçış hocam, yok bence. Hocam yani şimdi yeni sistemle ilgili konuşuyoruz. Sonuçta baraj diye bir mevzu var yani. Bunu da eleştireceğiz. Yani bu tabii, bu yapılamadı. Kusura bakmayın. E geçelim tabii, burayı. Yemeyiz yani, bu, yani. Bu bu olmalı. Şimdi Size aynı yöne yönetimde de... yönetimde istikrar deyip temsilde adaleti ortadan kaldıracak olan bu sistemin Böyle yani yanlış yani bu, bu o yüzde %10 barajının inmesi gerekiyordu. Eyvallah. Ama bir parçada olmasının amacı da şu. Ona son seni bir itiraz yani, yok zaten. E, Bakın bir bir cümle söyleyeyim. E. Yaşar Bey'e burada katılamıyorum. Hükümetin meclis içinden çıktığı parlamenter sistemlerde baraj olabilir. İşte Avrupa'da iki var, 3 var, en fazla 5 var. Ama hükümetin dışarıdan oluşturduğu sistemlerdeki burada Yürütmenin başı olarak seçilecek Cumhurbaşkanı bakanları atacak. Başkanlık sisteminde olmaz onayı da bu Başkanlık sistemi de değil. Bakın Başkanlık sisteminde başkan bakanı atar senatonun onayına tabidir. Büyük atar onayına tabidir. Burada öyle bir şey de yok. Onay da yok. Meclis onayı da yok. O zaman baraj neden? Baraj neden? Burada e, burada işte baraj maalesef e, art niyetle kullanılıyor. Çıkarlar için. Bu, bu barajın için e, niye bir parça olması gerektiğini, en az yüzde %5 olması gerektiğini, %3 de olabilir ama sıfırlanmamasının şeyi sonuçta yasamanın da e, ahenkli, uyumlu ve güçlü olması gerekir. Sonuçta yürütmeyi e, her kafadan bir sesin çıkması değil, ahenkli, uyumlu bir şekilde denetleyen bir yasama gücüne de ihtiyaç var. Bu açıdan da önemli. E, bir de bu ittifak imkanının e, üretilmiş olması da. O zaman hiçbir şekilde her e, siyasi temsilin ortak e, paydayı tanımlamak koşuluyla bir araya gelme imkanı doğuyor. Eskisi gibi e, yasaya hülle yapmıyor. E, hükmü şahsiyetini koruyor. Fikri duruşunu e, ortaklaştırıyor. Ve e, girdiği takdirde bir başka partinin e, listesinden girmiyor. Kendi listesini de koyuyor. Giriyor bakın işte Büyük Birlik belki girecek öyle. Şimdi... Bu yani sistemde bu, bu, böyle bir zorunluluğu yok. Yani yok. Yani yok. Yani yok. teşvik evet. etmemiz lazım. İşte bu evet. sistemde <laughs> milletvekillerinin illerde dağılımı nasıl olacak? İttifakın aldığı toplam oy tamam. tek bir parti gibi kabul edilecek. Tamam. Nasıl? İttifakın aldığı toplam o oy. Başkanlığında. Hayır hayır. Hayır ben. Millet anayasa komisyonunda biz buna adan milletvekili milletvekili dağılımını. Illerde milletvekili dağılımından bahsediyor. İsterseniz bir örnek vereyim rakamlarla. Herkesin anlayabileceği Devam edelim. Bakın. Şimdi eğer her parti kendi milletvekili listesini verecekse... Evet. Ki bazı uygulamalarda Avrupa'da tek listeyle girilir. Tek Orta listeyle liste. girilir. Verecekse nasıl olması lazım? Partilerin kendi aldığı oylar var. Bir de ittifakın ortak oyları var. O oylar dağıtıldıktan sonra her partinin aldığı oy çıkacak değil mi ortaya? Evet. Ona göre milletvekili dağılımı yapılması lazım. Ama siz ittifakın aldığı toplam oya göre... ...illerde o ittifakın... ...ittifak tek parti gibi görüp... milletvekillerini dağıtırsanız... ...ondan sonra da ittifakın içinde dağıtırsanız... ...işte buna maalesef... ...ne diyorlar? Milletvekili sızlığı diyorlar. Gerek yok böyle şeylere. Bu sistemde, mesela Avrupa'da... ...bazı sistemler nasıl uygulanıyor? İttifak yapan partiler için barajı yükseltiyorlar... ...tek başına giren partiler için barajı düşürüyorlar. Adalet. Şimdi biz Adalet ki orada... Ki... ...çok verildi bu Avrupa örnekleri... ...bu örnekler de yanlış... Çünkü verilen örneklerin tamamında hükümetler parlamento meclis içinden çıkıyor. Bizde böyle bir şey de yok artık. Şimdi bu yani <laughs> ittifak Avrupa'daki ittifak olabilir ama bu şekilde olmaz. Avrupa'daki örneklere baktığında genellikle bu tür yani ittifaklarda ortak liste öne çıkıyor. Yani ayrı ayrı değil de o zaman ortak liste, öne lazım. Bir dakika anlatıyorum. Bizim önerimiz de buydu. Aslında ittifak ittifak yapan partilerin bir ortak listesi olmalı. Aslında harika bir öneri getirmişsiniz evet, siz galiba. Bu, 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 çok doğruydu. Yani Avrupa'da da bunun çok örneği var. Birçok Avrupa bunu zaten uyguluyor. Dolayısıyla oradan da şey oldu ama yine de ben temsilde adalete ittifakların çok yol açacağını düşünüyorum. Fayda sağlayacağını düşünüyorum. Elbette ki Peki. sistemin eksikleri var. Cüneyt Bey. Şimdi bu sistem yeni sistem başkanlık sistemi ilk gündeme geldiğinde ben parlamenter sistemin çok başarılı bir sınav vermediğini başkanlık sistemini denemek gerektiğini. ...parlamenter sistemden daha iyi sonuçlar verebileceğini söylemiştim. İlaveten de bu Üstad, sistemi... bu başkanlık sistemi. Efendim? Siz bunun başkanlık bu, sistemi bu başkan, olduğuna inanıyor musunuz? başkanlık sistemi tabii ki. Yani başkanlık de kuvvetler ayrılıyor. Ve çok kuvvetli bakın, hocam. Bakın ne isim verirseniz verin. Burada verir. kuvvetler de de e, ni, Nihayetinde e, bu interlant içerisinde yer alıyor. Şunu da söylemiştim ben. E, bu sistem gündeme gelecekse ki mutlaka iki partili bir sistem uzun dönemde e, gerektirir. Yani e, iki büyük partiye e, dönüştürür partileri merkeze doğru e, yaklaştırır ve e, parlamenter sistemde hükümetle parlamento arasında zaman zaman problemler oldu. Gen soruyla hükümetler düşürüldü. Sorunlar yaşandı. Başkanlık sisteminde eğer parlamentoyla başkan arasında yani parlamento farklı bir çoğunluğa başkan farklı bir Cumhurbaşkanı e, Parti'nin olursa parlamenter sistemdeki krizden daha büyük krizlere gebe olacağını, bu nedenle daraltılmış bölge seçim sisteminin uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getirdim. Gerçekten de e, parlament Ve sıfır parlament, baraj. O. Efendim? Ve sıfır baraj. Evet. Yani e, baraja hiç gerek yok zaten. Yani daraltılmış üçlü. Neyse artık geçti üçlü. bunlar yani bunları. Ama yapılabilir yani Kasım hala. ayına kadar 2018 şeyler geliyor. Kasım ayına kadar bir yıla kadar. Ak değişiklik Parti bütün partilerden seçim sistemi ve e, siyasi partiler yasasıyla ilgili bu yeni Teknikler değişiklikler istiyor. istedik. Ben bu değişikliğe tamim görüşler ediyorum. istiyor. Görüşler istiyor. istiyor. Peki bakacağız. Evet. evet. Bir tespit yapmamız burada çok önemli. Bu bir başkanlık sistemi değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen sistem. Ne Zaten sistemi peki? Tek adam sistemi. Kimse çeşitli seçilsin. Kararnamelerle bütün üst düzey kamu görevlilerini tek başına atayacak. İstediği gibi kararnamelerle yönetecek. Neden başkanlık sistemi değil? Başkanlık sistemlerinde anayasa kokuşları çok iyi bilir. Konfor mekanizması. Önümüzler de sonuç. çok iyi bilir. Parlamenter sisteme göre çok daha sert kuvvetler halinde. Peki vardır. Muharrem Bey. Bizde bu yok. E Muharrem Bey Bunun, bunları tartışıyor. Zaten zaten isteyebilir miyim? Bakın yani, parlamenter sistemde seçime gidiyorsun. Kontrol ve Parlamentoda dengeleme. Parlamentoda çoğunluğu isim. elde ediyor A Partisi. Parlamentoda çoğunluğu elde etmişse hükümet kuruyor. Hükümet elinde. Bütün yürütmeyi kendisi atıyor. Öyle değil mi? Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı sembolik değil mi? Parlamentoyu ele geçiren Bakın. aynı zamanda iktidarı Başkanı, da ele geçiren yani zaten şey var. Ben oyu yapıyorum. denilen Bakın, bir şey var. Bakın Amerika'ya başkanlık sistemi. Gel soru var, bir yani bir hükümet de... düşürme, Bakın. düşürme Bakın var, var. De doğru mekanizmaları değil. var. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde zaman içerisinde iki parti evrilmez, daha çok partiler oluşur. Onu çünkü herkes Oluşsun. Herkese oluşsun. Bırak, Ama Varlığı Her yanlış onu demek istiyorum. Oluşacak zaten. Peki Son. bir şey sorabilir miyim? Bir şey bir şeye gelebilir miyiz? Ya şu yeni sistem tartışmasını yaptık. Bu artık Yap. geçmişte evet. kalmış bir tartışma. Yani buna yeniden dönmeyelim. Seçim güvenliği ile ilgili siz mesela seçimin gerçekten güvensiz olduğuna mı inanıyorsunuz? Çünkü içinizden bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimler Boykot, boykot lafı etmeye başladılar, ettiler de nitekim. Gerçi hani parti yönetimi bunu tasvip etmediğini çok kararlı bir dille söyledi ama e, yani boykot lafı edilecek denli bir büyük seçim güvenliği sorunu mu var? Şimdi yoksa e, bir abartı mı var tabii, burada? Nasıl bir yaklaşım? Önemli ya? olan partimizde yetkili temsilcilerin ifadeleridir ama tabii seçim güvenliğini ciddi tehdit eden düzenlemeler var. Bunlara da hiç gerek yoktu. Türkiye'de iyi kötü her türlü problemine rağmen güvenilir bir seçim sistemi vardı. Bu ittifak yasasıyla birlikte seçim güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler doğuracak düzenlemeler getirildi. Yani mesela hem sandık kurulunu oluştururken artık sandık başkanında bir kamu görevlisi olacak hem onun yardımcısı da kamu görevlisi olacak. Daha iyi bir sandık kurulu oluşturuyoruz diyorlar teklif sahipleri. E o zaman sandık kurulunun sandık mührünü oy pusularına basması, zarflara basması zor bir şey mi? Çok basit bir şey. Peki basmasa ne, ne olur? Efendim bu basmazsa işte Yüksek Seçim Kurulu'nun filigranlı oy pusulaları dışarıda bazı ittifaklara, partilere basılır. O çuvallara girebilir. Ama sandık kurulu mührü olursa giremez. Sandık kurulu mührü çok çok önemlidir. Bakın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ne dedi? Geçmişte de dedi Yüksek Seçim Kurulu'nun efendim mühürsüz oyları geçerli kabul ettiği kararları var dedi. Var ama sandık bazında yapılan itirazlarla ilgili o kararlar, Türkiye genelini kapsayan kararlar ilk kez 16 Nisan 2017 referandumunda üstelik e, oylar sayılırken verildi. Şimdi bu ittifak teklifinin, bu ittifak teklifinin mühürsüz oyları da geçerli kabul eden hükmü işte 16 Nisan günü verilen kararın açıkça kanuna aykırılığı olduğunu da bir göstergesi. Madem o karar kanuna uygundu niye böyle bir düzenleme yapılıyor? Ne gerek var? Sonra siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru diyeceğiz. <laughs> siyasi partilere güvenmeyeceğiz. Biliyorsunuz siyasi partilerin sandık kurulu başkanlığı seçimi için liste sunma imkanları vardı. Şimdi bu ortadan kaldırılıyor. Bu çok mu önemli? E, önemli tabii. Siyasi partilerin katılımı önemli değil mi? Siyasi peki yani seçimi güvenilir kılmayacak denli önemli mi? Siyasi partilerin ve sivil toplumun denetimini arttırmak varken iktidar kendi gücünün denetimini arttırıyor sandıklar. Devletin Ve aynı yani sivilleşmeden bunlara, bunlara gerek yok. Bunlar doğru değil. Şimdi Sayın Vekilim bak bir şey var. Ee, devlet memurlarından seçilir diyor. Devlet yani kamu görevlisi. Bu kamu görevlisi birden fazla yani e, herkes müracaat edebiliyor. Bu müracaatlar içerisinde istediği kurayla, kurayla çekilebiliyor. Bunun CHP'li mi? Büyük Birlik AK Parti'nin olduğunu kimse bilemez. Kamu görevlisi. Burada bir partiler oradan cımbızla birini seçiyor değiller. Nihayetinde, Genel Başkan bir dakika bir anlatayım ben. Nihayetinde sayı iki kadra çıktığında oradan şeyle belirleniyor. Kurayla belirleniyor. Bu bir. En çok itiraz edilen konu bu. Ben burada çok fazla bir problem olacağını sanmıyorum. İki, sandımleşmeler... Bir dakika bir, problemi söyleyeyim ben bir dakika, size. Bir dakika gitmeyin. Tamam buyurun. Ee, şöyle mi olacak? Ee, i̇ki katı sayıda. Müracaat oldu. Müracaat olacak. Evet, kamu görevlisi. Kim seçecek onları? Kurayla, oradaki... Kim? Kulayı kim? İlçe Seçim Kurulu. İlçe Seçim Kurulu'ndaki bir arkadaş, görevli seçim kurayla. Şöyle, şöyle. Anlatayım mı? Öbürünü de anlatayım. Ama bakın eksik anlatmayalım. Şimdi Mülki A1, İlçe Seçim kurulu başkanla ilçedeki tüm kamu görevlerini bildirecek. Tamam. Değil mi? Tamam. İlçe Seçim Kurulu'na bildirecek. Sandık Kurulu, Sandık Kurulu başkanının iki katı kurayla seçecek. iki katı yani atıyorum sandık başkanını atıyorum yani halk atıyorum 20 söylüyorum. tane sandık kurulu evet. başka görev yapacak evet. 40 kişiyi kurayla seçecek. O 40 kişi içinden mani o, hali olmayanları atayacak. Kim atayacak? İlçe seçim kurulu başkanı. Atayacak mani hali olmayanları. çok açık. Bu ama Remzi Bey'in söylediğini şimdi eskiden zayıflatan siyasi, atan bir şey değil. Yani partilerin listeleri de yani, veriliyordu. Buralar ya abi. Remzi Bey Bakın, bir şey söyleyecekseniz bir dakika. Ya, ya siyasi ya, parti ya. temsilcileri olsun daha iyi değil mi ya? Zaten beraber olacak. Var. Hayır, başkan Onu da, da onlardan ya. olsun. Ya kamu görevlisi olursa ne olur? Öğretmenimize güvenmiyor muyuz? Peki ya? bir dakika. Güveniyoruz ee, da kamu görevlileri. Bunun müydesi de olmalı. Bunun müydesi de olmalı. Nasıl baskı evet, altında olmalı. Yani, yani, yani bunun sonu yok ki var. Parti de Olan bir partinin kadrolaşmayacağını mı düşünüyorsunuz? Ben siyasi partinin atadığına niye güveneyim? Niye güveneyim? Bir dakika, bir dakika. Orhan Bey siyasi, siyasi parti siyasi atamıyor. Sandık siyasi parti şunu sormaktır. Evet. Var Remzi Bey. Değiller. Remzi Bey Bir Başkanın dakika. yetkisi çok daha fazla. Ya değişiklik ya yapılınca değişiklik yapılınca şöyle sorulur. Abi sen bu değişikliği niye yaptın? Siyasi parti temsilcilerinden biri olsaydı yani Zaten seçim. Çok kamu görevlisi. Ya ben nasıl ya. niye yaptın Ay diyorum. Ya madem mevcut çoğu mevcut o öyle oluyordu mevcut, ne gerek var? Mevcut ya yasada Muharem Bey ya Gerekçesini alalım. Neydi oradaki tam laftı neydi? etraf çevresinde iyi bilinen falan öyle bir cümle vardı değil mi Evet evet Sivil şimdi o uygulandı mı hiç Uygulanmadı gene birçok kamu görevlilerinde ne zararı vardı hayır. diyorum Ama yani niye değişti? Çelişkili bir hiç ifade, bir. ifade o. Ne demek bak, çevresinde iyi bilinen, şey. bilinen insanlar hocam gibi ya. Sorun bakın. Bak Çok bak önemli. söylüyorum ben. Ahmet Bey çevresinde iyi bilinen insan ne demek? Bilmiyorum. Kim bilecek? Ee, nereden, ne Öyle yazıyordu. Ha, hangi kriteri Onlar, görebilmiş? Şimdi efendim, ne oldu peki? Yani. Şimdi kamu görevlisi olsun deniyor. Somutlaştırmış. Ya bugüne hayır, kadar, bugüne şimdi, kadar bunun ben, ne cezasını gördük? Ve yeni, hayır ben, yine, ben yine hayır, kamu hayır, görevleri yapıyor. Hayır, hayır, musunuz? Tarif Peki o zaman be, değiştirmeseydiniz. Ya. Ama Yaşar tarifi be, değiştirdiniz. Tarifi tarifi be, değiştirdiniz. Pratiği yeni koydu yeni işte. Kamu görevleri yapıyor, iyi yapıyor. Onlar yapacak. Yaşar Bey. Her evet. yapılan değişikliği savunmak zorunda değiliz. Hayır bunu bu, bunu savunuyorum. Diye, Bakın, bunda bir sakınca ayak, görmüyorum. Sivil, Allah Allah. Sivil bir sandık yönetimi söz konusuydu ya burada. Allah aşkına. Oraya kamu görevlisi, ya görevlisi nedir? Üniformalı mıdır ya? Atı, Lütfen ya. Kamu formalarda gelecek Allah Allah. Allah. Halktan insanlar oraya gidiyor. Yani siz şeyi savunuyorsunuz. Mevcut hale devam etsin. etrafında saygın bilinen meşhur kişiler yapsın. Kim bu ya? Bakın. Öyle tarih mi olur? Bir dakika ya bir anlamadım ben. Öyle miydi? Evet. Bakın. Öyle kamu yine kamu görevlileri sandık kurulu başkanı oluyordu. Burada önemli tamam, olan işte, siyasi bulamıyorlar. partilerin Onun tarifi yok diye ya. kaldırılıyor. Onun tarifi Demokrasiyi yoktu savunuyorsak ya. savunuyorsak bunu savunmamız lazım. Siyasi partilerin katılımı liste vermesiye engelleniyor mevcut düzen. Yine varlar, Neden? müşahit olacaklar, onların gözü önünde olacak her şey. Bu güvensizlik üretmek bakalım. nedir ben Sandık Kurulu ya. Sandık Kurulu Başkanı kamu görevlisi. Ha, ya. İkincisi kamu görevlisi. Ya. Sandık Kurulu. E, Parti siyasi aynen. zaten aynen. Sandık Kurulu'nda çoğunluk sağlanmış. Peki olur. siz diyorsunuz ki zaten diyorsunuz mevcut durumda Sandık Kurulu başkanları genellikle kamu görevlileri evet. oluyordu diyorsunuz. Evet. Mevcut Doğru. Durumda ama şimdi o siyasi, o tarz, o, tarz, tarz, o tarz, ya bir, bir sunabiliyor. <laughs> bu kaldırılıyor. Tamam o liste sunma imkanının kaldırılması çok mu önemli yani bu siyasi kadar? Siyasi partilere bu güvensizlik neden? Ya tamam bu soruyu da sorun ama seçimi güvensiz mi kılar yani? Eğer eğer mevcut tabloda iktidarın iktidarın parti devlet haline dönüşmüş bir yapı var. Zaten yani. o hale dönüşte yandık hep. Bakın yargıçlar döntümde bile yandık. ağır baskı yandık altında. Sandık. Bırakın tamam, kamu görevlerini yargıçlar ya bile yok, ağır buna, baskı altında. Buna, 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 gerçekten. Ya. Nasıl bu hamsız Bey? Yani. Nasıl objektif buna görev, yok, görev yani. yapabilecek? <laughs> yani şimdi, şimdi sandık başkanlarına baskı yapılacak. Herkesin gözünde önünde hile yapacaklar. Hükümetin baskısıyla. Ya bu hakikaten. Hile yapılmasına da müsaade edeceğiz de. Tiyatro ya. Bakın bunun arkasında... Bunun arkasında ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Müşah şeyler söyleyeceğim de onun için. Seçim kaybetme korkusu var bu düzenlemelerin arkasında. Bu bir gerçek. Biz bunu görüyoruz. Yok. Bana bu... komisyonluk tartışmalarda da gördük, parlamentoda da gördük. Seçim güvenliğinize edilecek bu düzenlemeler hiç gerek yoktu. Kimsenin buna hakkı da yok. Peki seçim ne? güvenliği. Sandık. Bir dakika Bakın. Siz nasıl? San... Peki seçim güvenliği değilse, o zaman nasıl olacak da başaracağız diyorsunuz? Gerekli tüm tedbirlerimizi Şimdi alacağız. Biz, demek ki biz bütün siyasi partilerle görüşüyoruz. Büyük meslek odaları sivil toplum örgütle, sendikalarla görüşüyoruz toplumda gerekli, demek hassasiyet ki, yaratıyoruz. Muharrem Bey bir dakika Buyurun. Gerekli tüm tedbirler alındığı takdirde doğurduğu boşluklar var demek ki yani o kadar da güvensiz değil. Tüm Şimdi tedbirleri bakın. alması mümkün değil. Bakın. Ben orada başka bir şey söylüyorum. Ama bir Muharrem bakın. Bey cevap versin Peki, buna versin. önemli çünkü. Bakın. Yani gerekli tüm tedbirleri almak mümkün mü değil mi? Bakın Orhan Bey diyor ki gerekli tüm tedbirleri almak mümkün değil diyor. Burada maalesef. Maalesef 16 Nisan referanda da yaşadık. Nasıl e, mühürlerin yani evet mühürünün oy pusularına dışarıda basıldığını da gördük. Şimdi bu düzenlemeler, bu düzenlemeler bazı kötü niyetli girişimlere olanak sağlayan düzenlemeler. Siz bunu engelleyebilir misiniz? Bunlara gerek yoktu. Anladım. Engelleriz ve engellemeyiz. Bunlar niçin yapılıyor? Bunu sorguluyorum ben. Mesela ilçe seçim kurulu başkanının güvenlik sebebiyle bir sandığı en yakın seçim çevresine taşımasını bir derece anlayabiliriz. Mülki Amir de girdi şimdi devreye. Mülki Amir'in talimatıyla Bunun, da. Bunun sebebini biliyorsunuz herhalde. Özel Özellikle bazı sebepleri var. Bakın, yani i̇htiyaçtan doydu yani. Bakın terör tehdidinden evet. bahsediyorsunuz değil mi? Doğru. Peki aynı terör tehdidi vatandaşa yok. yönelirse gitme oraya oy kullanmaya diye... Ya devletin görevi farazi, farazi devletin görevi ki. devlet dakika, eğer vatandaşına demek olur mu? Devlet vatandaşına gitme <laughs> oraya oy <kullanma gülüyor> Bugün, diyorsa zaten yanlış e, yanmış yani. Devlet az, değil, terör tehditinden bahsediyorum. 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 Kuzun koktuğundan bahsediyorum. Hayır, diyor ki, <laughs> aynı terör örgütü diyor. Evet. Bu tehdidi diyorum. yaparsa diyor. Devlet, <laughs> devlet o tehditle sandığı taşıyor da o sandık çevresinde oy vatandaş oraya gelemezse terör tehditleri ne olacak? Şimdi bakın devlet görevi bizim burada gücümüz var devlet iradesi bakın, ne oluyor? yaşanan Seçim bazı gerçekten oyunu kullanmasını man, e, Sonuçları değiştiren sonuç bir takım eylemler oldu doğuda. Adam geldi köye. Ben bir saat yaşayanlar anlattı. Geliyor bir kişi. Adam köy, evinden bile çıkmıyor oy kullanacaklar. Pat 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 bitti. Bir tane öğretmen Öğretmen, sandık başkanı, öğretmen farklı bir parti. O, onu bulmaya çalıştılar. Ben de size başka bir örnek vereyim. Ben de size Böyle başka bir, bir örnek vereyim. E, e, referandumda tersi var. sandıkta. Var. Bakın referandumda yani 917 sandıkta. Da bakın referandumda tam 917 sandıkta. Evet. Küçük seçim kurulunun kayıtlarına bakın. Tam 917 sandıkta evet. seçmenin tamamı gelmiş, oy kullanmış. Hep ama tamamı da evet demiş. Bu ya nasıl aynı oldu? Imzası, Bu devlet nasıl oldu? Yok. nasıl oldu? Yok imzalar yani, da var. aynı kalemler. Bakın bak. nasıl olduğunu ben size söyleyeyim. Itiraz, hayır, nasıl oldu ben söyleyeyim. Canlarma veyahut da oradaki mülki amir. Bu, merak aynı ettim buna itiraz ettim. buradan tek bir, aynı 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 bir şey, Buna itiraz ettiler. Peki. Peki. Sandışın basında itiraz, ilçe seçim kurulu itiraz reddetti mi? Kesin kararı zaten. Nasıl yani yüksek seçim kuruluna? Hayır efendim ilçe seçim kurulu kararı kesin kanuna göre. Yüksek Seçim Kurulu hangi yüksek, yüksek seçim, seçim, seçim kurulu mühürsüz oyları? Geçerli kabul eden yüksek seçim Kurulu mu? Cüneyt Bey bunu ya Mesela şu mühürsüz oy meselesi çok tartışıldı. Hı hı. Niye böyle bir düzenleme yapıldı? Ne gerek vardı? Kardeşim mührü basın yani Şimdi madem bak sandık kurulu başkanı da ne güzel işte kamu görevlisi oluyor ona bir cezai yaptırım falan getirilseydi. Hani unutma, unutma kardeşim. Görevin senin bu. Ya yapacaksın. Unutmak diye bir şimdi şey olur ben, mu? Yani hiç değilse şu tartışmalara zemin hazırlanmasaydı. Hani bir kuşku bulutu, en küçük bir kuşku bulutu bile doğmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Niye böyle bir şey yapıldı? Şimdi ben e, unutulduğu kanaatinde değilim. Hiçbir tanesinin unutulduğu kanaatinde değilim. Seçimlerde bilinçli olarak kasten yapmayan bir ekip vardı bakın 5000'e yakın hakim savcı atıldı. Neden? FETÖ'den dolayı atıldı. Seçime şaibe düşürmek için mi yaptılar onu? Bizzat şimdi FETÖ'cü... Öyle mi diyorsun Ben FETÖ'nün içerisinde... Ya, yani yardımcı... şunu söyleyeyim yani mührü adam oy pusulasına mührü basmamasının nedeni unutma filan değil kasten. Kesinlikle. Kesinlikle, Yoksa bu unutulacak bir şey değil bakın zaten yani hakikaten. Mantık zinciri yani yerde farklı partiler kadar yapıp sonra unuttuklarını şey yapıyorlar İstanbul'da Beşiktaş FETÖ'cü olabilir onlar. <laughs> şimdi 5000'e şey yakın tabii. <laughs> O da FETÖ. kendileri fark ediyor. yakın hakim savcıdan bahsediyoruz. Bunların önemli bir kısmı e, seçim kurullarında ilçe Peki, seçim kurullarında görev Peki Bu yasayı yapıyorlar. değiştirerek e, neyi halletmiş olacaksınız? Eğer adam FETÖ'cü ise Unutma numarası Hayır, yerine başka söylüyorum. bir verecek çeviriyoruz. Anda, şu anda herhangi bir zarf değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun bastırdığı filigranlı bir zarf. Bunu başka bir yerde basılması mümkün değil. Evet Muharrem Bey. Niye %100 filigram %100 yeterli bir güvence... Ben, de, ben özel bir de devamını söyleyeyim. Bir, bir dakika bir dakika. Aha, filigram evet. yeterince bir güvence sağlamıyor mu? Niye buna... Sandık Kurulu mührü de tamamlanarak güvence sağlar o. O filigranlı filigranlı Şimdi, dediğiniz zarflar ve oy pusulaları... Biliyorsunuz çok yüksek sayıda bastırılıyor. E 375 zaten, çok yüksek sayıda bastırılıyor. Zaten. Ben şimdi şunu söylüyorum. Dışarıda da Bakın. yapılamayacağı garantisi yok. Bakın sandıklarımız şeffaf. Nasıl Eskiden girecek o sandığın kutulardı. Sandık i̇şte sandık kapalı olmazsa Daha oylama başlamadan önce sandığın başındakiler bunu nasıl e, görecek? Mühürleniyor. Başka Ve liste var. 400 tane liste Ülgecek var. Yaşandık. Oy kullanacak sandıklar olanlar ismine bakıyorlar, kimliklerine bakıyorlar, ıslak ile imzasını alıyorlar pusulayı teslim ediyorlar kendisine. Oylar bittikten sonra sandık açılıyor. Kaç kişi oy kullanmış? 280 kişi. 280'den fazla oy kullanılmışsa 285 ise herhangi 5 tane zarf alıp yırtılıyor. İçerisi açılmadan. iptal ediliyor. Kuray'da Sadece mi? kalan, evet kurada hangisi çıkarsa. Sonra sayım yapılıyor. Sayım yapıldıktan sonra tutanağa bağlanıyor. Siyasi parti temsilcilerinin o tutanakta imzası var. Dolayısıyla yani bir itiraz vesaire falan söz konusu olursa mühür öbür tarafa geçmiş ya Bir dakika Cüneyt falan. Bey bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya bu durumda hile yapmalarına imkan yok Muharrem Bey. Eğer sıkı tutulursa siyasi parti temsilcileri işini sıkı tutarsa. Evet. O doğru. Ne yapacaksın? Benim sandıklar, yani seçim çevrelerine taşınıp oy kullanmayan seçmenlerin yerine oy kullandırmalar. Dışarıda, şey, şey, dışarıda şimdi, sandık bakın, kurulu mühür olmadığı mi? için ele geçirilen oy pusolarında istenilen parti oy basmalar bunlar. A Bunlar hep sandık kurulu mührü engelliyordu. Bakın ben size örnekler verdim. Bakın ben size ne diyorum diyorum sandıkta ki. sandıkta bakın, seçmenin tamamı gelmiş tamamı da evet demiş. Bakın AK Parti'yi düşürmeye çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüte rağmen seçimlere girmiş 2007'de yüzde 49,5 almış. 1 Kasım'da bir daha seçimlere girmiş. Bu örgüte rağmen yine yüzde 49,5 almış. Yani Efendim, müdahale gördük, varsa yıldır, AK Parti yıldır, aleyhine, yıldır aleyhine yapılır yani Daş başka parti aleyhine de olmadı. niye e, müdahale edilsin? Ar Siz ne düşünüyorsunuz ne Elif Hanım? Şey Elif Hanım'a bir dinleyelim evet. bu konuda. Şimdi öncelikle adalette temsil yani temsilde e, adaleti ortadan kaldırdığını e, ben de düşünüyorum net olarak. Seçim güvenliği, seçim güvenliği açısından işi daha zora sokuyor bir kere sivil inisiyatifi partilerin katılımını vatandaşa çünkü 4 senede bir 5 senede bir siz fikrini ama soruyorsunuz Şey var yani şimdi sivil inisiyatif diyorsunuz ama sandık kurulunda partiler gözlemci olacak zaten öyle olmazsa seçim olmaz ki Sandık Şimdi, kurulunda e, partiler hani var. ben söylüyorum ben de öz, o zaman evet. zaten parti denetiminde olmazsa 1940'lara gideriz. Kıklara gider. Tabii. Şimdi, doğru. Şimdi İsmet Paşa'yı yine analım mı? <laughs> yani sandık kurullarında partiler var. Sandık Ya olmazsa olur mu? Olur. Bir kere ha, fikir bir olarak fazla. da ee, insanların e, vicdanını rahatlatan demokrasilerde hiç tartışılmaya mahal bırakmayacak bir konu olması lazım. Bakın ne kadar zamandır tartışıyoruz. Evet. Mısınız? Aslında ben de bu kanıdayım. Yani, hani yani gerek yok bu tartışma. Vatandaşın vicdanını rahatsız ettiği için bile daha rahatlatıcı ya, önlemler alınması lazım. En azından bakın lazım. en azından ya şu seçimi kazanan da kaybeden de herhangi bir şaibenin bir en küçük tırnak ucu kadar bir şaibe iddiasına yer vermeyecek bir düzenleme yapmak. Yani ya ne olacak yani kamu görevlisi zaten diyorsunuz kamu görevlileri oluyor. O zaman bırakın partiler de liste verebilsin. Ne olacak? Mühürsüz oy ya mühürlü olsun şu ya ne olacak sanki. Çifte Bakın, garantisi olsun. Çifte olur. garanti olsun yani Şimdi, ne gerek var yani. Birinci açısı ben bu. Ben anlamıyorum bunu ya yani. niye Bir mecliste mesela açıda. oturup bunu konuşmadılar muhalefet, iktidar doğru dürüst tartışmayıp o kuliste yumruklaşmalar mumruklaşmalar. Bakın bu ittifak yasası televizyon yayınının olmadığı pazartesi günü ise evet. getirildi mecliste görüşülmediği gün gelmesi, bir şekilde apar topar geçirilmesi de ayrı bir şaibe yarattı. Şimdi bu şaibelerin hepsiyle baktığınız zaman bir seçmeni fikirsel olarak rahatsız edici bir konu. İki geçmiş uygulamalara baktığınız zaman mesela en yakın e, dönem e, 16 Nisan referandumunda işte toplu oylar, zorla oy kullandırmalar, silahla e, şey yapmalar, e, sandık başına gelmeler, sandık başındaki mesafenin de şimdi değişiyor olması meseleleri akla hoş olmayan soruları da getiriyor. Bu önceki deneyimden gelen bir şey. Şimdi Almanya'da zannetmiyorum ki e, herhangi bir seçmenin hani böyle bir sistem değişikliğinde oy kullanmanın prensiplerinde e, bir e, güvenlik tasarısının kafasında olduğunu bu demokrasinin ne kadar oturmuşluğuyla iştenleştirilmesiyle şöyle yapalım için. bir reklam arası verelim tamam ittifak konusunda da ben konuşmak istiyorum birkaç cümle söylemenizi istiyorum, çünkü. istiyorum. sonra e, bunu söylediklerini Elif Hanım'ın söylediklerini Cüneyt Bey'e soracağım e, size de soracağım merak etmeyin kısa bir aradan sonra e, tekrar birlikte olacağız kısa bir ara tekrar birlikte olacağız evet devam ediyoruz sizin sözünüzü kesmiştim buyurun Evet, sandık güvenliğinin fikirsel olarak e, bir e, kamu vicdanında rahatsızlık yaratmasının bile sakıncalı olduğunu, önümüzdeki seçimleri gölgeleme e, riskinin büyük olduğunu e, belirtmiştik zaten. Ayrıca e, baskın seçimde konuştuğumuz bu günlerde, hani bir buçuk sene sonrasında değil şimdi ittifakların e, şekillendiği bu dönemde, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasının üzerinde iki tane seçenek olduğunu değerlendiriyorum ben. Bunlardan bir tanesi riskli seçenek, e, bir baskın seçim opsiyonuyla ortaya çıkmak. İkincisi daha riskli seçenek. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı riskleri seven bir siyasetçi, bu ikisinden birini değerlendirip en uygun anda baskın seçim e, opsiyonunu ortaya çıkaracaktır. Şimdi böyle bir durumda siyasi partilerin mecbur kaldığı opsiyon da çok rahatsızlık verici. Neden? E, öncelikle siyasi partiler özellikle muhalefet partileri enerjilerini sandık güvenliği konusuna yöneltmek zorunda kalacaklar. E, bu ne demek? Sandık görevlisi olacak kişileri seçip eğitip, onları bilinçlendirip hatta e, sadece sandık görevlilerini değil, genel olarak seçmeni de bu konuda bilinçlendirmek için çabalarını, vakitlerini, enerjilerini harcamak zorunda kalıyor ki bu da seçimde e, açıkçası biraz e, ön almalarını stratejilerini geliştirmelerini engelleyebilir ama buraya re rehavete kapılmaması gerekiyor muhalefet partilerinin özellikle. Ciddi olarak adaylarını hem başkanlık seçimi için hem yerel seçim için ortaya çıkartması <laughs> ve çalışmaya başlamaları gerekiyor. İttifak meselesine geri geldiğimizde e, evet görüldü ki e, seçim vaadi, referandum vaadi olarak koalisyonlar bitecek, koalisyonlar çok kötüdür dönemi. Tekrar dönmesek e, oraya. Geldi ama orada söylemek istediğim birkaç Hemen, şey vardı birka fırsatım yani, olmadı. Çünkü tekrar tartışmayı e, ben e, kötüdür geçecek. meselesine girmeyeceğim. Birazcık da seçmen odaklı düşünmek isteyeceğim. Çünkü bu e, ittifak meselesi siyasi parti liderlerinin parlamenter sistemde aldıkları oy oranları ve hesapları üzerinden yapılan işler. Şimdi e, açıkçası burada e, bir sürpriz faktörü de ben öngörüyorum. Evdeki hesabın çarşıya uymaması meselesi var. Çünkü unutmayın ki bu seçmenler e, önlerinde AKP opsiyonu olmasına olmasına rağmen MHP'ye oy vermeyi ya da Büyük Birlik Partisi'ne oy vermeyi şimdi ittifakın içerisinde olacak ya da karşı ittifak içerisinde kimler olacaksa olacak mı olmayacak mı, evet, Evet olabilir. oy vermeyi. Oy vermeyi tercih ettiler. O partiye değil bu partiye vermeyi tercih ettiler. Şimdi sandıktan çıkan bir sonucun koalisyona itmesiyle ee, insanları, evet gidin siz uzlaşın kardeşim 7 Haziran'da olduğu gibi ben sizin hiçbirinize vermiyorum bu iradeyi demesiyle önceden ben acaba tek başıma giremeyeceğim zaten kendi oylarıma da güvenmiyorum ancak bu listenin içerisinde olursam evet. prensiplerinden vazgeçerek var olabilirim demek de seçmen iradesini küçültmek ve hiçe saymak anlamına gelir Yani ki, zararlı da çıkabilir ittifak zararlı partileri Zararlı da diyorsun. çıkabilir hani hep beraber... Yani hep derler gibi. ya si siyasette bir artı bir iki, i̇ki etmeyebilir falan Ve e, şu anki özellikle sistem değişikliğinde hep gördüğüm şey kanallarında... Yani şunu diyorsunuz siz adam mesela normalde AK Parti'ye kızıyor diyelim ki. Vermiyorum kardeşim ama ben bir sana dakika. muhafaza Alternatif ki. olarak da MHP'yi görüyor. Büyük Birlik Partisi'ni görüyor. Onlara mühür basmak istiyor. Ama bunların hepsi bir araya gelince... Başka bir alternatife yönelebilir. Bu öyle bir ihtimal var diyorsun. Bir de bunları blok halinde koyduğunuz i̇şte için ben de söyledim çerçeve'nin onu. içerisine de koyduğunuz evet, için yani ayrıca görsel olarak da bunu destek. Evet Yani ben o, o yani eğer iktidara oy vermeyecekse o bloktan da kaçabilir. Diyorsun. Bloktan da kaçabilir. Dolayısıyla sürpriz sonuçlar evdeki hesap sonuçları olmayabilir. Bakalım. Şimdi evet. bir de Neyse. çok il, ilginç bir Ama dönem <laughs> daha var. Ne olur, bir yere yani itirazım var. Bir itirazım var. İttifak yapan partiler kendilerinden ve ideallerinden, ilkelerinden taviz veriyorlar veya işte ona benzer bir ifade kullandınız. Ben şunu kendi adıma, Büyük Birlik adına hı hı. söyleyebilirim. Biz eğer öyle bir yol seçmiş olsaydık tam 25 senedir şöyle dimdik durmazdık Elif gibi ve gider başkalarıyla bir şeyler yapardık. Onun için ben ittifakta duran partilerin yok ilkesinden, yok bilmem varlığından, yok bilmem neyinden ta bir yere varacaklar. Eğer varacaklar zaten öyle bir rahmani bir sorun çıkmaz. Millete de yaramaz, kendilerine de yaramaz. Hep dost olmakta yarar var. Ben sizin o düşüncenize katılmıyorum. Şimdi yani ittifak öyle bir sorun doğmaz. Teknik olarak belli bir yere kadar vazgeçmek zorunda. Çünkü Niye bunlar parti vazgeçeyim? programı olarak Kendi kişiliğinden bağımsız partiler olarak e, husule gelmişler değil mi? Ülkücü e, hareketin içerisinden öyle. MHP çıkmış, ondan daha farklı bazı konularda anlaşamadığı için büyük birlik partisi çıkmış. E, bunun içerisinde bazıları ülkücü tabandan geliyor olmasına rağmen AKP seçmenine kaymış, AKP içerisinde siyaset Yani yollarını değiştirmişler. Tamam. Dolayısıyla bazı konularda e, bir araya Genel konularda mi? belki anlaşabilir. Ama e, detayına indiğiniz zaman duruşunun belirli bir bölümünden vazgeçmek Hayır. durumundadır. Hiç Bu bir araya geldiği anlamda. Katılmıyorum. Bu anlamda buna hassasiyeti olan seçmenin... Ön yargı. Remzi Bey'i gösterebilir misiniz? Bir gö görsün seyirci. Ön yargı. Ön yargı. Remzi Bey'i gösterir misiniz? Yani Şöyle e, bir pencere e, yapar mısınız? Yani. Yani. Tavanda, Tavan'da yazılamayabilir. Sizlerin arasında belki Seç... anlaştığınız, konuştuğunuz prensipler Çünkü kimin ne dediği yani belli oluyor. Ama seçmen bunu böyle algılamayacak. Seçmen iyi algılayacak. Neyi algılamayacak? efendim tabanda ee, ittifak olabilir ama tabanda olmayacak. Ya ona kimse karşılmaz. Kimse ben tabana düşemeyebilirim diye güzel bir şey. AKP'ye vermeyip ısrarla <laughs> bir diğer partiye veren, %2'lik yani seçmen veyahut da MHP'ye veren seçmen AKP seçeneği de vardı şimdiye kadar evet. onların önünde. Ona vermek istemedi. Buna vermek istedi. Şimdi düşünün e, dün olan e, kurultayda e, sayın Bahçeli çok kuvvetli bir konuşmayla girdi kurultaya biliyorsunuz. Ee, tek bir oy bile kaybetmeden tam oyla seçildi ama e, bu kadar köklü ülkücü akım kendi başkan adayını çıkaramadı. Kendi başkan adayı değil başka bir siyasi akımın başka bir siyasi partinin genel başkanını destekleyeceğini parti olarak değil. Şimdi ben e, seçmenin içerisinde bir bölümün bundan rahatsız olabileceğini sağdaki deneyimlerim sonucu söyleyebiliyorum. <laughs> Yani Temzi Bey. Bu, bu elbette ki mümkündür. Yani bu sizin öngörünüz ve yaptığınız bir araştırma sonucu ama tersi de olabilir. Ee, orada bir parti, bir kurumsal olarak ben elbette ki MHP adına konuşacak değilim. Ama kendi adıma şunu konuşabilirim. Seçim işbirliği yapıyoruz. Kim, e, far, zaten ayrı isimlerimiz var. Ama sonuçta memleket meselesinde biriz. Ne var bunda? Memleketin istikbali anlamında bir takım ortak değerlerde, ortak paydada renklerimiz farklı olsa da, düşüncelerimiz farklı olsa da kol kola girmenin memlekete zararı mı var, faydası mı var? Faydası, faydası var tabii. Var var. Var. Bütün alanlarda var, var. Ama ne var bunda? Ee, Bu zaten memleketi ilgilendiren konular seçim konuları olmamalı, seçim konularını indirgenmemeli. Zaten Ulus'un, milletin bütünlüğünü ilgilendiren konular muhalefet partileriyle iktidar partisinin hep beraber kamuoyuna açık bir şekilde büyük bir şeffaflıkla konuşup mutabakat tamam. sağ. Öyle e, a, bir bunu seçim bunu getiriyor. Malzemesi olarak Sistem bunu getiriyor. Abi tam söyleyelim. Hepiniz konuşacaksınız. Bunu bu konu onu getiriyor. <laughs> Önce Yaşar Hoca, sonra Orhan Bursalı, sonra Cüneyt Oraman. Buyurun. Çok konuşmayacağım Hemen vereceğim sözü size. Söz. <laughs> Saat tutuyorum. <laughs> tamam. Söz. Sadece şunu söylemek isterim. Yani burada o gerekçenin yani bir araya gelen o ittifakın gerekçesinin halk nezdindeki kabul görüp görmemesi meselesidir. Bu belirleyici olacak. <laughs> Elbette tabii. <laughs> Burada o... Elif Hanım yani da şey... diyor ki, yani evdeki hesap çarşıya uymayabilir, uymayabilir. diyor. Siz de dersiniz tabii, ki... Tabii o güzel ya bir şey ayrıca, iyi ya. Tabii ki tabii. Bu, bu Siz de dersiniz ki, kardeşim bu iki parti, üç parti bir araya gelir, tabii. sinerji oluşturur, mevcut oy potansiyellerinin daha tabii, üstüne tabii, çıkabilir. Tabii. Yani O açı, da mümkün. Tabii o açıdan. Daha Tabii. azını alacak diye bir şey değil. İkisini de göreceğiz yani bilmiyoruz. beraber göreceğiz. İlk evet. defa. Çünkü o, o, o parlamenter rejimin e, sayı oranları şu anda işlemeyecek artık bu seçimlerde. Doğru, doğru evet. O gerekçenin nabzını seçmenin iyi tutabilmesi, onu içselleştirebilmesi. Şimdi özelde MHP ve AK Parti açısından bakıldığında daha çok MHP'nin takdiminde hep şu var. Yani 15 Temmuz'a vurgu var, yeni kapı vurgu var. Evet biliyoruz var. onları. Dolayısıyla Göreceğiz yani, evet. o süreçle birlikte geleceği için e sözümüz... Bir de şunu söylemek istiyorum bu e, baraj Orhan Bey. meselesinde çok özür dilerim <laughs> onu da ben hiç konuşmadım Ölümdeki. ama sizler hep konuştunuz ben tek kelime etmedim e, baraj meselesinde. Yalnız tekrar eski tartışmaya hayır, döndürdünüz. Hayır hayır e, şudur. Şimdi partilerin özellikle barajı aşmakta zorlandığı bilinen partilerin mesela Büyük Birlik Partisi gibi getirmiş bu o, o, barajın düşürülme e, teklifini. Getirelim. Bunun evet. üzerinde daha fazla durması, ittifak içerisine girip baraj engelinden kendinin çıkması haricinde barajın genel olarak evet. adaleti konusundaki e, evet. ortaya koyması daha beklenilir. Öyle bir dert evet. Bizim hiçbir nişana paya ihtiyacımız yok. Yani Gerçekten diyor ki Kendi adıma. Elif Hanım diyor ki. Yeri olan. Ya diyor siz diyor siz siz siz? gidip diyor bir ittifak tabii, 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 yani kurtulmuş oluyorsunuz. Siz de on kalkmanı demiştik biliyorsun. Tamam Orada diretseydiniz diyor buraya girmek yerine. Diyor, yani o benim şöyle. açımdan daha saygıdeğerdi. saygı değerli. Söyledim ama söyledim onu doğru. söylüyor yani. O kadar. Var, karar verecek meclis. Şimdi bir hata düzelttim. Büyük Büyük Partisi bir Kasım seçimlerinde aldığı oy 0.5. Umarım ki bunu şimdi Yüzde, bir, bir seçim öncesi iki buçuk aldı. Bak söylüyorum size. Yani bir kasım seçimleri bir kasım seçimleri biliyorsunuz ee, farklı bir seçimlerdi. Biz daha önce e, şeyle Saadetle ittifak yapmıştık. Yani o da biliyorsunuz işte evet. ayıplı e, orada gittik hiç kimseye belirtmeden ilk partiler birbirleriyle açık alen olmayacak şekilde birlikteli kurdular. Şu andaki sistem bunu ayıbı da kaldırdı. İkincisi yüzde iki buçuk iki kez Büyük Birlik Partisi oy almıştır. Tamam. Hiçbir şey söylemiyorum. Kasım seçimini ben, seçimini kastetmiyorum. Bakın ben Buyurun. şunu söyledim. Aldı. Yüzde evet. iki buçuk aldı. Ama evet. son bir Kasım, bir kasım oyunu seçimlerinde oyunu sıfır Çok beş. farklı bir seçim. Bunu da biliyorsunuz. Onu herkes biliyor. <laughs> Şimdi birincisi birkaç noktaya değineyim kısa kısa. Birincisi seçim yasası bir uzlaşma ile bütün partilerin ortak oyun alanıdır. Koşulları bütün partileri ilgilendirir ve ittifakla ...alınması lazım. Bir seçim yasasının... ...yapılması lazım. Burada... ...ittifak partileri... ...meclise getirdikleri... ...seçim yasa tasarısında... ...bir virgülüne bile... ...dokundurtmadan... ...olduğu bir geçireceğiz dediler. Yani burada tartışma vesaire falan yok. Hiçbir şey yok. Ne istiyorlarsa onu getirdiler ve... Evet. ...o geçti. Bu ikincisi. Bu kendilerine... ...en fazla kendilerine... ...yarayacak bir seçim yasası... Bugün yasalaşmış durumda. Bunun altını çizmek lazım. Yani uzlaşma vesaire falan. Oyunun kuralları tek taraflı belirleniyor burada. Meclisteki oy çoğunluğuna dayanarak. Şimdi bu problem yaratacaktır. İtiraz yüzde itiraz ettiği bir olayla karşı karşıyayız. İtiraz var burada. Dolayısıyla bu seçim yasası nasıl daha ileride böyle sürecek, o bilmiyoruz. Bundan mutlaka değiş, değişecektir. İkincisi seçim yasasının çok önemli bir, noktası var. Mürsüz oy pusulalarını konuştuk. O konuda fakat bu ne olacak deniyor. Şu olacak dışarıda zaten milyonlarca oy 50 milyon olsa 100 milyon basıyor. Yüksek Seçim Kurulu. Seçim sandıklarına dağıtılıyor ve bir sürüsü de nereye gidiyor? Bir sürü partilerin eline gidiyor. Şu bu olacak olan şudur. Dışarıda mühürlenmiş yani damgalanmış pusulalarla pusulalarla seçmen içeri girecek onu paketleyecek yani zarfa koyacak. Oradaki seçim boş seçim şey cebine koyup gidip parasını alacak. Bu yapılan bir şey. Bu yüz binlerce insan buna ver 100 lirayı ver 150 lirayı seçim kendi e, seçim hakkını Peki, o filigram, satabilir. Bir dakika. Bu. Bir dakika Orhan Bey filigramlı <laughs> Filigramdan bahsediyor. Tamam onu nereden alacağım ben? Ama ben hadi ben... Yüksek Seçim Kurulu bir sürü dağıtıyor mu filigran... Yüksek Seçim Kurulu herkes? Ya dağıtmıyor, el altından gidiyor. <laughs> yüksek Seçim Kurulu bugün iktidarın yanında bir kurul. Bunu görmüyor muyuz? Ya, tamam, geçen... ya, yargı, yargı, yani. yargı... Şey... yargı bağımsız Ya yargı bağımsız falan değil Yüksek muhani. Seçim Kurulu. Bir dakika, sizi mısınız lütfen? Yüksek Seçim Kurulu geçen seçimde, referandumda kuralları tam oyun oynanırken bozdu penaltı kararını ben kaldırıyorum dedi. Artık penaltı yok. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu Türkiye tarihinde ilk kez yapılan bir şey. Şimdi buradaki oyların seç, bu e, pusulaların dağıtıldığı çok bilinen bir şey. Dağıtılacaktır. Oradan oraya bin tane yani bunu göreceğiz. Dağıtılıyor. Orhan zaten. Bey bir dakika mümkün mü böyle bir şey? E, yol kenarlarında. Yapmayın Doğru. Allah aşkına. Yani ya bir tartışmayalım mı? Peki tartışalım. yani bir, şey... bir yürü olmazsa mümkün tabii. Şimdi e, geçmişte şeyler oldu, ittifaklar oldu. SHP'di ne olur, karşı ittifak tartışma. Evet. Ya yani şu seçim güvenliği ile ilgili endişeler. Seçim güvenliği ile ilgili bir defa Ya mesela mümkün... Orhan Bey'in evet. söylediği şey olabilir mi hakikaten yani? Mümkün değil. Şimdi e, e, bence temel yanlışlardan birisi şu. Geçmişteki oylar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Oysa daha oy kullanılma başlamadan önce, vatandaşlar oy kullanmaya başlamadan önce bir dakika önce bütün partilerin oyu sıfır, iktidarda olan partinin oyu da sıfır. Bu oylar tek tek toplanıyor. Yani 3 oydan 5 oydan bahsetmiyoruz. Yani bir Kasım seçimlerinde iktidar Hayır, partisinin diyor aldığı oyu yüksek seçim var. kurulunun evet. elindeki filigramlı bilmem oy pusulaları sağda solda dağıtılabilir. Ya böyle bir şey, şimdi, böyle bir şey. Aa, ama buna bir cevap verin diye oluyor, söylüyorum ya. söyleyeyim ben, ben mi? Şimdi bunu, bunu nasıl bir cevabını bekliyorsun? Ne bileyim Yüksek ben Seçim bilmiyorum. Kurulu'nun filigramlı e, e, zarf üretme yetkisi onda, sahteciliğin oradan yapılacağını söylüyor. Bunu ne yapabilirim ben buna şimdi? Buna nasıl bu cevap sahtecilik verelim? olursa Yüksek seçim bunu kapatalım. nasıl kanıtlanabilir? Maalesef, nasıl maalesef, hesabını soran kim nerede sorabilir? Öyle bir şey olabilir mi? Yani, olur olabilir mi? Böyle bir güvensizlik, olabilir. Böyle bir güvensizlik olabilir mi? Olabilir. Var Tabii şu ki anda olabilir. olabilir. Var olan şimdi, bir şey bu. Bir dakika söyleyin. Var. Bu böyle bir güvensizlik niye olmasın? Ben şunu söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu bugün güvensiz bir kuruldur. Geçen referandum seçiminde yaptığı yasa dışı müdahaleyle bunu ispat etmiştir. Bu kadar açık Bakın bir, bir olay. Seçim sonuçları devam Ahmet ederken Bey. analizi bunu açıklamayı yapması da en büyük güvensizliği çıkarıyor. Aslında ortaya. oy kullanma anayasa mahkemesinin görevi değil. Bireysel başvuru yapıldı. Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi dedi ki, oy kullanma hakkı önemli bir haktır. Memurların hatası nedeniyle oy iptal edilemez dedi. Anayasa Mahkemesi karar verdi. Yani ben gerçekten de dikkat edemem, aklımda da değil, farkında da bakın, değilim. Bakın size sahadan basmışlar pratik, mı, basmamışlar yaşadığı mı? benim yaşadığım bir oyumu, söyleyeyim. Bakın ben diyorum ki bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Hı. Bakın iki, e, 7 Haziran seçimlerinde iptal edilen oy sayısı 1 milyon 300 binden fazla 1 milyon 300 binden fazla nasıl iptal edildi bu oyla? Profesyonel olarak yönettiğim kampanyalardan bir tanesinde sandıkta kayıtlı isim sayısından 9 bin fazla oy çıktı. Bakın bir tane... E, Yüksek şimdi, Seçim Kurulu'na başvurduk. E, zamanından sonra başvuruyorsunuz ya da işte bakın, oyaladı şey hayır, vererek hayır, e, öyle Değil. Ahmet, Ahmet şimdi Bey. ben onu anlamadım. Eğer, nasıl eğer, 9 bin fazla? 9.000 9 bin fazla çıktı kayıtlı isimden. Bakın. Peki oradaki sandık görevlisi Iı, seçime katılım hakkı tanıyan, şey ıı, olan partiler niye itiraz etmemiş? O partiler itiraz, 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 itiraz etmemiş. zaten. Yüksek Seçim Kurulu işte zamanlama itiraz, itiraz. itirazı buydu diye bir şeyler yaptı. Şimdi, Şimdi, bunu olmayacağı, tekrarlanamayacağı garanti edilebilir mi? Cüneyt Bakın Bey. eğer sahte oy kullanılmışsa... Yol kenarlarında çuvallar ve bulundu bu ülkede. İmzalar var. Her dönemde bulundu. Tabii. Bakın, Her dönemde. Evet. Birisi yani, gelmedi. De. konuşuyoruz zaten. E, lütfen Cüneyt Bey diyelim ki e, bir sahtecilik iddiası oldu. Gelmediği halde onun adına başka birisi kullandı. Ağır bir cezası var. Suç duyurusunda bulunduğu takdirde savcı bunu ta, e, takip etmemek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Ve her seçimde gazetelerde görüyoruz. Tespit ediliyor. ediliyor bayağı ağır cezaları var. Yani evrakta sahtecilikten bahsediyoruz. Eğer gerçekten böyle usulsüzlük varsa katılmayan birisinin yerine başkası imza atmışsa imza hayır, incelemesiyle hayır. çıkıyor zaten. Hayır burada yani, burada benim bu başka bir konu. Benim gündeme getirdiğim filigranlı oy pusulalarının dışarıda dağıtıldığı, dağıtılabileceği ve bunların daha önce dışarıda damgalanıp seçmene verilip. O filigranlı damgalı oyu kullanacağı, ise zaten sandık kurulunun kendisine verdiği pusulayı da alıp cebine koyuyor ve gidiyor. Yani gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu Yaşar müthiş Bey. bir Gidiyor ve şebeke. parasını alıyor. Bu ne niçin yapılıyor? Yani sandık kurulu mührü kaldırıldığı için yapılıyor. Peki, evet. bir şey soracağım Bu size. Bu yani tartışmayı soracağım. Orhan Bey'in söylediğinden şunu anlıyorum artık. Yüksek Seçim Kurulu bir örgütlü suç şeyi şebekesi. Özel olarak binlerce, milyonlarca filigranlı zarf üretecek. Şimdi ona hazırlık yapıyor ve dolayısıyla 2019'da bunu uygulamaya sokacak. E böyle bir şey olabilir. Yaşar Bey yüksek seçim olabilir. kurulu açıkça kanuna yüzeviz. aykırı karar verdi. Bakın mühürlü zarf var. meselesi açıkça. Bakın, ilave bir güvenlik, güvenlik önlemi. Filigranlı zarf kim, kim ve niye kaldırdı? yüksek seçim Kaldırılıyor. kurulu ilave güvenlik önlemi. Kalkmıyor aslında. Bakın şöyle. Mühürsüz kabul Hayır, Hayır şunu söyleyeceğim. Şu sorunun cevabını arıyorum. Siz de seçmen olarak gittiniz. Hatırlıyor musunuz? Attığınız zarfın mühürlü olup olmadığını. Ben hatırlayamıyorum. Ben, hatırlıyorum. ben gayet iyi hatırlıyorum. Evet, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum yani gerçekten. Evet. Özellikle Peki, baktım. Insan, ben de hatırlamıyorum. E, hatırlamıyoruz. Bir insan unutmasın demek bir çözüm mü? Ya çözüm tabii. Burada bakın seçimin güvenliği kadar seçmenin iradesini de ayakta tutmaktır seçimin seçimin esas güvenliği. Benim oyumu o sandık başkanlığının ya da kurulunun unutkanlığıyla anayasal hakkımı nasıl geçersiz sayarsınız? Şimdi Bunun bir cevabı da... olmalı. Bu şu. Kesinlikle ve kesinlikle. Mühür vurmayı Bak mesela mühürü vurmayı unutana cezai yaptırım uygulansa. Şunu diyeceğim. Tam benim söyleyeceğim cümle. E tamam. Bunun ağır cezaları olmalı. Unutursan tamam. kardeşim. Hayır, o, Keşke öyle olsaydı. Niye yok? Ha, bu... bir, en eksik yanı bu. En eksik nasıl yanı. Nasıl vardı kaldırıldı? Mevcut sistemde e, tabii mühür vurulmaması, sandık kurulu mührünün vurulmaması bir yaptırımı vardı. Ama bu ittifak gelen yerinde kaldırıldı. Neydi kaldırdı Para cezası mı? Vallahi bir cezası vardı. Para cezası vardı. E, fakat bu son... Şimdi e, artık yok mu? Yok. Ama tabii. zaten mühür kalktı yani. Mühür kalktı. Yani ya. Zaten YSK mühürsüz oyları geçersiz sayılınca onunla ilgili bütün suçlular da düştü. Savcılıklar düşürdü hepsini. Peki Nefes YSK daha önce de var vermiş e, mühürsüz oyları. Tabii mühürsüz şöyle. Hep vermiş. Sandık tek tek bazında sandık itirazlar mısın? tek tek. Mesela ben... CHP'nin var başvurusu. Ne fark, 2015. Edelim? ne fark eder? Şu fark eder. Siz Türkiye'nin genelinde ben mühürsüz oyları geçersiz. Hepsini geçerli kabul edeceğim sayıyorum. derseniz işte bu tip tartışmaları sebebiyet verirsiniz. Suistimallere sebebiyet verirsiniz. Milyonlarca oy pusulasının fazla basıldığını düşünürseniz. Peki bir dakika de... bu seçim İttifak yasası tamam bitti mi artık? Hiçbir bir yerine değişiklik dokunulamıyor. Değişiklik yapılabilir. İttifak yasası. Hayır, yani, hayır, bir, bir dakika, Milletvekiline soralım evet, dedik. İttifak, <laughs> i̇ttifak yasası noktası virgülüne değiştirilmeden genel kurulda kabul edildi. <laughs> tamam, <yasalaştırı, gülüyor> Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ya, ya yayın yasa, Bir tek anayasa mahkemesine. Çıkmış dinirse, bir yasa. Anayasa mahkemesini denetim. Gidecek, gidecek misiniz anayasa mahkemesi? Seçim güvenliğiyle ilgili bazı maddelerde tabii ki gidecek. Başka Anayasaya aykırılıklar var çünkü. Bir yasanın değişmesi mümkün değil mi? Tekrar ise çıkartmak Sıfırın lazım. Şey tamam, tamam. İşte lazım. Ama onu yani, yapacak irade var mı? E, Olabilir. Ne olmasın? Yarın kabul bir bakın seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili bir takım düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler. Olumlu düzenlemeler yapılacak. şu anda çalışıyoruz. Buraya bu, 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 eksik gördüğümüz, fazla gördüğümüz endişe duyulan, toplumun farklı baktığı şeyleri buraya not edeceğiz ve bildireceğiz. Sonuçta bunların daha olumlu ve millet şekilde dönüşmesi lazım. Biraz önce biri seçim kanunları. herhalde Elif Hanım söyledi. Seçim kanunları Yüzde 50 değil yüzde yüzün ya da Orhan Bey mi söyledi? Yani daha geniş bir mutabakatla yapılmalı ki hani hiçbir şaibe evet, siz ki söylediniz. Çünkü bu bir iktidar meselesi İktidarlar demokrasilerde el değiştirir. Ama bunların sürekli ve güven e, telkin edecek şekilde seçmenin sunulması lazım. Ben de Cüneyt Bey'e onu soracağım. Yani neden ya, Uzlaşma olması lazım bütün evet, siyasi partilerin. Evet, siz de söyle. bir uzlaşma aranmadı neden? Ben, ben yani işte, noktasına dokundurmayız. Valla ben bir yanlış e, bir yaklaşım mesela değil. Mesela CHP'den ana muhalefet partisi seçimle ilgili hiçbir şey duymadım. Nasıl duymadım? Mesela dese yani. ki biz tercihli tercihli oy pusulası kullanılsın. Yok bununla ilgili. Bir mesela daraltılmış bölge seçim sistemi. Yani bir istikrar açısından istikrar açısından önemli bakın, Duymadım. Çoğunlukçu bir anlayış şu anda egemen. Bütün teklifler hiçbir şekilde uzlaşma olmadan, tartışılmadan getiriliyor ve yine o çoğunluğa dayanarak noktası bir Hayır şimdi? diyor ki yok, CHP yok. niye bir teklif? Yani dedi? ne ne öneriyorsunuz? Ya yani seçim sistemi ile kaç ilgili. kanun teklifi verdik. Bunu yani, kaldırmadı iktidar. Bakın AK Parti davet yaptı onunla ilgili Seçmenin seçim barajına saygımız var. Önce %10 barajını kaldırdı. Bakın seçenekler abi. sundu. Hiçbir cevap duymadık o süreç içerisinde. Yani e, se seçim barajını AK Parti gündeme getirdi. Davet de gönderdi yani CHP'ye. Barajının biz kaldırılması için kaç yıldır kaçıncı teklifimiz? Son bu teklif geldiğinde de getirdik. Bakın bizim Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu değişikliklerle ilgili tekliflerimizi gelin bu teklifle birleştirin, hepsini tartışalım dedik. Bakın seçim kanunu... Ama, ama dert o değil. Bakın, dert, bakın seçimler, demokrasi <laughs> eşit, adil, özgür olmalı değil mi? Bunun için Mutlaka. önce o hali kaldırmalı Olmalı tabi. Bir. İkincisi barajı kaldırmanız Güvenlikle lazım. Güvenlikle alakalı bir olay. Biz bunları yapmadığımız o, o hal, sürece... O halle seçim ne alakası e, var? Deferandum yani... sürecinde gördük, eşit koşullarda adaletli bir seçim oldu mu? Devletin kurumu TRT'de bile yer bulamadı siyasi partiler. İdeal hangi adalet, hangi demokrasi o hal dışında bir seçimin, o hal, o hal kalkmalı, evet. kalkar da. Ben inanıyorum Kalk seçim edelim. zamanı kalkacak ve o halsiz bir seçime gireceğiz. Doğru olan budur. Yani bunun ama, ötesini ama o halde anayasa değiştiği yaptık. Bizzat Sayın Başbakan evet. bile biz o halde anayasa değiştiği yaptırmayız demesine rağmen. Çünkü şu anda bir kişinin iradesi her şeye egemen. Bizim, bakın bizim yapmamız gereken demokrasilerin temeli seçimse seçimlerle ilgili hiçbir endişeye yer bırakmadan özgür, adil, eşit seçimleri yaptırmamız gerekiyor. Bu koşullarda bu mümkündür ama biz her şeye rağmen bakın bütün siyasi partilerle görüşüyoruz. Büyük bir Partisi'ni de ziyaret ettik. Bütün siyasi partilerle. MHP kabul etmedi, gidemedik. Yani son derece demokrasi dışı bir tavırla karşılaştık. Bütün siyasi partilere gidiyoruz. Bütün büyük sendikalar, meslek odaları sivil toplum. Ne, neden gidiyorsunuz? Seçim, seçim güvenliği ile ilgili. ilgili ve adaletle ilgili bir duyarlılığı oluşturuyoruz. Bir sorumluluğu yükseltiyoruz toplumda. Çünkü millet sandığa gidecek ve attığı oyun sandıktan aynı şekilde çıkması için bir adalet birlikte gösterilecek. Kaos, kaos, kaos çıkacak. Yani 1.5'a yakın geçersiz oydan bahsediyoruz. Seçim güvenliği hı hı. kaos mudur? Halp, ne yanlış olabilir mi? Bu, 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 bu bir şey, yani bir muhalefet etme biçimine dönüştürdü? Arkadaşlar, seçim, seçim güvenliği seçim, seçim diğer yasası diğer yasası kim hazırladı? Güvenli seçim hareketi Yaş, başlatmak. Tek tek maddeleri konuşmak. Başlatmak yaşadıklarımıza bakınca, Şunu, hakkımız değil mi? Her şeye rağmen Yüksek Seçim Kurulu, o kurul, bu kurul, hiçbirine güvenmiyorsanız. Şunu Bakın, Şunu yapacaksınız o zaman. Yani biz güveniyoruz sorunu, da siz güvenmiyorsanız yüksek seçim bütün sandıklara sahip, sahip çıkacaksınız. bir karar vererek Bak, sandık, güvenilirliğini kaybettiniz. Sandıklara sahip çıkacaksınız o zaman. Başkanı şu anda ana muhalefet partisi lideriyle bahsedelim. O zaman sandıklara sahip çıkacaksınız. Çıkacağız tabii ki. Bütün, tabii ki çıkacak. bütün bu sandıklardan bütün çıkan sonuçlarla nerede yapacağız bunu. sahtelik varsa, nerede usulsüzlük varsa tek tek ortaya koyacaksınız hepimiz sizinle birlikte olacağız. Ya, mesele Mesela olacak bu, olan bu, bu o evet. Bir an evvel politika üretmeye bakmak lazım. getirenler zaten bunu kaybetme korkusuyla getirdi. <laughs> bu kaybedecekler. Yani bu işte. Şimdi, Bakın, burada işte. ben sözünü korkunum, bitiremedim. Ben korkunum bir cümlem aldım. daha var. Neyle ilgili söyleyebilirim? Orhan Bey? Yani yine bu konu seçim güvenliğiyle ilgili bir mesele. O tartışılıyor. Ama yani başka şey, ben başka bir noktadan bakmak istiyorum olaya. Birincisi yani siz söylediniz. Seçim yasasına niye katkı bulmadınız? İki parti, MHP ve AKP baş başa verdi. Bu seçim yasasını hazırladı Birbirine dokundurmadan meclisten geçirdi. birisi bu. Yani buradayız. Niye tartışma olmadı şirketen, falan diye ben şöyle bir seçim sistemi istiyorum. Öyle bir budur. komisyonda bunlar tartışıldı. Bakın. Komisyonlarda bunlar tartışıldı. Hiç dinlenmedi. Olduğu gibi geçti oradan. Başka bir nokta diye söyleyeceğim. Reisi demiyorum. Kamuoyuna. Buradaki ben, ben size Sunarım seçim kanununda. Ya da kendi işinize konuşturursun. Topluma sunarım. topluma. E, Ama maalesef ses alınmıyor. Zaten ana Dur. muhalefet partisini biraz dikkate alsaydı iktidar. 14 parti ittifak yaptı mı? Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 parti ittifak ya yaptı mı? Grup başkanlığı seçimi derken. Yani hayır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 parti ittifak yaptı. Yasa falan da yoktu. E da bir şey yoktu o zaman. O, 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 i̇ttifaklar bitecek vadiyle gelen karşı taraf. Orada yoktu. başka bir, var. Ohay, o, ya, var bir <laughs> parlamenter 2014 seçimlerinden yani 2015 seçimlerinden birkaç ay önce. O ben yazımda onun belgesini yayınladım ve bütün şeyi orada açıkladım. 160 e, seçmenin olduğu bir site. 26 sayıyorlar yani listelerden bakıyorlar. 26 o sitede oturmayan seçmen kayıtlı. Zabıt hazırlanıyor ve oradaki ilçe nüfus müdürlüğüne gidiyor. Bu bizi ilgilendirmez. Yanıtını alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde veriyorlar. Ondan sonra oradaki bir hikaye bu. Şimdi ben ne ne şunu anlatıyorum ben. Seçim yasasındaki değiştirilen bir madde çok önemli bir şey oldu. Şimdi bu, bu bütün bu yolsuzlukları yol açan bir olayla karşı karşıyayız. O madde nedir? Apartmanlarda biz daha önce bir bakıyorduk apartmanda kimler var, başka isim var mı vesaire falan. Çünkü 2011 seçimlerinden bu yana hep bu güne <laughs> evet, boş arsalarda, boş evlerde e, yazılmış seçmenler hep tespit edildi. Şimdi burada 26 yüzde 16 demektir bu biliyor musunuz? Nedir 26 nedir? E, 26 o. sahte seçmen. O sitede 26 Hı, sahte hayır, seçmen o doğru var. Değil. Ne, o, o, ne zaman yapmayın Allah aşkına. Şöyle şöyle. Sağdan yalnız bir bilgi aktarıyorum. Bakın bu sadece terör, teröristlerin önünü kapamak üzere. Hayır. Evet, bir daha o onun ya. bahanesi. bahanesi olur. Mu? Ben, de İstanbul'dan bahsediyorum. 26 o, seçmen diyorsunuz. Orada kayıtlı iken yok kullanmadı olurdu. veya yok oldu diyorsunuz. Bu ben öyle bir şey Kayıtlı değil. Hayır, kayıtlı değil kayıtlı oldu kaydı bu Türkiye'de yaşıyor değil mi? Türkiye'de yaşıyor Onu var ya. Yani. Var mı yok mu? Var mı, bir var. mu olmayan birisi. Öyle i̇şte bir şey de. olamaz. Niye o, olamaz? E, tabi, uzandı, kayıdır, ol. Nüfus kaydında olmayan bir seçmem. Şu andaki sistemi söylüyorum. Mutlaka nüfus Teşekkür müdürlüklerinde edecek şey. yok öyle bir şey. Yok. Ben gittim ya lütfen ya Mutlaka benim beyanımı esas aldılar. Lütfen mutlak seçimi var. Sizin vardır. işte beyan yasası alınıyor. Hayır, o, hayır. Evde, imzamı ve bu de, evde yaşıyor. Ben o evde yaşıyorum. Öyle Onun için edereyim. bitiyor olay yani. Lütfen yani. O, ya yani yaşamadığı evde seçim beyanı kabul ediyor? Bunu daha orada. fazla. ya yani, çok önemli var. önemli yani bu. Bu, bir, bu eksik bilgi ben var. şunu söyleyeyim. Eksik bilgi falan yok. Var. Bu, bu, çok ciddi bir iddiadır. Yok, eksik bilgi var. Binlerce, yüz binlerce sahte seç bu şeyde yani apartmanlarda artık Görülmeyecek ya kimin o seçmen olarak kaydedildiği. Bu şu demektir. Kontrolü mümkün olmayan böyle yüz binlerce seçmen apartmanları dağıtılacak ya bunların hiçbir tanesini biz göremeyeceğiz. Tespit edemeyeceğiz. Bir dakika Ve... sandık başında ben parti temsilcisiyim varım. Evet. Bir tane adam geldi. Evet, baktım liste. Burada bakıyorum listeye. Listede adı var. Bak. seçmen listesi var. Evet. Seçmen listesi evet. var. Nasıl, var. Olacak? Nasıl, var. Olacak? nasıl olacak? Senin nasıl olacak o sahte seçmen nerede oy kullanacak? Oğlum, evet. Ben CHP. Ya, ya, ya benim parti, benim Listeler. apartmanımda 10 tane sahte seçmen var. gidecek git seçim kurulu elinde liste var, değil mi? Kütü bakıyor. Evet, sen buradasın diyor. Çünkü kayıtlı o. Yani adrese kayıtlı. Tamam. Sistem uygulanıyor. Tamam. Sen buradasın ne oy kullanıyorsun diyor. Hı? O insanın başka nerelerde? Aslında bizim Hı orada değil. kullanmış mı, kullanmış Bizim mı? orada değil. Hiçbir yerde değil. Ben de böyle bir şey imkansız. Aynı Hayır. hekimlik kimlik daha, abi, Yapmayın birisi. Allah aşkına. Sandık kurum mühürünü, mühürünü, her... mühürünü, anlarım. Bak orada bak bir, bir doğru bir şey tespitte bulundunuz. Bu eksik. Keşke kaldırılmasaydı. Amenna. Ama tutup da bu çok böyle maha mahalli bir örnek. Olan işte değil. De Bakınız şimdi e, Allah aşkına, bu, bu listeler askıda Allah kalıyordu Allah hatırlıyorsanız değil mi? Uzunca bir ne süre oldu? askıda kalırdı. <laughs> askıda kaldığı <laughs> zaman muhtarlıklarda <laughs> apartmanınızda oturuyor mu oturuyor evet, mu günahınızın var mı? Bu siyaseti böyle üretiyorsun. Bu siyaset üretmek için olmaz ya? Ben sıkıldım vallahi bu. Şimdiden, şimdiden. E, muhtemel bir seçim sonucunun meşru kılınmaması için adeta kılıf hazırlanıyor. Peki Hayır. ya meşru AK Parti kaybederse o zaman Tamam ya. O zaman da <laughs> diyeceğiz ki ne oldu? Hani yani, şeyin bu bizim temelin, de... hemşerimin dediği gibi ne oldu? <laughs> Ay, güvensizlik ortamı oluyor olması yani, burada sorun zaten. Bu memlekette <laughs> en güvenilir sınav üniversite sınavlarıydı. ÖSYM'ydi. FETÖ'cüler. Evet. Sorular çalındı. Evet. Yönetenlerin yok, hiç sorumluluğu çıktı. yok. Hiç sorumluluğu yok. En güvenilir Hepinize sistemler iyi. bile bu dönemde yıkıldı bari. Hepinize iyi akşamlar. Böyle hızlı bitireyim en iyisi <laughs> öyle yani. Çok teşekkürler katıldığınız için <laughs> sağ olun.